Hüseyin Rahmi Gürpınar Mürebbiye Seviyorum, seviyorsun, seviyor. Biraderim de sizi seviyor. Talebesi Nezahat Hanım'ın tekil üçüncü şahsı böyle ilaveli olarak hem bir de tümleç ile çekmesi Mademoiselle Angele garip gelmekten çok kendisini sevindirdi. Bu sevinci talebesinin öyle basit bir çekimde zamir yerine bir isim kullanması ve buna bir de tümleç katması gibi az vakitte Fransızca'da gösterdiği taraf çocuk ağzı ile bir erkek tarafından kendisine bu şekilde aşk ilan edilmesiydi. Böyle olmakla beraber mürebbiye bu sevincini sezdirmeksizin çocuktan daha ziyade bilgi alabilmek isteğiyle yalancı bir hiddet tavrı takınarak pek az bildiği Türkçesiyle dedi ki ''Yok yok, yanlış, fena yaptın. Bu nasıl lakırdı? Kim dedi böyle?'' ''Kitap'' dedi. Hayır Mademoiselle, kitap demedi. Ağabeyim Şemi Bey söyledi. Şemi Bey o çapkın böyle demiş. Daha başka bir şey söylemedi. Söyledi. Bana bu cümlenin analizini de öğretti. Burada kardeşim Süce M fiilmiş. Siz de kompleman direkt oluyor oluyormuşsunuz. Ağabeyim sen matmazele böyle söyle. Eğer dediğimi güzelce anlatabilirsen bugün mutlaka bon puan alırsın dedi. Nezahat Hanım'ın bon puan kazanma derecesini kestirmeye vakit olmadan Matmazel Angel'in öteki talebesi küçücük Vahip Bey elinde mini mini bir gramer ile koşa koşa geldi. Mürebbiyesinin yüzüne bakıp çocukça bir gülümsemeden sonra ''Perestiş ediyorum, perestiş ediyorsun, o size perestiş ediyor.'' diye Adove fiilini arada bir tümleç ile çekmeye başladı. 6 yaşında bir çocuğun masum ağzından ''Perestiş etmek'' fiilinin çeşitli sıygalarını işitmek Mademoiselle'in pek hoşuna gitti.'' kendini tutamayıp Fransız kadınlarına mahsus kıvrak bir kahkaha salı verdikten sonra o size perestiş ediyor cümlesindeki o zamirinin kime işareti olduğunu anlamak için çocuğa sordu. Kim? Vahip Bey böyle bir sual sorulacağını kestirilerek verilecek cevabın ve bu cevabın verileceği zaman alınacak tavrın ne olduğu kendine önceden iyice öğretilmiş olduğunu belli eder. Çocukça bir halle yerlere kadar eğilip bir referans yaptıktan sonra o enişte beyim Sadri Bey. Biri ağabeyine, öteki eniştesine vekil olarak bu iki çocuğun daha pek de manalarının kuvvetini bilmedikleri Fransızca fiillerle mürebbiyelerine muhabbet ilan etmeleri hususu Matmazel Angel'i pek o kadar şaşırtmadı. Çünkü bu evdeki çocuklara mürebbiye tayin edilmiş olduğu bir aydan beri gerek Şemi Bey, Sadri Beyler odada, sofrada, salonda, bahçede Angel'e rastladıkça sevdalı baygın bakışları ile eme ve adoö fiillerinin bugün çocuklara öğretmiş oldukları gibi yalnız şimdiki zamanı değil bütün geçmiş zaman, gelecek zaman ve şart sıygalarını ve belki de hiçbir dilin fiillerinde bulunmayan ve her türlü gramer dışı garip zamanlarını göğüs geçirerek çekmişlerdi. Rüzgar çıkınca denizin dalgalanacağı, tan ağarınca güneş doğacağı nasıl basit bir tabiat işi ise Şemi ile Sadri'nin gözlerinin karası tamamıyla kayboluncaya kadar süzgün bakışlarla bakmalarından mürebbiye bu iki genç tarafından kendine muhabbet ilan edileceğini işte öyle anlamıştı. Hatta yalnız anlamakla da kalmayıp güzelliğinin ışığı etrafında dolaşan bu iki aşk pervanesini birbirine çarptırmadan idare edebilmek için ustaca bir de plan hazırlamıştı. Angel'in planı pek derindi. O kadar ki bazen en usta bir avcının bile ava çevirdiği tüfekle kendi kendine vurması gibi Kız da kendisi için yanıp tutuşanların ayakları dibine kazdığı, üzeri her biri aşkın göz aldatıcı renklerini gösteren çiçeklerle örtülü sevda çukuruna kazara kendisinin tekerlenmesinden korkuyordu. Mürebbiye gönlünde şimdilik ne şemi ne de sadri için bir sevgi istidadı görmüyor, ikisini de sevmiyordu. Fakat sevmekten kendine alıkoyduğu kadar kendini sevdirmeye uğraşmak gibi gönül ateşbazlığının pek de tehlikesiz bir şey olmadığını çocuklara okuttuğu gramer kaidelerinden daha açık surette biliyordu. Angel'in sevda teorisi bu işteki maksadı bambaşkaydı. Kız mürebbiyelikten ne kazanabilecek? Ayda 4-5 lira. Bu kadarcık parayı kalbinde beslediği emellerin gerçekleşmesi için hiç yeter bulmuyordu. Evlerinde mürebbiyeliğe çağrıldığı aile pek zengindi. O hizmetten alacağı parayı iki katına, üç katına, belki de dört katına çıkarmak için yalnız çocuklara gramer ve lisan okutmak değil, evdeki genç beylere aşkın en ince noktalarından dersler vermek lazım geleceğini, böylece kendine mühim bir irat yolu açabileceğini düşünmüştü. Matmazel böyle mühim bir ameliyata başlamadan önce işin enini boyunu hesaplayan, Usta bir mühendis gibi gönüllerin sevdaya olan istidatlarını tetkit ederek her birinin nabzına göre şerbet vermeye, fakat sevgisine kapılacak zavallılarda aşk denilen korkunç hastalık tam bir hızla ateşleninceye kadar birine ettiği iltifattan ötekinin haberi olmamasına son derece dikkat etmeye, avlayacağı gönüllerin bir kere idarelerini ele geçirdikten ateş saçağı sardıktan sonra tutkunlarının arasına kıskançlık düşürüp bu halden hem hazlanmaya hem de paraca faydalanmaya karar vermişti. Matmazel'in kurduğu bu korkunç sevgi avı programında evin en küçük beyinden en büyük efendisine kadar ev erkekleri vardı. Sevmek ve perestiş etmek fiillerinin gördüğümüz acayip şekilleri Dehri Efendi'nin köyündeki yalasında bahçede yeşillikler içinde denize bakan bir kameriye içinde çekiliyordu. Mürebbiye çocuklara ders vermek için çok zaman boğaz mavi göki altında bir yeşil kubbe meydana getiren bu kameriyeyi seçerdi. Kameriyenin içinde fıstık dalından yapılma yuvarlak masanın bir tarafına kendi geçer, karşısına çocuklara oturtur, ders kitaplarını, defterleri, hokkayı, kalemleri güzelce masanın üzerine yerleştirir, çocuklara orada her gün aynı saatlerde biraz gramer okutur, lektürden ders verir, kaligrafi meşkettirirdi. Çocuklar yazı ile uğraştıkları sırada kendisi güneşin göz alıcı parıltıları altında mavi ile altın renginin bütün derecelerini gösteren dalgaların su, gök, ateş gibi üç elemanın kaynaşmasından meydana getirdikleri yol yol harelere gözlerini dikerek dalıp giderdi. Memleketini, Fransa'yı, orada geçirdiği safahat hayatını, şimdi arasında bulunduğu aile yanındaki sıfatını, işini düşünürdü. Fransa'da fi büblik denilen düşkün kadınlardan iken, burada mürebbiyeliğe alındığına şaşar, nasip denilen şeyin bu yoldaki garipliklerine, tuhaflıklarına şaşakalırdı. Fransa'da naturalizm yolunun en ileri yazarları bu çeşit kadınları yaratılışın canlılar sırasınca en aşağı tabakadan bir mahluk sayarak bunların nasıl yediklerini, nasıl içtiklerini, nasıl sevdiklerini, nasıl ayrıldıklarını sözün kısası bütün hayat hususiyetlerini kılı kırk yararak titkikler ile insanlara ibret olsun diye meydana koymaya uğraştıkları ve insan cemiyetinin durmayıp işleyen yaralarından birinin de bu çeşit kadınlar olduklarını gösterdikleri halde işte onlardan biri olan Mademoiselle Angel has bahçenin baldıranı mezbelenin gül fidanı olur denildiği gibi kaderin sürüklemesi, daha doğrusu kendisini o sıfatla kabul edenlerin gafletleri sonu olarak Dehri Efendi ailesinden birkaç çocuğun yetiştirilmesine tayin olunmuştu. Angel, doğdukları zaman nüfus kütüğüne yalnız annelerinin adıyla yazılan nikahsız çocuklardandı. Sefaat sonunda olan bu gibi çocukları çok defa babaları kabul etmediği gibi anaları da tehlikesinden korkarak düşüremedikleri için istemeye istemeye doğurduklarından analarının istekleri dışında dünyaya gelen bu çocuklar iyi ve kötüyü ayırabilecek yaşa gelip ortada bir baba bulamadıkları zaman insanlar arasındaki bu mevkisizliklerinden çıkan bütün felaketlerini analarından bilirler. Her bahtsızlıklarının tek sebebi olarak meydanda yalnız onu görürler.'' Anasına karşı olan bu düşmanlık duygusu Angel'de de vardı. Fransa'da beraber bulundukları zaman bazı günler saç saça baş başa dövüşürlerdi. Angel annesini babamın adını söyle diye sıkıştırırdı. Anasının o zavallı kadının ise dünyada bilmediği, düşünüp düşünüp de bir türlü kestiremediği bir şey varsa o da kızının hayatına sebep olan kimseydi. Angel'in zorlamasından pek ziyade bıktığı günler kadıncağız birkaç düzine erkek adı saydıktan sonra Kimin kızı olduğunu ben ne bileyim, İşte bunların içinden babanı arada bul diye haykırırdı. Angel, Paris'in fuş süprüntülüğü içinde fışkıda yetişen mantar gibi olgunlaşmaya başlayınca daha kadınlık çağına girmezden birçok zaman önce o da anasının yoluna saptı. Henüz küçüktü. Fakat fahişelikte anadan doğma istidadı yüzünden o işte anasından usta çıktı. Paris'in Rezalet Alışverişi Pazarı'nda epey zaman dolaştıktan sonra sonunda bir gün o da anasının uğramış olduğu kazaya uğradı. Yani gebe kaldı. Birkaç ay evvel aman tuttuğu Monsieur Andre adında bir herife giderek karnındaki çocuğun babası kendisi olduğunu iddia etti. Fakat Andre bu iddiayı şiddetle reddetti. Bu kabul etmeyiş karşısında Angel kameti azıştırdı. Kızın çok yaygara ettiğini görünce Andre son derece öfkelenerek "Ben seninle serbest bir halde yaşadım." Bu yaşamadan çıkacak bütün iyilik ve kötülük sana aittir, Mademoiselle. Söylediğin çocuk üzerinde babalık iddia etmek istesen bile öteki amanlarınızdan birinin hakkını almış olmayacağımdan emin değilim, cevabını verdi. Karşılık gördüğü şirretliğe hiç ehemmiyet vermeyerek Mademoiselle canaplarını kapı dışarı kovdu. Angel, çocuğun babası Andre olduğunu biliyordu. Ama herif babalığı üstüne almadıktan sonra çocuk anasının bu bilgisi ne kadar gerçek olursa olsun para eder mi? Kapı dışarı ümitsiz surette kovulduktan sonra Mademoiselle düşünür. Çocuğu André'ye kabul ettirebilmek hususundaki zorlukları teker teker aklından geçirir. Artık Andre'den bir iş çıkmayacağına, işi bir başka kalıba dökmek lazım geleceğine karar verir. Angel bu işte kendi vicdanı kanaatine göre doğru bir harekette bulunmuştur. Fakat bu gibi işlerde doğrulukla iş yürür mü? Bu gibi zor hallerde en doğru hareket maksada eriştirilebilecek olan harekettir. İşin içinde ne kadar yalanda olan eğrilik büyürülük olursa olsun siz işin sonundaki maksadın elde edilmesine bakınız. Gerçek işte odur. Angel karnındaki çocuğa bir baba aramıyor mu? Maksat işte o babayı bulmak ve çocuğu o babaya kabul ettirmektir. İş çok sade. Bir maksat, bir neticeden ibaret. Bir kere bu mesele şu iki basit temel üzerine kuruldu mu bunu halletmek için yapılacak hileler, yalanlar ikinci derecede kalır. Angel, Andre'ye gitmeden önce bu inceliği düşünememiş olmasına hayıflanır. O kovulmanın sonu olarak kazandığı tecrübe üzerine kendi kendine çocuk Andre'nindir. Bunu iyice biliyorum ama işe yaramayan gerçeği ne yapmalı? İşe yarayacak şekilde değiştirmeli. Hiç Andre gibi kaba, maddeci bir herif benim gibi bir kadının karnındaki çocuğun babalığını kabul eder mi? Erkek olur ki benim gibi bir kadın tarafından babalık merhametine takdim olunan bir çocuğun kendi evladı olduğunu kestirse bile Andre gibi bu medeniyet asrının maddeci ahlakından kendini kurtaramayıp öyle bir çocuğa babalık kollarını açmayı ahmaklık belki de büyük bir ayıp sayar. Fransa'da gene erkek odur ki başka birinden olan bir çocuğun fuzuli babalığıyla şereflenir de maddi olarak babalık hakkının kime ait olduğunu düşünmekten kendini kurtarmış bulunur. O tatlı gaflet içinde yaşar gider. İşte bana böyle bir baba lazım yolunda düşünür. Her nefes aldıkça karnında büyüyen o rahatsızlık veren ağırlığı yükletmek için parası çok, aklı az, merhameti duyarlığına girip çabuk müteessir olur. Evlat canlısı bir baba araştırır. Zihnindeki bu araştırmada uzun zaman beyin patlatmaya hacet kalmadan Angel aradığı babayı bulur. Angel'in çocuğuna baba mı yok? Paris mösyelerinin dörtte üçü o işe istihkah yolunda himmet harcamışlar ama sözü kime anlatırsın? İş bu babalar arasında bir insaflısına rastlamakta. İşte tam istenen vasıflarda o insaflı, duygulu babayı Angel zihninden şiirde nazik ve nadir bir kafiye gibi arar bulur. Çocuğunun babalığına uygun bulduğu bu zat meşhur yazarlardan Monsieur Baudelaire adında biriydi. Hiç yazar olup da hassas olmamak, hassas olup da insaflı bulunmamak, insaflı olup da gereken şeyi yapmaktan çekinmek kabil midir? Hem yazarlar dalgın adamlardır. Hele romancı, tiyatrocu kısmını aldatmak kolaydır. Bunlar eserlerinde her gün bin türlü yalan yaza yazı, yalanı sahiden, olanı olmayandan, gerçeği zıddından fark edemeyecek hale gelirler. Bütün hayat manzaralarına roman diye bakarlar. Her yalan dolu işi hakikat şeklinde göstermeye, her gerçeği roman yoluna sokmaya uğraşırlar. Yalanın sözle olanı bir ahlak edepsizliği sayılırken kalemden çıkanı hüner sayılmak, kitap şeklinde para ile satılmak medeniyet terakkisinin yazarlara verdiği garip bir imtiyazdır. İşte Monsieur Baudelaire'de yazdığı yalanlara kendisi gülüp alemi ağlatan bu çeşit kalem sahiplerindendi. Matmazel Angel'in yatak arkadaşlığı ettiği hesapsız Monsieur'ler içinde çocuğuna baba olmak üzere André'den sonra Baudelaire'i seçmiş olması, bu adamın yazar olması, Yazarlığın ayrılmaz bir hassası sanılan hisliliğinden, kalp inceliğinden faydalanmaktan çok başka mühim bir sebepten ileri gelmişti. O mühim sebep de Baudelaire'in Sefil Çocuklar veya Tabi Evlat diye beş perdelik bir dramın yazarı olmasıydı. Bu dram Paris'in tiyatro sahnelerinde yüzlerce de defa oynanmış ve her oynanışında seyircilerin gözlerinden çeşme gibi yaş boşanmış. Bu eser Baudelaire'in şöhret kazanmasına sebep olmuş. Yazar bu piyesinde düşmüş anaları, ahlaksız babaları, Fransa'daki halkın 5'te ikisinin kanun hükmünce şüpheli bir halde insan cemiyetine karşı bağımsız halde bırakan o canavarları layık oldukları dille meydana koymuş. Kanun dışında bu gibi münasebetlerin insanlarca sebep olduğu fenalıkları felsefe, ahlak, hukuk daha bilmem ne fenlerine göre teker teker incelemiş. Böyle gizli veya açık bağlar sonunda meydana gelmiş olan zavallı çocukları bazı hayır tesisleri veya kilise kapılarında büyüterek bunların ellerine geçinme vasıtası olarak öldürme, çalma, yan kesicilik aletleri verip bütün ömürlerinde türlü fesatlar içinde yüzdürdükten sonra zavallıların sonunda küreklerde, prangalarda nasıl can verdiklerini seyredenlerin dehşetten tüylerini ürpertecek derecede acıklı bir surette anlatmış yazar bu eserde gösterdiği edebiyat kudretini ve inceleme ustalığına alemin ağladığını görünce kendisi de gözyaşlarını tutamamış. Badüler kendi kaleminin belagatine yine kendisi sade bir seyirci olarak ağlamış. Fakat işin asıl ağlanacak tarafı o gün bittikten sonra birçok seyirci Mösyö'lerin yine metreslerini kollarına takarak tiyatrodan çıkmalarıdır. Galiba Mösyö Badüler de o acıklı piyesin sahneye konduğu ilk geceden kalan bir acıma içinde Angel ile zevk ve eğlence masasını kurmuş, o gece tiyatrodaki seyircilere gösterdiği sahneye onlarla beraber kendisi de ağlamışken, besbelli alemin bu ağlayışına gene o gece içinde Badüler metresiyle beraber pek çok gülmüş, eğlenmiş. Avrupa'nın bugünkü ahlak ve alışkanlıklarına inceden inceye bir gözle bakılıp düşünülürse, Buna benzer acayip hallerde insan şaşacak veya gülecek bir taraf göremez. İşte bu gözle bakılırsa ne yazarın davranışı kusurlu bulunur ne de halkın o haline gülünür. Badüler o piyesin öğütlerine göre davranmak için değil, para kazanmak isteğiyle yazmıştı. Onu seyretmeye gelenler de oraya ahlak dersi almak için değil, hoşça bir vakit geçirmek için gelmişlerdi. Ama o kadar kişi ağladı denecek, ağlasınlar. Tiyatroda ağlamak gülmenin başka bir şekli demektir. Zaten fizyolojide gülme ile ağlama arasında bazı hallerde fark yok gibidir. İkisi de sinir zayıflığından ileri gelir. Eğer ağlamakla ahlak düzelseydi dünyada çocuklardan uslu akıllı kimse bulunmazdı. Angel, tabii evlat yazarının duygu inceliğinden, sinir zayıflığından faydalanabileceğini ümit ile çocuğu Badüler'e mal etmek için ne yolda düşünüp ona kanaat verecek deliller ileri süreceğine, ben sana Eylül'ün 24. günü saat 3'te Bulvar de köşe başında rast gelmedin miydi? Bir arabaya binip gezmek için filan ormana gitmedik miydi? Hatta o gün orada filan filan madam veya mösyelere rastladıktı. Canım hatırlamıyor musun? Ormanın bilmem kaç numaralı kestane ağacı altında filan filan maddelere dair uzun uzadıya bahisler yürüttüktü. İşte o akşam filan lokantada yemek yiyip de geceyi de filan yerde geçirmedik mi? Yolunda birçok sorulu cevaplı sözlerle dolu o kadar ustaca bir konuşma tertip eder ki çocuğun babası Badüler olmak gerekeceği hususunda Angel'in kendisinin bile şüphesi kalmaz. Bir sabah Angel karnındaki çocuğu ile Badüler'in oturduğu yere dayanır. Adam yazarlardan ise karı da nazeninlerden. İkisi de ince birer sanat sahibi. Bir ki kurnaz ise öteki de fettan. Biri kalemiyle halkı aldatıyorsa öbürü de diliyle alemi kandırıyor. Angel yazan mühim bir kitap yazmakla uğraşırken bulur. Badüler eline kalemi almış, hangi yanlışı, hangi iftirayı, hangi haksızlığı yazmaya kalkışsa yazmam demeyen o kalemi parmakları arasına sıkıştırmış. Kendisi adamlıktan, insanlıktan çıkmış, göklere yükselmiş, oradan kuş bakışı bir hor görürlükle bütün insan rezaletleri ve kötülükleri parlak renkler, düzgün ve sözlerle tasvir ediyor.'' Ne duyarlıkta ne dalaverede ikisinin birbirinden bir çekirdek geri kalmadığını söylemiştik ya. Angel vereceği haberi müjde olarak vermek ve ona karşı alacağı cevabın da kabulden başka bir şey olmayacağına şüphesi olmadığını göstermek, hiçbir zaman ümitsizlik eseri sezdirmek üzere tam bir saflık gösterir bir çehre ile söze başlayıp der ki ''Bonjour Alexander Duma, ne yapıyorsunuz? Üç silahşör mü yazıyorsunuz? Kalkınız, istikbal ediniz.'' Mademoiselle Marie Catherine geldi. Size bir ladam o kamelya yazarı takdim edecek. Fransa edebiyatını bilmeyen okuyucularımıza Angel'in kendine Mademoiselle Marie Catherine adını vermesi, Badulere Alexander Duma demesi pek garip ve belki de manasız gibi görünürse de Marie Catherine denilen kadının üç silahşör hikayesi yazan meşhur Alexander Duma'nın metresi olduğu ve Ladam o Camelia romanının meşhur yazan Dumazade'nin dahi bu kanunsuz münasebetten dünyaya gelmiş Tabi bir çocuk bulunduğu Badülerce de bilindiğinden Angel'in bu yersiz sözlerinden maksadı ne olduğunu ilk anda pekala anlamış ve tutturduğu bu yoldan karının içinde boşaltacak daha birçok şeyler bulunduğunu hissetmişti. Fakat iki kişi arasında görülecek anlaşma kolaylığı bazı derece fikir yakınlığına da bir işaret olacağı cihetle Badüler bu çabuk anlayışı karıya anlatmış olsa da çocuğun babalığını yüklenmiş sayılacağından Angel'in söylediği o muammadan güya hiçbir şey anlayamamış gibi şaşkınlık göstererek ''Mademoiselle Marie Katerin kim? Bu odada Alexander Dumas nerede? Onun oğlu kime takdim olunuyor?'' Önümdeki eserin Tura Maskater'e benzetilmesine ne münasebet var? Şimdiye kadar çok bilmece işittim. Fakat her kelimesi başka bir bilmece olan bu söylediğiniz kadar çapraşığına hiç rastlamadım. Angel safça bir kahkaha salı vererek ikramiyesi büyük olan bilmeceler biraz karışık olur. İşte bu da öyle. Acayip. Bunun ikramiyesi de mi var? Evet var. Torba içinde durduğu yerde kendi kendine büyüyen bir ikramiye. Hayret matmazel, hayret. Bunda hayret edecek bir şey yok. ''Dur sana bilmeceyi halledivereyim de ikramiyeyi aramızda paylaşalım.'' ''Alexander Dumas sen, Marie Catherine ben.'' Dümazade de karnımda. ''Bilmecenin sandığın kadar karışık olmadığını şimdi anladın mı?'' Maporol dönüyor. ''Anlayamadım.'' ''Haydi beni hayalciliğimden dolayı Alexander Duma'ya benzetsinler.'' ''Fakat Dümezade o koskoca edebiyatçı evvela cenin halinde sonra da senin karnına girip de nasıl oturabilir?'' ''Nisan başında değiliz ki yaptığını aklıma getireyim Matmazel. Adam sende. Biz yalan söylemek için her sene Nisan'ın birini bekleyecek takımdan mıyız? Bu şarta uyacak olsak ikimiz de aç kalırız. Angel tavrını biraz ciddileştirerek Söstin'e devam etti. Aman Baudelaire sen de ne şakacı adamsın. Senin gibi cin fikirli bir adamın böyle geç laf anlar görünmesi ne kadar tuhaf oluyor. Yazarlar zevzek olurlar ama sen de onların en zevzeysin gebe bir kadını bu kadar üzmek iyi değildir diye çocuğun raporunu korsajının arasından çıkarıp Badüler'e göstererek davasını ispat etmek için de hazırladığı delilleri hemen sıralamaya başlar. İş böylece bilmecelikten gerçekliğe geçince Badüler canaplarının da yüzü o eski latifecilikten acı bir sertliğe döner. Badüler o yolda kadınlardan her gün biriyle münasebette bulunmakta ise de bu nazeninler tarafından bunun babası sensin diye kendine bir çocuk takdim olunacağını en olmaz bir ihtimal suretinde bile aklına getirmezdi. Angel, Badüler'in yüzündeki derin kırışıklıklardan kafası içinde ne gibi hotbince fikirler kaynaştığını hemen anlayarak açılacak çekişmede herife meydanı dar bırakmak için hemen söze gene kendi atılıp dedi ki ''Mösyö, tabii evlat, adındaki eserinizde geçindirme zorluğundan dolayı kanunsuz evladını boğan anaları, kadınların insan neslini aralıksız devam ettirmeye yarar birer canlı tarla olmak itibariyle kutsiyetleri dışında bunları sırf nefis lezzetiyle seven, kazara bunlardan bir çocuk meydana geliverince bunu tabiat kanununa aykırı zararlı bir hal olarak sayan inkarcı evlat babalarını korkunç bir muhakeme ile çekmiş idiniz. Bugün siz de öyle mevkide bulunuyorsunuz. Bakalım evladınız hakkındaki kararınız, anasına yapacağınız muamele, kendi hakkınızda gene kendinizin vereceği vicdan hükmü ne olacaktır? Bunu anlamaya geldim. Tereciye tere atmak gibi garip bir fikre düşen Angel'e karşı yazar o ekşi suratıyla der ki, Matmazel, bu sözlerinizi işiten, size namuslu bir kocadan dünyaya evlat yetiştirmek gibi takdir edilecek bir niyetle pansiyondan yeni çıkmış toy bir kızcağız sanır kadınlığı, insanlık tarlası sayarak düşünmek fikri size karnınız şişmeye başladıktan sonra mı geldi? Çünkü daha evvelden sizde böyle bir çocukseverlik hali yoktu. O kadar yoktu ki birbirimizle bağdaştığımız zaman ne sizde ana olmak isteği ne de bende baba olmak merakı bulunmadığına ikimiz adına da yemin edebilirim. Pekala Mösyö, pekala. Sözünüzün arkasından savıp dizeceğiniz filozofça fikirleri anladım. Nafile yorulmayınız. O çok yüksek fikirleri böyle benim gibi bir kadına karşı boş yere harcamayınız. Bir kitaba yazınız da aleme para ile satınız. Çünkü o sözlerin hükmüyle ne sizin ne de benim hareket etmek ihtimalimiz vardır. Biz aramızda açık görüşelim. Yok hani ya evvela siz analıktan, babalıktan, tabiat kanunundan filan söz ettiniz de ben de onun için gerekli cevaplarda acele ettim.'' Ayıp değil ya Mösyö. Benim merak ettiğim bir cihet var. Kendisi ahlakın en derin çukurunda bocalayan bir adam aleme moral dersi vermek için nasıl kitap yazabilir? İşte ben de bunu anlamak istiyorum. Biz fi public namını taşıyoruz. Canı isteyen bizden çekinir, uzak durabilir. Size ise moralist deniyor. Bu nam altında bütün ayıplarınız gizli, örtülü kalıyor. Bu önemli noktayı bana izah eder misiniz? Badüler alaylı bir gülümseme göstererek Madem ki açık görüşmek istiyorsunuz, madem ki birbirimizi yine birbirimize riyasız, tabi olduğumuz gibi göstermek icap ediyor, ben yazarlık mesleğimce olan teorilerimizi size anlatayım. Fakat siz de bana kendi sanat ve mesleğinizce olan ince teorileri anlatır mısınız? Eğer buna razı olursanız sözlerinizi ben de not ederim. Bu notlar mühim bir kitaba temel olur. Böylece esaslı bir kitap vücuda gelir. Bu çekişmemizle boş vakit geçirmemiş oluruz bu teklifinizi bir şartla kabul ederim. Şartınız nedir? Şartım yazacağınız kitaptan olacak kazancın konuşmamıza sebep olan çocuğa bırakılmasıdır. Yazarların sandığınız kadar fena adamlar olmadıklarını size karşı ispat etmek için kimin olduğu belli olmayan bir çocuğa bu kazancı bırakırım. Badüller. İşin içinde yalan, hile, desise olmayacağı sizin söylediğiniz şarttan evvel kararlaştırılmış bir şart değil miydi ya? İşte ben de bu ilk şartı uyarak çocuk sizindir diyorum ya. Çünkü sizin değildir desem yalan söylemiş olurum. Sizin meslekte olan bir kadından doğacak çocuk kimsenin değildir. O ancak sizindir, Matmazel. Şimdi ettiğim vadi yerine getirmekten başka çocuğunuza bir ikramda bulunamam. Çocuğun olması işinde benim kadar yardımı bulunan bütün tanıdıklarınız bu kadarcık bir lütuf göstermiş olsalar doğacak çocuk roçizadeler kadar zengin olur. İşte ben payıma düşen fedakarlıktan çekinmiyorum. Çocuğunuz hakkındaki şefkatiniz sizi bundan ileri bir dereceye sürüklüyorsa başka taraflara da başvurunuz. Angel, yazardan çocuk adına çekebileceğinin şu vaat edilen miktardan ileri götürebilmek ihtimali olmadığını iyice anlar. Onun için vaat edilen menfaate kanaate mecbur olur. Yazarın mesleğinin teorisi için vereceği izahatı bekleyerek susar. Çekişme sonunun böyle bir uyuşmaya vardığını görünce Badüler bir sigara yakar bir tane de Angel'e verir. Sigaraların dumanları yılan kahve şekillerle tavana doğru yükselmeye başladığı sırada yazar şu suretle işi izaha girişir. Matmazel, kendinize fi büblik yani harca alem bir kız, bize yani yazarlara da moralist yani ahlak kuyun adını veriyorsunuz. Bu iki sıfatın bir arada söylenmesi iki zıt şeyi toplama gibi görülür ise de bu iki sanata şimdiki moral noktasından bakılınca aralarında görülecek şey büyük bir uzaklık değil. Aksine apaçık bir yakınlıktır. Ahlak huyundan olmak için ahlaksızlığı tetkid etmek icap eder. Bir işle fazla uğraşmak, insanın o şeyle senli benli olması sonuna varacağından tehlikeli bir fen denemesinde bulunanların bazen bu deneme sırasında fen yoluna kurban gittikleri görüldüğü gibi aleme ahlak dersi vereyim derken ahlaksızlık çirkefine düşüp dibi boylayanlar da görülmemiş değildir. Tarih pek çok büyük yazarların küçüklüğünü ve ahlakçılardan bir haylisinin ahlaksızlığını bize bugün gösteriyor. Bundan fazla eski moralistler ile şimdikiler arasında büyük fark vardır. Hatta moral kelimesinin manası bile bütün bütün değişti. Eski Yunanlılarda moralist sayılan Teofraslar, Plutarklar, Maksimler, Romalıların Çiçeronları, Senekleri, Mark Orelleri ve daha doğru söylenilmek istenirse bizim Fransızların Dünkü Montenyilerimiz, Rochefoucault'larımız, Pascal'larımız, Labrier'lerimiz bugün hayata geri dönmüş olsalar bunlardan her biri kendi zamanlarında öğretmiş oldukları moralin bugünkü peydah ettiği aksi neticeyi görerek şaşırıp kalırlar ve şimdiki morali öğrenmek için yeniden okumak zorunda kalacakları için buna da belki canları sıkılır. Eski moral ile yenisini hele edebiyat ile morali birbirinden ayırmak lazımdır. Her parlak söz kaideye uygunluğu yüzünden edebiyattan sayılabilirse de edebiyattan olan her şey moral olamaz. Eski zaman ahlakçıları pisliğe el değdirmeden bunun ne olduğu hakkında hüküm vermek ve fikir söylemek gibi garip iddiada bulunurlarmış. Naturalizm ve eksperimentalizm usulleri edebiyatta da kullanılmaya başlayalı beri arama ve yazma yolları değişti. Claude Bemar'ın deneme usulünü fizyolojiye, hekimliğe tatbikinden sonra romanda tetkik usulleriyle tecrübe fenleri sırasına girmek istidadını gösterdi. Fenler iki kısımdır. Birincisi sadece tetkik ile ne olduğunu bulmaya uğraşılanlardır ki tetkik eden kimsenin bundaki fence araştırma yalnız tabiatı tetkikten ibaretti. İkincisinde ise tetkik eden kimse yalnız tabiatı tetkik ile kalmayıp tabiat üzerine tesirler icrası ile tecrübe usulünü kullanabilir. Böylece astronomi, jeoloji, mineraloji, botanik, zooloji fenleri birinci kısımdan, fizik, kimya, fizyoloji ilimleri dahi ikinci kısımdan savılır. Buna göre biz de romanlarımızda yaşatacağımız kişileri tabiattan birer tip olmak üzere seçer, bunların ana babalarından, atalarından miras olacak alacakları bünye, huy ve başka her türlü yaratılış halleri ile sonradan içinde yaşayacakları adetler, Ahlak ve yaşama usulünü göz önünde bulundurarak filan şartlar altında doğup ve filan sosyal şartlar içinde yaşayan bir adamın ömrü rastlayacağı hayat vakalarına göre nasıl geçmesi ve ne gibi neticeler göstermek gerekirse bunu son derece tabiata uygun bir şekilde anlatırız. Eğer bu yoldaki tetkikler ve tabi anlatışımızda ne kadar başarı gösterirsek cemiyetçe bundan mühim neticeler, yararlı hareketler elde edilir.'' Filan yaratılış ve hayat şartları ile yaşamış bir adamın hayatının sonucu bizce maddi olarak görülse bile o şartlardan bazılarını değiştirsek işin sonuna da tesir etmesi gerekli değişiklikleri bize keşfettirecek fen işte roman eksperimentaldır. Sanatımızın böyle çapraşık cihetleri bulunduğu için Mademoiselle tatbik edilebilen bazı işleri kendimizde denemek isteriz. Bu 19. hasta asrın ahlakça olan zehirlerini kendimize aşılarız. Bazı tehlikeli hastalıklara çare bulmak için korkunç hastalıkların tohumlarını vücutlarına aşılayan fen fedakarlarından o tesir ile ömürlerinin sonuna kadar sağlıkları, kanları bozuk kalanlar olduğu gibi bizde de o çeşit tecrübe zehirlerinden kurtulamayanlar bulunabilir. Fakat halkça göz önünde bulundurulacak şey söyleyen kimsenin kendisi değil, söylediği sözdür. Kansızlığa tutulmuş bir hekimden kuvvetlenme için reçete alanlar ve o ilaçlardan bazı da fayda görenler yok mudur? Öyle bir hekimin reçetesi kendine iyi gelmez de başka bir bünyeye iyi tesir edebilir. Hekimlerin hasta olmamak, uzun ömürlü olmak gibi öteki insanlardan başka bir imtiyazları yoktur ya, bunlardan genç, ihtiyar, çeşitli yaştakilerin her türlü hastalıktan her gün öldükleri görülüyor. Bu halden ne hekimlere yılgınlık geliyor ne de onlara başvuranlara ümitsizlik. İşte matmazel Biz kendinin tutulmuş olduğu aynı hastalığa tutulmuş başka bir hastayı iyileştirmeye uğraşan doktora benzeriz. Bu eksiklik yalnız bizim mesleğimizde değil, öteki mesleklerde de vardır. Bir avukatın vicdanına aykırı geldiği halde bir cani ve suçsuz için bağış veya mücazat istemesi de buna benzer. Ahlakın en aşağı çukurunda bulunan bir adamın aleme ahlak dersi vermesindeki hikmeti şimdi anlayabildiniz mi? Angel derin derin düşünerek, ''Anladım Mösyö, anladım.'' Fakat bizim sanatımız ile sizinkinin arasında iddia ettiğiniz kadar yakınlık ve benzerlik göremedim. Bizim sanatın insanları çok kere cahil olurlar. İşledikleri fenalıkları geçim sebeplerinden ve belki de hayatın zaruretlerinden sayarak işlerler. Bir fenalığın bilmeyerek işlenmesi ile bilerek işlenebilmesi arasında çok fark vardır. Size alay sermayesi olan bu kötü hale bizi sürükleyenler de gene erkeklerdir.'' Bunun için işte biz de elimizden geldiği kadar onlardan intikam almaya uğraşırız. İçimizde en bahtsız olanlar bir erkeğe sahiden gönül vermek felaketine uğrayanlardır. Bir erkeği sevmek bizim gibi kadınların harap olmasının sebebidir. İçten seven çok geri hakarete uğrar, hıyanetle karşılık görür. İşte bundan dolayı sevilip sevmemek, aldatıp aldanmamak bizim hükmüne uyup hiç ayrılmamaya uğraştığımız bir düsturumuzdur. Bizce sevmek budalalık, acımak bir kabahattir. Bize göre ahlak dışı hareket işte bu düstur dışına çıkmaktır. Ahlak nedir Mösyö? Maddi manevi ceza korkusu ile hükmü geçerlikte olan kaidesine aykırı davranmaktan çekinilen şey değil mi? Pekala. Ceza korkusuyla namuslu yaşayanlarca ahlak ne ise bizim için de bu düsturumuz işte odur. Çünkü bu düsturumuza aykırı davrandığımız anda bizim için de ceza hazırdır. Teoremizin bu cihetleri biraz nazik olduğundan sözlerim karışıklaştı. Ama siz yazar ve hem de mesleğinizin mesleğimize yakınlığını iddia eden kalem sahibi olduğunuz için benim bir sözümden sizin bin anlayacağınıza hiç şüphe etmem. Bizim oyuncağımız dilbazlık, sermayemiz kurnazlıktır. Bu asrın medeniyetçe terakkisi tesiriyle her şeyde görülen değişiklik, aşk ve muhabbetler şimdi yalnız Paul ve Virgini gibi duygu temizliğini tasvir etmelerinden dolayı modaları geçmiş sayılan bazı hikayelerde kaldı. Şimdi hayvan gibi sevişiyorlar. İşte o hayvanlardan birisi ben. Gücenmeyiniz Mösyö. Bir öteki de sizsiniz. Ömrünüzde hiç insan gibi sevdiğinizi hatırlayabiliyor musunuz? Ben kendi hesabımı hatırlayamıyorum.'' Böyle çocukça bir hatırlamada bulunabilsek bile bu budalalığımızı birbirimize karşı söylemeye zamanın ahlakını düşünerek sıkılırız. Ne yapalım? Bu gibi gönül saflıkları şimdi ayıp sayılıyor. Lamdam o -Kamelia gibi roman kahramanlarına bile şüphe ile ve belki horlukla bakılıyor. Bu yaratılışta bir hafif kadın olabileceğine kimse ihtimal veremiyor. Yazarı çok iyi yürekli ve hayalci olmakla suçlanıyor. Zamanımızda herkes Nana gibi hakikatlere bayılıyor. Kadın dedinmeye mi Paul Bourget'in Men Songs romanındaki Suzan veya Colette gibi olmalı. Koca denince Suzan'ın kocası Moren'e benzemeli. Aşıklar da Defoe tipinde bulunmalı. İşin içinde samimilik, muhabbet gibi budalalıklar girerse sonra görülecek hal Ren Vance'de görülen gibi çok acıklı sonun aynı olur. Romanlarda bile tasvir edilmesi yazarın kalemine leke sayılacak iyi ahlak insanlarını Paris'in gerçek hayatında artık aramak bir manasızlık sayılmaz mı? İffetimiz olmaması bizi umumi iffete karşı düşman etmiştir. Angel'in bu son cümleden sonra ileri sürdüğü edepsizce fikirler henüz anlatma saffeti ve anlatış bekareti o dereceye varamamış olan Türkçemizle ifade edilemeyecek derecede Franklerin yeni edebiyatından olduğu için Matmazel'in bu teorisini umumi edebe saygı için susarak geçiyorum. Baudelaire bu edebiyatça karşılıklı konuşma üzerine Angel'in teorisiyle kendininkini birleştirerek başı açık bir eser vücuda getirir. Yazar bu eseri yazmakla uğraşırken Angel'in kanındaki yavru da bütün gelişme devresini geçirir. Sonunda çocuğu kundağa, kitabı tezgaha yatırırlar. Konu tabiattan alındığından mıdır nedir? Çocukcağızın talihine kitap o kadar beğenilir ve satılır ki Badüller'e canapları kendine münasebeti binde bir derecede bulunan bir çocuğa bu kadar mühim bir bağışta bulunduğuna pişman olur. Ama verdiği namus sözünden dönmeye yol bulamaz. Angel az zamanda o paraların altından girer, üstünden çıkar, ciyak ciyak bağırmaktan başka artık kendisine bir faydası kalmayan o yavruca büyük annesinin şefkatine emanet ederek matmazel cenapları yeni yakalamış olduğu Monsieur Maxim adında bir herifle yaşamaya başlar. Bu yeni amanı ile olan münasebeti ümit ettiğinden fazla sürer. Tüccar olduğu için 4-5 ay kalmak için herifin İstanbul'a gelmesi icap eder. Angel, garp mallarının şarkta para ettiğini bildiğinden ve kendini de o metalardan biri saydığı için hem ziyaret hem ticaret niyetiyle Mösyö Maksim'in peşine takılır. Birlikte İstanbul'a gelirler. Mösyö Maksim'in ticaret işleriyle uğraştığı sırada Angel de fırsat düşürdükçe kendi hususi ticaretiyle uğraşmaktan geri kalmaz. İstanbul'a geldiklerinden bir ay sonra Maxim metresini bir Rum delikanlısıyla yakalar. Mösyö Maksim Fransız olmakla beraber her nasılsa naturalizm taraflısı olmadığından Angel'in belli ortası budur diye bir tekme indirip karıyı bulundukları otelden kapı dışarıya defedi vermek gibi Franklere yaraşmayacak bir nezaketsizlik ve kabalıkta bulunur. İki yol çantası ile iki eli böğründe beş parası sokak ortasında kalan Angel keranelerden birine sığınacak yerde çirkin sanatını umumilikten hususiliğe dökmek, fahişelik yorgunluğundan bir parça dinlenmek isteyerek İstanbul'da yerleşmiş itibarlı bir Fransız ailesine başvurur. Melek gibi bir iki yüzlülük gösteren çehre ile kendi kendini temiz bir kız olmak üzere tanıtır. Güya söyleyecek çok sözü varmış da fazla utancı bunları engel oluyormuş gibi yalancıktan kızarır. Her ne derdi varsa sıkılmayıp açık söylemesi için o aile üstüne düşer. Birçok utangaç duraklamalar ve yapmacık hallerden sonra yüzüne mendil tutarak yaşamak için mürebbiyelik etmek gibi halis bir niyetle İstanbul'a gelmeyi arzulamış ve şimdiye kadar da Fransa'dan dışarı çıkmamış olduğundan kadınlığı ve seyahat hususundaki acemiliği hele tabiat itibariyle beceriksizliği ve utangaçlığı yüzünden İstanbul'a gelmek üzere bulunan namuslu bir kimse olarak tanıdığı Monsieur Maxim adında biri tarafından kendisine teklif olunan arkadaşlığı kabul etmek zorunda kalmış olduğunu gene burada yer yurt bilmemesinden dolayı o zatla bir otele inmiş, namuslu insan sandığı o Mösyö Maksim tarafından son zamanda vahşi bir suretle ırzına taarruza kalkışması üzerine coşup taşan namuslu atılganlığı ile kendini sokağa dar atabilmiş olduğunu ve yanında birkaç günlükten fazla harçlığı ve eşya adına bir iki kat çamaşırı ile bir dua kitabından başka bir şey olmadığını ter dökerek öyle yana yakıla bir yanıklıkla anlatır ki dinleyenlerin gözleri acıma şiddetiyle yaşarır. O itibarlı Fransız ailesi Angel'in haline ağlamak derecesinde acımakla beraber gene kendisini bir gece bile evlerine misafir olarak almazlar. Vatanları dışında yaşayan Avrupalılar bulundukları yabancı memleketlerinde kendi milletlerinden birine rastladıkları zaman o kimseye her hususça saygı duyarak kolaylık gösterirler. Bu saygı ve şefkatin sebebi ise o vatandaşın başka bir milletin kesesinden geçimini sağlamaya uğraşmasıdır. Bu işte düşünülen fayda da kendi milletlerinin başka bir millet arasında çoğalması ve nüfuzunun artması ile oradaki servetten bir kısmının kendi memleketlerine taşınmasına yol açılmasıdır. O Fransız ailesi tarafından işte böyle bir şefkat duygusu ile Angel'e yardım edilmeye kalkışılır. İlkin kendi yakınlarında ucuzca bir oda kiralanır. Mademoiselle oraya yerleştirilir. Az bir zaman sonra da mürebbiyelik işi ile Dehri Efendi ailesine gönderilir. Mürebbiye Angel Geçmişinden birazcık söz açtığımız işte böyle bir anjeldir. Mürebbiyemiz orospuluk yorgunluğundan bir zaman için vücut ve zihin dinlendirmeye niyetlendiği halde alışmış kudurmuştan beterdir sözünce arasına katıldığı aile insanları içinde genç, ihtiyar, birkaç erkek görür görmez niyetinden cayı verir. Gerekli kayıtları yakında yürütmek üzere hoşuna giden aile erkeklerinden bir ikisinin adlarına defterinden alfabe sırasına uygun haneleri hemen açar. Nezahat Hanım'la Vahip Bey'in fiil çekimleri mürebbiyenin son derece hoşuna gider ama defterinde açtığı hanelerin çokluğuna göre Şemi ve Sadri'nin sevgileriyle kanaat edemeyeceğinden çatkınca bir suratla çocuklardan sorar. Yalnız Şemi, Sadri Beyler ikisi bu lakırdı söylemiş. Amca Bey böyle bir şey demedi. Çocuklar ikisi birden hayır demedi cevabını verirler. Amca beyin böyle bir şey demediğine Anjir'in o kadar canı sıkılır ki o yapmacık çatkınlığı bu sefer sahici bir somurtkanlığa döner. Onun adına olarak defterde açılan hane açık mı kalacak? Kederli kederli düşünür. Bugün demediyse elbette bir gün der düşüncesiyle gönlünü biraz avuhtur. O aralık kameriyenin önünden yalının ahçı başısı tosun ağa kolları dirseklere kadar sıvalı, belde al soflu ipek futası boyundan aşağı göğsüne doğru gümüşten bir akarsu gibi sarkan kordonu ile geçmekte olduğundan gümrah bıyıklı, kırmızı yanaklı bu bolu güzeline karşı Anjel evvela yürek gıcıklayıcı süzgün bir gülüş gösterip sonra akidemsi gevrek tatlı bir kahkaha saf vererek Fransızca der ki ''Ahçıbaşı, defterime yazılacaklardan biri de sensin. O güzel bıyıklarında bu şerefi kazanmaya hak iddia edebilirsin.'' Ahçı Tosun, o gülümsemedeki letafeti, o kahkahadaki tatlılığı şimdiye kadar ateş üzerinde miyanesini kokuttuğu, kıvamını getirdiği helvaların hiçbirinde görüp tatmamış olduğundan kalbi yerinden kopup da boğazına takılmış gibi zavallı herif heyecanlar içinde oracıkta yığışıp kalır. Söylenen sözlerden hiçbirini anlamaz ama söylenişe göre ve o şeker gibi kahkahalardan kendine iltifat olunduğunu anlar. Ahçıbaşı, humma nöbetine tutulanların bakışları gibi tuhaf bir bakış, sevincinin çokluğundan kulaklarına kadar uzayan ağzı sözden ziyade hıçkırıya benzeyen bir söyleyişle der ki, ''Efendim Kokana Hanım, lafını hiç anlamıyorum ama vallahi sesin küçük beyin akşamları üfürdüğü düdükten benim tamburamın telinden daha tatlı, daha oynak çıkıyor. Param olsa senin dilini ben de öğreneceğim, diline de sana hilafsız hayran oluyorum.'' Bu akşam puf börek var mı? Sen puf böreğini seviyor musun? Öyleyse bundan sonra her gün sana kabak kaba pişiririm. Sen onu nasıl kabartır öyle? Unu hassas olunca kabarır. Angel'in kollarını göstererek senin fistanının kollarından ziyade şişer. Hele ben her aşçıdan ziyade kabartırım. Seninle lafa daldık ama şimdi mutfakta çıraklar tencereleri yakar. Bu akşam yemekler benim gönlüm gibi hep yanık olur.'' Aşçıbaşı mutfağına doğru yürür. Giderken kendi kendine şöyle söylenir. Bu kokana benden ne istiyor canım? Gördüğü yerde sırıtıyor. Benim de elim ayağım dona kalıyor. İşim bitiyor. Tü Allah cezanı vere. Bu karı bana alakalandı mı acaba? Beni günaha sokuyor. Ocak başında kokana aklıma gelince bütün damarlarım pelüze gibi depreşiyor. Yemeklere attığım tuzun kararını şaşırıyorum canım. Bunlar için dört defadır efendiden tektir yiyorum. Hep bu haller memleketteki Ayşe'ye malum oluyor galiba. Kokana bu konağa geldi geleli. Ayşe'nin hiç düşüne girdiği yok. Bu işin Allah encamını hayrede. Kolların puf böreği, gerdanın elmasıye. Ben pişiririm güzelim sen hemen durma ye. Beytini bir bolu bestesiyle yanık yanık söyleyerek mutfağına girer. Dehri Efendi sivil emeklilerden 65-70 yaşında kadar bir zattır babasından birçok malın mirasçısı olduğu gibi bulunduğu ehemmiyetli memurluklarda da iyi idare ve tutumlu olması sayesinde o malları hemen hemen iki kat etmiş olduğundan şimdi vezir konağı denecek derecede kalabalık bir daireyi gayet rahatlıkla idareye elindeki serveti bol bol yetmektedir. Kendinin ilim ve fenle karşı bir sevgisi bunlardan bazılarında bilgisi vardı. Avrupa dillerinden Fransızcayı adam akıllı, ötekilerini de şöyle böyle bilir. Ahlakındaki bazı gariplikler lüzumundan fazla öfkeli, tok ve doğru sözlü olması pek çok kimseleri gücendirir ise de tabiatı doğru, intizamı sever, hakka saygı gösterir, milli adet ve ahlaktan bazılarına uymakta çok mutasip bulunmak gibi bazı seçme vasıfları da kadir bilenlere kendisini sevdirir. Bazı eski filozof resimlerinde görülenlere benzer koskoca bir kafa, o geniş alnın altında uzun kılları birbirine karışmış, Akı siyahından çok bir çift gür kaş, hemen bir bıyık kadar kaba duran bu kaşlar ile alnın çıkıntısından peyda olan karaltı içinde çukura gömülmüş, sert bakışlı yuvarlak, ayrıca iki kara göz, ta kulakların içinden fışkırarak iki yana hemen tamamıyla kaplamış gümrah, beyaz bir sakal. Dehri Efendi'nin yüzüne büyükler için Sokrat'ın karikatürü şeklinde acayip bir heybet, çocuklar için korkunç bir umacı hali vermişti. Zaten ev halkından büyük küçük yanına her kim girse vücudunda hafif bir titreme duymadan o yüze bakamaz. Efendinin önünde söylenecek sözler çok kere pek kısa ve onlara alınacak cevaplar da kati hükümlü olurdu. Efendi bir defa karaya aktır dedi mi o iş geçmiş ola. Artık o karayı beyazdır diye kabul etmekten başka çare yoktur. O şeye efendim beyaz ama pek o kadar da bembeyaz değil biraz siyam tırah görünüyor demek bile kimsenin haddi değildi. Efendi kütüphanesine kapanıp da okuma ve yazmaya başladı mı lüzumlu lüzumsuz bir iş için yanına girilemezdi. Ama kendi canı istediği zaman dairesinden dışarıya çıkar, bazen yalının büyük divanhanesinde yakaladığı kahya kadına ekonomi, politikten mühim maddeler açar, bahçede ara sıra bahçıvanı ele geçirdikçe bir çareye doğumdan bahsederdi. O korkunç dehri efendinin o ciddi adamın bazen huyu o kadar hafiflerdi ki Sofada ve bahçede oynayan çocuklara karışır, onlarla beraber saklambaç, köşe kapmaca oynardı. Bu acayip halleri aşırı zeka taşkınlığından mı yoksa o koca kafadaki kapalı olan cevherin dış büyüklüğü ile uygun bulunmamasından mı ileri geldiği kolay kolay kestirilemeyecek bir meseleydi. Dehri Efendi'nin ilk karısından bir kızı ile bir oğlu olmuştu. Melahat Hanım'la Şemi Bey. Birinci karısının ölümünden sonra tuttuğu genç bir odalık da Nezahat Hanım'la Vahip Bey'i dünyaya getirmişti. 25 yaşında kadar bulunan ilk kızı Melahat Hanım kocada, 18 yaşındaki büyük oğlu da yatılı okullardan birinde bulunduğundan mürebbiye Anjel Küçüklerin yani Nezahat Hanım'la Vahip Bey'in terbiye ve okumaları için tutulmuştu. Dehri Efendi'nin dört çocuğunda da babalarının o koca kafası, çukur gözleri, garip huylarından bazıları da az çok görülürdü. Çocuklar babalarının saklambaç oynamak gibi bazı senli benliliklerine, iltifatlarına uğramakla beraber büyüğü olsun küçüğü olsun kendisinden korkarlardı. Çünkü peder efendinin hiçbir hususta şakası yoktu. Çocuklardan birinin bıçak, çakı, kalem tıraş gibi kesici aletlerle oynadığını görse hemen o kesici şeyi çocuktan alır, zavallının elini birkaç yerinden kanatıncaya kadar çizer, çocuğun kendi kendine kazara yapacağı şeyi iyice hatırlatmak için o bile bile yapardı.'' Ateşle oynayanın elini ateşe sokar, ateşin acısına dayanılmaz, ne kadar can yakıcı bir madde olduğu, çocukta tecrübe ile belli oluncaya kadar o eli ateşte cızırdatırdı. Efendi, çocuklara yaptığı bu cezaları bir dereceye kadar değişiklikle, Ailenin büyüklerine de tatbik etmekten çekinmediğinden bu hallerden birkaçını gören mürebbiye Angel, ev içindeki erkeklerden yalnız Dehri Efendi'nin adını defterine yazmakta tereddüde düşmüştü. Dehri Efendi'nin kendinden 18-20 yaş kadar büyük bir kardeşi vardı. Bu kardeş ailece amca bey diye çağrıldığından ev halkından amca beyin asıl adı ne olduğunu bilmeyenler çoktur. Amca beyin beden yapısı Dehri Efendi'nin küçürerek çapta bir çeşit acayip bir örneğiydi. Birinin dimdik, ötekinin eğri büğrü boyu amca beyin Dehri Efendi'ye benzerliğini, son oluşum devresindeki bulunan bir kurbağa yavrusunun ana babasına şekilce olan son yakınlığı derecesinde bırakmıştı. Çocukların bacak aralarını hamam bohçasına çevirircesine eski annelerin kötü bir adete uyarak oralara pamuklu bezler tıkıştırmaktaki cahilce inatları yüzünden amca beyde bacaklar ilan ilankavileşmiş bu boy eğriliğine bel kemiğindeki tabi çarpıklıkla katılınca iki nokta arasındaki en kısa yola geometride doğru denmesi tarifine ters bir örnek meydana getirecek suretteki bu eciş bücüşlük zavallı adamın boyunu meşhur şekillerden aşık yolunu şaşırdıya çevirerek boy uzunluğunun hemen dörtte biri kadarını için oynatmıştı. Amca beyin beden yapısınca olan bu bükülme Allah'ın bir hikmeti olarak ahlakına da geçmişti. Dehri Efendi ile boyca olan 30 santimlik bir eksiklik aralarındaki benzerliği pek o kadar açmamıştı. Çünkü kafa tafısı büyüklüğü ve yüzlerinin çizgileri birbirinin aynıydı. Fakat ikisinin de işlerine ve davranışlarına bakan en az dikkatli bir kimse beyin tartışınca Amca beyin ötekinden beyni okkaya bindirmeye müsaade olunursa okkalarla noksan bulunduğunu anlamakta güçlük çekmezdi. Sanki yaradan tanrı ana karnındayken ne kadar işe yarayan ve yaramayan haslet var ise birinci evlada vermiş ve ikincisine her şeyin adisini, bozuğunu, zayıfını bırakmıştı. Amca bey her hareketinde ağabeyisinin halini taklit etmeyi adet edindiğinden zaten bir acibe olduğu halde acayiplerin acayibi bir şey olduğuna şüphe yoktur. Ağabeyi taşra memuriyetlerinde gezerken küçüğü İstanbul'da mirasını son parasına kadar yemiş, şimdi Dehri Efendi'nin lütuf ve ihsanına sığınmaktan başka bir çaresi kalmamış olduğundan her şeye eyvallah demek amca bey için bir hayat zarureti sırasına geçmişti. Bu yüzden Dehri Efendi'nin amca bey üzerinde olan nüfuzu ağabeylikten babalık derecesine çıkmış, ötekinin evdeki mevkii ise çocuklarla uşaklar arasındaki bir yere inmişti. Amca Bey'in birkaç karı alarak geçinemeyip boşanması Dehri Efendi'yi son derece öfkelendirmiş ve bu öfke sonunda Amca Bey'i ebedi bir bekarlığa mahkum etmişti. İşte bu sebeple mürebbiye Anjel'in yalıya gelmesi herkesten çok Amca Bey'in gözlerini kamaştırdı. Eğri boynunu bir güzel kadın tarafından beğenilmeye kuvvetli bir engel sanıp dururken Matmazel'in gönül avlayan sevdalı bakışı ara sıra manalı manalı kendine çevrilmiş olmasından önüne atılan aldatıcı taneye ağzını açan anlayışsız bir balık gibi eğrile büğrüle kızın etrafında dolaşarak kalbinde gülünç ümitler halinde acınacak gariplikler peyda olmaya başladı. Mürebbiye Paris'in romancılarına taş çıkartan o psikolog sakat bir vücutta sağlam bir kalbe pek az rast olunacağını bildiğinden amcaya kancayı takınca zavallıyı istediği tehlike sevdaya doğru güdebileceğini anlamıştı. Matmazel amca beye kamburu ile uygun bir zoka düzenledikten sonra evdeki ufak tefek beylere de bir çapari hazırladı. Bazı defa çinekop iğnesine çurçur düştüğü gibi Şemi ve Sadri beylere attığı bu çapariye vekil harç ve ahçıbaşı ve ayvazdan biri yakalanırsa bay haline. Maksat balık avlama değil mi? İğneye birkaçı çengellensin de ne cinsten olursa olsun içinden aşırı hoş olmayanlar bulunursa onları tekrar suya atmak, eti latif, yemesi hafif olanları da salamuraya yatırmak kendi gönlüne kalmış bir iş değil midir? Garip insanlar müzesiden layık o Dehri Efendi, amca beyden sonra gelen üçüncü acayip insan Melahat Hanım'dı. Her adın sahibine uygun olduğunu sananlar bu yanlışlarını düzeltmek için Melahat Hanım'ı görmelidirler. Adı Melahat fakat kocası için canlı bir felakettir.'' İnsan bu kadını kocasıyla bir arada görse melahat sözünün bu kötü kullanılışına mı yoksa o talihsiz damadın haline mi hangisine acıyacağında şaşırır kalır. Melahati görenler uzun servilerden uzundur boyu, ince fidanlardan incedir beli. Şarkısının gösterdiği boyca incelikteki hiç de şairane olmayan mübalayı aşırı görmeyeceği gelir. Erkeklerde bile pek az rastlanan telgraf direği gibi ince uzun bir vücudun üzerine kadınlarda hiç rastlanmayan irilikte ve uzun kutru dikliğine gelmek üzere oval biçiminde bir kafa geçiriniz. Bu oval yüzün üzerine Çinlilerinkini andırır o derece çekik kaş, göz, ağız, burun koyunuz ki güya Melahat Hanım lastikten yapma bir insan imiş de iki kişi biri ayaklarından öteki tepesinden tutarak o lastiği son derecesine kadar çekip uzatmışlar.'' Bütün vücut azası ile birlikte yüz çizgileri de bu çekilişe göre eğri bir resim meydana getirerek hiç kıpırdamadan öyle kalmış sanılsın. İşte o zaman Melahat Hanım'ın fotoğrafını diyemem isem de aslında pek benzer bir krokisini gözünüzün önünde canlandırabilirsiniz. Başka bir anlatışla sanki dünyaya geldiği zaman ebesi olan kadın kendilerince eskiden beri uyulan adete göre çocuğun kafasını latif bir şekle sokmak için İki şakağından şiddetle bastırmış ama ne yazık ki ilk baskı ile uzun köprü kavununa geçirdiği çocuğun kafasını her nasılsa çene altından ve tepeden sıkıştırmayı unutmuş. Sonra da çocuğu babasının kucağına vererek al işte bunun adını Melahat koy demiş. Tavan süpürgesine kadın esvabı giydirmişler gibi Melahat Hanım pelerinle kat kat dantelli yeldirmesini giyip pullu beyaz başörtüsünü de örterek bahçeye, koruya, bostana çıktığı zaman... Rüzgarın o uzun boya verdiği dalgalanmadan ürkerek bütün vahşi kuşların kaçıştıklarını gören bahçıvan, efendiden doğum bilgisi ve jeoloji derslerini dinleye dinleye zekasına baya bir genişleme gelmiş olan o herif, bu halden ibret alarak bostana koyduğu korkulukları Melahat Hanım'ın şeklinde yapmaya başlamış ve çok fayda görüldüğünün farkına varan komşu bahçıvanlar tarafından model olarak kabul olunmuştu. Bazı günler sabah vakti veya akşamüstü Melahat, Kocası Sadri Bey ile kol kola koru gezintisine çıkarlardı. Rüzgarın kuvvetle estiği tepelerde karısının o uzun boyunu süsleyen kırmalar, sayvanlar, kurdeleler yelpir yelpir uçuştukça Sadri Bey ''Melahat, kolundan sıkı tutmasam şimdi havalanacaksın'' derdi. Sadri'nin bu sözden maksadı Karısının o yumurta gibi kafası, her ucu bir tarafa uçan elbise süsleri içinde türlü eğilmeler peyda eden o ipince vücudu ile bir uçurtmaya benzediğini anlatmak olduğu halde Melahat de nükteyi anlayacak kadar zariflik olmadığından bu havalanmak sözünü kendisine şuhluk, havaya kapılmak söyleniyor manasını alarak uzun boyuna hiç yaraşmayan istinalı bir iş ve bazlıkla elinden uçu veririm diye korkuyor isen sıkı tut.'' Melahatini kaçırma. Kadıya yalan, kadına inan olmaz. Canım isterse bir gün uçu veririm zahir. Sonra melahatsiz ne yaparsın? Elindeyken kıymetini bil diye cevap verir. Bu soğuk ve sadrenin damarlarındaki kanı buz gibi dondururdu. Melahat şekilde bir kadından ziyade uçurtmaya benziyordu. Fakat ipi bir bela bonduruğu gibi sadrenin boynuna geçirilmiş öyle bir uçurtma ki değme fırtınalar ile bağın kopmasının ihtimali düşünülemez o yalıya damat olmazdan evvel Sadriye efendi denirdi. Beylik kendisiyle Melahat'in boyu ile beraber verildi. Fakir oğlu tabiatı yumuşak, terbiyeli mütevazi olması, evlenmezden önce bütün halleri dehri efendice bilinmesi, Sadri'nin o aileye damat olması sebeplerinin başlıcalarındandır. Damat seçmek için de fıkaralığın üstün sayılmasına şaşılmasın. Her akıllının düşüncesi başka olur. Eğer ukaladan her birinin düşünmesi, anlaması bir çeşitten olsaydı, dünyada hemen her ilim ve fen ile her hususta akılların mesleği bir olurdu. Her şeyde görülen çeşitli fikirler, bu kadar görüş ayrılıkları görülmezdi. İşte bu umumi kaydıya göre kimi zengin damat arar, kimi fakir. Başkasının davranışlarında gördüğümüz kendi fikir ve görüşümüze uymayan her şeye gülmemiz, şaşmamız lazım gelse ömrümüzün büyük bir kısmını gülmek, şaşmak ile geçirmemiz lazım gelirdi. Herkes davranışına kendi aklı ile karar verir. Akılları mezada vermişler de herkes gene kendi aklını beğenip almış. Sözü meşhurdur. Lakırdı lakırdıyı açar ama her açıdan lakırdı geldiğine kalem sokmak bahsi büsbütün çığırından çıkarır. Kafada zevzeklik, kalemde söz anlamazlık olursa en ne yapmalı? Evet efendim, Dehri Efendi damadını fıkaradan seçmişti. Buna sebep de gözü açılmadan yanıma gelsin, her şeyi burada görsün fikriydi. Sakat bir fikir ama aile insanlarından hangi babayı yit Dehri Efendi'nin karşısına çıkıp da ''Siz okuduğunuz kitaplarda yanlış görmüşsünüz. İnsanlar analarından hepsi gözü açık doğarlar. Gözü kapalı doğmak kedi falan gibi bazı hayvanlara mahsustur. Allah saklasın Ara sıra insanlarda da gözü kapalı doğan olur ama onların gözleri yedi gün sonra açılmaz diyebilecek. Damat olmadan önce de Sadri'nin o yalıya gidip geldiğini söylemiştik ya. Sadri, bayram, kandil gibi resmi ve mübarek günlerde Dehri Efendi'nin eteğini öpmek fırsatını hiç kaçırmazdı. Böyle her tebrik ve etek öpmek ziyaretinde Sadri oda kapısından içeri girerken belini olabildiği kadar kamburlaştırıp Bacakları diz kapakları ile keskin bir zaviye teşkil edecek kadar kırdıktan sonra amca beyin yürüyüşünü taklit eder gibi çağın ozvari, yampiri bir yürüyüşle koşa koşa gider o feyizli eteği yüzüne gözüne sürerek öper, efendinin ettiği tek ve hafif temanlığa karşı gövdesine verdiği o kargacık burgacık şekline hiçbir bozukluk vermeden ayakları geri geriye işler ve sağ elinde de makineli tüfek ateşi gibi temanna ateş talimatına gider.'' o acayip tornistan tavrıyla arka arka gide gide nihayet gidecek yer kalmaz. Arkası duvara dayanır. Gene o durumda da bir zamanda ayakta durur. Sonunda Dehri Efendi son derece büyük bir iltifat olarak otur emrini verir. Bu iltifata karşı bir ikinci ateş talimi daha olur. En sonunda Sadri, şamandıra üzerinde tek ayak üstünde martı durur gibi boynunu bir tarafa bükerek vücudunun hemen hemen onda bir kısmı denecek kadar çekingen bir haliyle sandalyelerden birinin ucuna ilişir. Dehri Efendi, Sadri'nin işte şu hallerinden çok terbiyeli bir insan olduğuna karar vermişti. Ev sahibi ile sonradan damadı olacak insan arasında dereden tepeden söz açılır. Fakat Dehri Efendi'nin konuşmalarındaki deresi tepesi bütün söz vadileri ekonomi, politik, kimya, jeoloji, botanik en çok da bunların cümlesinden ehemmiyetli olarak doğum ilmidir. Bunlardan oldukça derin derin bahisler açar ortaokul bilgisinden başka insan bilgisi adına bir şey görmemiş olan zavallı sadri ağzını açar. Bir sürü fen sözlerinin karışıklığı içinde her bir kelimesi güm güm kafasına vurulur gibi edinilen o bahislerin bir sözünü bile anlamadan kendinden geçmiş bir şaşkınlıkla dinlerdi. Arada sırada keramet buyurdunuz efendim, hiç işitmemiştim, aman ne tuhaf şey efendim gibi cevaplardan başka bir karşılıkta bulunamaz. Sadri'nin bu cahilliği de fakirliği gibi Dehri Efendi'nin hoşuna gider. Varsın biraz cahil olsun. Mekteplerde bir takım yanlış şeyler öğreneceğine gelsin. Her şeyin doğrusuna benden öğrensin der. Efendi'nin önüne çıkmaya, konuşma şerefine başladığı ilk zamanlarda Sadri ile aralarındaki sevgi bağı şöyle başlamıştı. Efendi oğlum ne tahsil ettiniz bakalım? İşte halimiz yettiği kadar şundan bundan tahsil ettik. Şundan bundan ne demek? Sadri sıkılarak sarf gibi, naif gibi, tarih, coğrafya, hesap, mesela Risale-i gibi. Sarf ve naif dediğin şeyler Arabi mi, Türkü mi, Farisi mi, Fransa vavi mi? Üçü dördü karışık efendim. Bunlardan yalnız Türkçenin naifini iyi göremedim. Bir görene de rastlamadım. Bunlar çocuk dersleri canım. Çeşitli ilim ve fenlerden neler gördün? Bunlardan da hangisine merak sardın? Hiçbirinden ihtisasın yok mu?'' Sadri derin derin düşünmeye vararak ''Yalnız birisine ihtisas ettim fakat o da ehemmiyetsiz. Hangisine? İlmi nebata, botanik efendim. Ehemmiyetsiz mi ya? Botanik pek mühim bir ilimdir. Nesci Kureybi, Nesci Kureybi'li fili, Nesci Kureybi vilaye dair olan yani nazariyet hakkındaki mütalatın derin mi?'' Sadri şaşırarak ''Kurabiye mi buyurdunuz efendim?'' Dehri Efendi öfkeyle kurabiye değil tulumsu doku Türkçesini Türkçesi mi ya Arapçasını söylemek istedim. Şu buyurduğunuz isimlerde şimdiye kadar hiç nebat ismi işitmedim efendim. Bu söylediklerim nebat ismi değildir. Ben nebatın ilk hallerinden nasıl meydana geldiğinden şimdiye kadar tetkik edilebilen doku nevilerinden bahsetmek istiyorum. Bunları bilemedim. Pekala fasileyi futriye yani mantar kısmında nasılsın? Oo Sadri mantar kısmında birinciydi, hele lakırdı mantarında. Efendinin bu nüktesinin farkına vardığı için zavallı çocuk utancından kulaklarına kadar kıpkırmızı kesilmekle beraber uzunca bir gülümsemeden de kendini alamadı. Efendi de hafifçe bir gülümseme göstererek: "Gülme oğlum, böyle her şeye gülü vermekle geçmemeli. Biraz da onların ne olduğunu anlamaya uğraşmalı. Mantarlar nebatın zatil kahı hafiyetül müvelliti tarfein sınıfındandır." Ensiceleri yalnız hücrevi veyden meydana gelmiştir. Bazıları tok hücreden dokunmuştur. Bir takımları da çok hücrelerin karışık bir surette dokunmasından müteşekkil olur. Tabiat ekonomisinde mantarların gösterdikleri tesirler pek büyüktür. Mantarlar sona eren her şeyin kalmış olan parçalarını yok ederler. Organlaşmış halde bulunanları madenleştirirler. Organik maddeleri de azot, amonyak halinde mahvederler. Küçük mantarlar da büyük mantarları adeta yerler. Son derece şaşırarak, mantarlarda bu gibi tuhaf haller olduğunu hiç bilmiyordum efendim. Hele bir mantar başka bir mantarı yerken hiç görmedim. Ben sana fen dairesinde söz söylüyorum. Mantar mantarı ağzıyla ısırıp dişleriyle çiğneyerek yemez. Çok mahcup olarak, malum efendim malum, onlar da birbirini fen dairesinde yerler. Ona ne şüphe, her yerde, her toprakta mantar bulunur. Yetişmeleri, Bulundukları yerlerin coğrafya bakımındaki değişikliklerle değişmez ise de aynı çeşit mantar asırlar ve devirler boyunca şekil bakımından çeşitlilik gösterebilir. Mantarların renkleri beyaz, esmer, kırmızı, mavi, morumsu olur. Yeşili bulunur derlerse sakın inanma ha. Bunların kimyacı olan mürekkebatı yetiştikleri yer ve muhit ile alakalıdır. Terkibinde %90 su, Mayalanacak şeker, azotlu maddeler ve bazı da yiyenleri zehirleyen pek kuvvetli bir zehir maddesi bulunur. Bunların yüzünden hayvanlara ve tarıma musallat olan hastalıklar sayısızdır. Birçok şeyler üzerinde rutubet ve sair tesirlerle meydana gelen ve halkın ağzında küf diye dolaşan şeyler bütün mantardır. Bunların klostroma denilen nevi üstünde bittiği koca bir gemiyi birkaç senede çürütüp dağıtır. Aman efendim şaştım kaldım ne fena şey bu mantarlar. Lütfen kulunuza bu malumatı vermemiş olsaydınız. Çakeriniz hala bendeni hanenizin alt katındaki bütün eşyayı saran o mavi şeye küftür deyip gidecektim. Sübhanallah bunlar hep mantar ha. Bir zeka eseri göstermek isteyerek Efendimiz o halde hani ya bazı tembel adamlara be adam nedir bu halin artık küfleneceksin derler. Bu söz yanlış Bundan sonra onlara mantarlanacaksın demeli. Doğrusu bu değil mi efendim? O başka cihet, o başka cihet, o büsbütün başka iş. Mantarın da kullanılacak yeri var, küfünde. Yeşilliklerden her birine musallat olan bir çeşit rufeili vardır. Buğday saplarına tarla henüz taze iken arız olup da cemre yani kara veya külçer denilen hastalığı meydana getiren şey ostilago isminde bir nevi mantardır. Gene buğdayların Humzi Yeknimi hadit'nin çıkmasına sebep olan Pochnina Graminis adında habis bir tufeylidir. Produs Pura Devestan yer elmasında Erizi Fatakeri'nin asmada meydana gelmesinde sebep olduğu zararı bilmeyecek kadar habersiz misin? Mantarlar sınıfından birçok parazit insanlara, hayvanlara musallattır. Bunların Odium Albikan çeşidi çocuklarda Dayi Caversiye sulak daha doğrusu senin anlayacağın külleme hastalığını meydana getirir Aman ya Rabbi neler öğreniyorum çocuklar külleme olur zannediyorum asmalarda olan insanlarda olmaz mı cahil yalnız çocuklarda değil büyüklerde bile olur ağzı burnu yara bir çocuk gördüğün vakit kendini sakın bulaşır bir çocuğun ki ağzı burnu yaradır mutlaka o küllemedir çok defa emzikle büyütülen çocuklarda olur anaları tembel dikkatsiz bulunur daha yecaversiye çıkar. İpek böceklerindeki moskardin hastalığını kim hasıl eder? Büyük bir çabuklukla hiç şüphe yok efendim mantarlar. Hangi nevi mantarlar? Düşünerek demin buyurduğunuz Protus ustorokoş nevi gülerek Protus Prodevastan demek isteyeceksin. Evet efendim evet. Mantarların o protestan cinsi efendim. Hiddetle ağzına yaraşmıyor. Mantarlarda din ve mezhep olmaz o söylemek istediğin Protus Puvadavestan nevi yer elmasına musallattır. Sen lakırdıyı nereden dinliyorsun? Her sakallıyı baban mı zannedersin? İpek böceklerindeki muskardin hastalığına sebep olan mantarın nevini bil. Sana koca bir aferin var. Sıkılarak mantarcılıkta o kadar bilgim yok. Nasıl bileyim efendim? Öyleyse iyi dinle. Butiris Basiana. Butiris Bastiani. Öfkeyle hangi bastiyani? Şaşırarak Fener'deki şey şaşırdım, affedersiniz efendim. Yok, işte bu dikkatsizliğe kızarım. Vakıa, mantarlardan, mikroplardan bazılarına insan ismi verirler ama bu şeref herkese nasip olmaz. Buna hak kazanmak için bilinmeyen çeşitten yeni bir mikrop keşfine muvaffak olsam ona dehri mikrobu denir. Ben de hakkı ile bununla iftar ederim. Benim artık ihtiyarlık yakama çöktü. Evvelki gibi çalışamıyorum. Sen gençsin, çalış. Durma çalış da bari ismin böyle bir şeyin adı olsun. Ben bir zaman mikrokozma çalıştım. Rumca bilir misin? Pek az. Rumcadan bildiklerim tikanis, kaloyse, polikala, pupais, aftospios, kabilinden şeyler efendim. Öylesi makbul değil. Elenikasını bilmez misin? Utanarak. Hayır efendim. Ay yavrum sen de hiçbir şey öğrenememişsin ki bütün vaktini boş geçirmişsin. Rumca bilmiyor isen mikrokozm sözünden bir şey anlayamazsın. Dur ben sana anlatayım. Mikro küçük. Kozmoz da dünya demek. Şimdi bunların ikisini birleştir bakalım Türkçe ne manaya çıkacak. Biraz düşündükten sonra küçük dünya. Hay babanın canına rahmet. Biraz bozularak peder bendeniz berhayattır efendim. Gözlerini açarak berhayat olsun. Allah'ın rahmetine kim muhtaç değildir? Neden konuşuyordum? Küçük dünyadan. Küçük dünya neresidir sen bilir misin? Avustralya kıtası. Değil. Böyle cahilce cevaplar verme. Fesini önüne ey de şöyle bir filozof gibi bir düşün bakalım. Küçük dünya neresidir? Derin derin düşünerek, kendi kendine konuşarak küçük dünya Avustralya kıtası değil. Evet, aklıma gelir gibi oluyor. İstanbul'da bu isimde bir meyhane olacak. Fakat neredeydi o meyhane? Samatya, Yeni Kapı, Langa, Uzun Odalar, Balat, Balık Pazarı, Galata Perşembe Pazarı Kömürcü Sokağı Yüksek Kaldırım Voyvoda. Hay kafir mahalle hay neresiydi o Dehri Efendiye Efendimiz Haşa huzurdan buyurduğunuz isimde İstanbul'da bir meyhane olacak galiba fakat mevki bir türlü aklıma gelmiyor Bilemedin hey dünyanın gafili Efendim kulunuzun dünyaya dair lisanımızda bildiğim terkipler işte şunlardır Eski dünya yeni dünya deni dünya Fani dünya, yalan dünya. Dehri Efendi yastık üzerindeki gümüş enfiye kutusunu eline alır. Orta parmağı ile altına üç piske vurduktan sonra kapağını açar. İçinden aldığı bir tutam enfiyenin bir kısmını burnunun bir deliğine, kalanını öbür deliğine enfiye çekenlere mahsus bir ustalıkla yerleştirdikten sonra tekrar Baş ve şehadet parmaklarını burun deliklerine tıkayıp enfiyeyi kafasında istenen noktalara kadar ite dürtüştüre yerleştirdikten sonra der ki işte bildin fani yahut yalan dünya. Yalan dünyanın bir ismi de küçük dünya mıdır efendim? Dur acele etme anlatacağım. Eski filozoflardan Eflatun ve bir parça onun mesleğinde olanlardan bir kısmı ve Zenoniler bu dünyayı küçüklükte adeta bir portakal üzerindeki yaşayanları da mikroskopla görülebilir mantar sayarlardı. İşte küçük dünya oradan geliyor. Efendi Hazretleri gene mi mantar? Ya ne zannettin şaşkın kafadar? Dehri Efendi'nin hep bu mantar, daha doğrusu martavallarını sadri malumat edinmek için can ve gönülden dinleyerek arada bir saflıkla şaşıp kaldığından efendi gitgide bu çocuğun konuşmalarından pek ziyade hoşlanmaya başlamıştı. Dehri efendideki olgunla Sadri'nin şaşkınlığı arttıkça efendinin de hoşlanması çoğala çoğala birinin şaşkınlığı, ötekinin coşkunluğu nihayet aralarındaki akrabalığın kurulması ile neticelendi. Mesela Sadri hıyar fidesi yetiştirmek, ağaç aşılamak gibi pratik bahçıvanlık olarak bildiği birkaç şey ile Kendini botanikte çok şey bildiğini sanarak Dehri Efendi'ye karşı bilgiçliğe kalkışır. Efendi de bir mantar bahsi açar, zavallıyı şaşkına döndürürdü. Efendi'nin büyük oğlu Şemi yaşça 18-19 vardır. Boyu posu yerindedir. Kafa, kaş, göz, bütün yüz çizgileri babasının aynı. Fakat zeka, o zeka değil. Babanın zekası Franklerin dedikleri gibi egzantrik bir zeka. Lakin çocuğunun zekası Büs bütün merkezi yok denilmeye layık. Şemi yüksek okullardan birine gider gelir. Evine haftada bir gece gelir. Fakat neye yarar? Okula gitmesi gecelerini orada geçirmekten ibaret kalır. Kalın kafasına bir şey dank demez ki. Ama çalışmaz mı? Ha çalışır. Hadi varsa çalışmasın. Gittiği yüksek okulda falaka değnek yok ama yalı da var. Efendi babasının başucunda asılı. Şeminin gelmesine bir gün kala çelik gibi ala birkaç da kızılcık değneği hazırlanır. Geldiği akşam derisini bilirse baklava börek, bilmezse kızılcık sopası ikram olunur. Şemi babasının yemekten çok taban tarafından ikrama merakı olduğunu bildiği için okuldan yalıya gelirken vapurda bile dört tarafına bakmaz çalışır. Zavallı çocuk ne yapsın? Allah muhakeme denilen şeyden kendisine zerre nasip etmemiş. Ezberlediğini papağan gibi ezberler. Papağan yine ne demek olduğunu bilmeyerek öğrendiği kelimeleri, cümleleri bazı rastgele yerinde harc ederek insanı güldürür. Şemi ise bu işte papağandan daha talihsizdir. Öğrendiğinden hiçbirisini ne vesile olursa olsun iyi kullanamaz. Okulda basma kalıp ezberlediği geometri davalarından bir harfin yeri değiştirilirse bir çare çocuk hiç o davayı görmemişe, okumamışa döner. Şeklin ölçüsü ilk öğrendiği ölçüde kara tahta, yine o eski tahta, hatta tahtanın duruşu bile eskisi gibi olmalı ki çocuk şaşırmasın. Ne yapalım? Yalıdaki yazı tahtası okuldakine benzemez. Bu benzemezlik çocuğun zihnini alt üst eder. Çok kere sonu falaka muhabbetine çıkar. Fakat Şemi öğrenmedeki istidatsızlığı kadar adi desiselerden o kadar nasipsiz değildir o kızılcık sopaları zihnine epey açıklık vermiştir. Okuldan yalıya giderken kırlarda ya görülmemiş bir yaprak veya tuhaf bir mantar arar. Aradığını bulabilirse bunu doğru peder efendiye vererek hangi fasileden olduğunu sorar. Dehri efendi oğlunun bu öğrenme merakını takdir için bunu elinde evirir çevirir bütün botanik kitap ve atlaslarını yerlere döker. Bu araştırması günlerce sürer. Bazı Şem'i gider, öbür hafta gelişinde babasını hala uğraşır halde bulur. Bu yüzden Şem'i bir iki hafta imtihan belasından ve onun sonu olan dayak muhabbetinden kurtulduktan başka bütün yalı halkı da rahat eder. Bu uzun ve derin araştırma sonunda o bulunana Erborium Multicatum gibi bir isim takılır. Bu suretle mesele sona ermiş olur. Fakat kırlardan görülmemiş bir başka mantar buluncaya kadar yine Şemi'nin dayaktan bahtı açılır yalı halkından ve şanı anlatılmaya değer biri daha varsa o da kahya kadın Eda Hanım'dır. İsmi Eda, ünvanı hanım. Fakat kendisi erkeklik ile kadınlık arasında acayip bir mahluktur. O dairedeki erkeklerden farkı yalnız selamlıkta başörtüsüyle ile gezinmesinden ibarettir. Şaban Ağa isminde bir de kocası vardır. Lakin hangisi karı, hangisi koca belli olmaz ki. Bazı zaman karı horoz gibi kocasının tepesine biner, Herifin kandan ödü kopar, ikisi de yaşça ellilik vardır. Fakat Eda sert kıyımdır, yanından geçenin genzine kaçar. Güzelliğini anlatmaya hiç girişmeyeyim. Kakanoz mu kakanoz, yaradana kurban olayım. O beygir kuskunu kaşları, o kedi kuyruğu saçları ne ben yazayım ne de siz okuyunuz. Fakat Eda kendini bir peri kızı zanneder. Bazı aynada bir kendine, bir de kocasına bakarak, ''Ah ben sana düşecek karı mıydım?'' diye hayıflanır da kocası Şaban'dan ''Gerçek, sen dipsiz bostan kuyularına düşecek bir karıymışsın ama nasılsa bana düşmüşsün.'' cevabını alınca ''Haydi oradan tahta gurusu rahiyalı herif.'' sözleriyle başlayan çekişme çok kere 24 saat sürer. Eda kocası için böyle hor görür laflar kullanır. Sırası gelince herifi dişi hayvanlardan bile kıskanır. Yalı halkından büyük küçük herkes Eda'dan korkar zavallı amca beyle Şemin'in kızılcık değneği ile terbiye edilmesi gerektiği zamanlar falakanın bir ucunu Şaban Ağa, öteki ucunu da muhterem eşi tutar. Mürebbiye Angel görünüşte latif fakat koklayanın başını döndüren bir çiçeğe benzer. Güzellik baharının, kadınlık letafetinin tam olgunluk çağında yani 20 yaşındadır. Boyu orta, bosu narin ama gerdanı, yanakları dolgunca, elleri tombulca olması o beden inceliğiyle hoş bir zıtlık meydana getirir. Beline bakan kendisini zayıf yüzünü gören semiz sanır. Şişman veya inceden hoşlanan iki çeşit zevk sahipleri de o vücudu beğenebilir. İşte kızın bu hoş vücut yapısı icabından olarak amca bey rüyalarında ince bir hayale hücumla uğraşır. Ahçıbaşı da şişman bir kadınla dalaşır. Angel de renk pembe beyaz, ince kumral kaşların alt uçları biraz düşük, ağız da biraz büyük. Ama sarma ipekle yapılmış sanılan kırmızı renkte ince dudakları arasında konuşma, daha tatlısı gülümseme sırasında gözüken iki sıra inci diş bu ağız büyüklüğü kusurunu her görene affettiriyor. Ham şeftali kadifesini andıran biraz çıkıntılı yanakların en arızalı noktaları ile o top çenenin merkezindeki çukurun arası zihinde birer çizgi ile bitiştirilirse meydana gelecek kenarları eşit üçgenin içinde bakışlar çıldırmış gibi dolaşarak bir emel dünyası seyreder.'' İlle o gözler, ille o gözler. Uzun kirpiklerle çevrili açık kestane rengindeki gözlerini istediği vakit o kadar süzer, o kadar bayıltır ki bu gönül avcısı bakışa uğrayıp da baygınlıklar geçirmek derecesinde bir şeyler duymamak mümkün olmaz. Giyinişi pek sadedir. Kumral saçlarını yalnız Paris kadınlarına mahsus olan bir ustalıkla tepesine toplar. Yaz mevsimlerinde arkasında her vakit düz beyaz veya çizgili ketenden bir korsaj, onun altında bir siyah fistan, belinde bir kayış kemer bulunur. Mürebbiye'nin ev içindeki tuvaleti bundan ibarettir. Şemi bir hafta okuldan yalıya dönüşünde mürebbiye'yi görünce şaşırmıştı. İlk bakışta kıza o kadar kanı kaynadı ki hemen gidip efendi babasının eteklerini öperek okula gitmek ne lazım. Parisli mademoiselle okuldaki hocalardan elbette daha alimdir onun karşısında alacağı bilgiyi en derin bilginlerden alamayacağını bildirerek kardeşleri nezahat ve vahip ile beraber mürebbiyenin önüne diz çökmek isteğinde bulunduğunu anlatmak istedi. Birkaç saat bu ham hayalini genişletti durdu. Efendi babamın karşısına şöyle çıkarım. Fakat çıkarım da ne derim diye düşündü. Efendim kulunuz okulda layık olmadığım hal diye başlayan bir iki nutuk düzenledi. Ne yazık ki nutukların alt tarafını kendince pek parlak saydığı bu efendim kulunuz okulda layık olmadığım halde başlangıç cümlesi kadar parlak düşüremedi. Birdenbire babasının o heybetli çehresi, korkunç gözleri gözünün önüne geldi. Titremeye başladı. Babasının birden parlayarak Şaban ağa, Eda hanım buraya geliniz. Baksanıza çapkın okula gitmem diyor. İndirin falakayı. Yatırın şu katırı diye vereceği emri o titremeler içinde işitir gibi oldu. Babasının bu birkaç emrini kendisinin hazırlayacağı yüz nutuktan daha tesirli, daha kuvvetli buldu. Ya beri yandan Angel'in baygın, gözleri, zavallı delikanlının bütün sabrını yakıyor, kendisine en büyük tehlikelere meydan okuyacak bir atılganlık veriyordu. Mürebbiye ile tenhada buluşmak bahtiyarlığını zihninin şairane düşüncesi derecesinde parlak hayaller içinde düşündü duyduğu aşıkane lezzetleri en kalın kızılcık sopalarının açısını unutturacak kadar cana can katıcı buldu. Çocuklarla beraber mürebbiyenin derslerine katılmak ihtimalini bu işe babasını razı edemeyeceğini düşünerek aklından çıkardı. Gene okula gitmek üzere başka yoldan isteğine erişmek, haftada bir gececik olsun Anjel ile kalmaya bir yol bulmak çarelerini araştırmaya girişti. Kendisi kızı çıldırasaya seviyordu. Ama bakalım kız da onu seviyor mu? Aşk odu evvel düşer maşuka adan aşıka. Şemi gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi. Mısraları kaba düzenlenmiş bayat sözlerdendir. Lakin böyle acemi aşıkların imdadına yetişecek avutucu bir hikmeti vardır. Ben aşkına düştüğümü anlatırsam belki acıyarak o da beni sever ümidiyle Şemi yüreğinde yer tutmuş olan sevda ateşini yelpazeleyecek olan gençlik hayallerini genişlettikçe genişletti. Zavallı çocuk, mürebbiyenin öyle kendisine baygın baygın bakışı gönlünü avlamak için olduğunu bilmiyor. Birdenbire böyle bir yıldırım hızı ile ateşe düşüşü mürebbiyenin ustalığı yüzünden olduğunu ise bir türlü anlayamıyordu. Şemi her şeyi göze alırdı. Başarabilecek bir şekilde sona erecek surette sevgisini ilan etmenin bir yolunu düşünmek için günlerce zihnini yordu. Sofradan kalkarken elini mi sıksam, bahçede dolaşırken eteğini mi öpsem? Yolunda çocukça bin türlü şey düşündü. Derslerine bir türlü aklı ermeyen o beyinsiz Şemi bu mühim işte tecrübesi çok bir aşık kesilerek hikayenin baş tarafında görüldüğü gibi kız kardeşi Nezahat'e öğrettiği sevmek fiilinin üçüncü müfret şahsı ile nihayet sevgilisine içindekini anlatmaya buldu. Kurnaskar gece sofrada Şemi'ye çehreyi çattı. Arada bir yine bakmak lütfunda bulunuyordu. Fakat evvelki gönül alıcı sözük bakışlarla değil, bu sefer paylar gibi bakıyordu. Şemi, sevgilisinin bu yolda kızgın bakışlarına hedef oldukça kah kızarıp kah sarararak gözlerini kızın göz bebeklerine dikerek ''Davranışım büyük bir kabahat ise affediniz. Ne yapayım? Gönlüme söz anlatamadım.'' Manasını bin türlü ümitsiz tavırlarla anlatmaya çalışıyordu. O gece aralarında başlayan bu bakışla duygulanan anlatma işi bir sevişme başlangıcı demekti. Fakat Şemi bunları ayırt edemiyor, mürebbiyeyi darılmış olmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Çocuğun o akşam kederinin şiddetinden gözlerine uyku girmedi. Ertesi gün okula gitti. Zaten anlamadan ezberlediği derslerini bu hafta hiç ezberleyemedi. Gündüzleri zihni hep kızan hayaliyle uğraşıyor, geceleri ancak birkaç saat daldığı ıstırapla dolu uykusu içinde de ondan başka bir şey görmüyordu. Ertesi hafta yalıya döndüğü zaman yüzüne dikkatle bakan olsaydı hayli zayıflamış olduğunu anlamakta zorluk çekmezdi. Bu dikkati Angel'den başka kimse etmedi. Mürebbiye başardığı işi kendi kendine tebrik etti. Çocuk efendi babasının önüne çıktı. Hemen tahta başı imtihanına çekildi. Birinci suale karşı sustu. İkincisinde dili büsbütün tutuldu. Üçüncüsünde falaka emri verildi. Çıplak ayağına yediği 12 değnek o hafta çektiği acıların tuzu ve biberi yerine geçti. Fakat o akşam Angel'den gördüğü iltifatlı bakışlar bu acıların hepsini unutturdu. Yemekten sonra mürebbiye ile bahçede buluştular. Aralarında dereden tepeden söz oldu. Şemi tutuk tutuk karşılıklarla kızı epeyce eğlendirdi. Sonunda söz sevmek fiilinin çekim suretine dayandı. Angel gülümseyerek acayip bir tekdirle dedi ki ''Ayıp değil mi Şemi Bey? Sen çocuk böyle lakırdı öğretti.'' ''Niçin cevap vermez? korkuyorum matbazel. Ah bah ben yamyam yam adam yiyecek. Ben değilim canavar. ne için korkar? Size canavarsanız demiyorum. Sizi gücendiririm diye çekiniyorum. Ne vakit korkuyor çocuk böyle lakırdı öğretmiyor. Ne yapayım matmazel? Benim elimde mi? Birkaç haftadır ne çektiğimi siz bilir misiniz? Ne çekiyor? Bana söyleyecek. Şemiye bu müsaade pek cömertçe göründü. Sevinçten ileri gelen fazla yürek çarpıntısı kalbinde fıkır fıkır bir şeyler kaynatıyordu. Zavallı nefes alamayıp tıkanacak bir hale geldi. Bütün acılarını anlatmak istediği halde iki kelime söyleyemez oldu. Bir iki kekeledi. Sonunda bütün aşk itiraflarını hıçkıra hıçkıra ağlayarak Angel'in ayaklarına kapanmaktan ibaret kaldı. Mürebbiye çocuğu omzundan tutup kaldırarak yetişir, yetişir dedikten sonra sicim gibi sevda yaşları akan yanaklarından birine okşar gibi hafif bir fiske vurarak hızla savuşup gitti. Bu fiske bütün o gözyaşlarını karşılayacak bir mükafat, ümit kapısını iki kanadı ile birden açan bir iltifat idi. Şemi o bönlüğü ile beraber bunu anlamaktan aciz kalmadı. Kendi kendine bahçede biraz daha denize karşı oturdu. Sevdalı bakışları önünde açılan bu saadet ufkunun sınırlarını görmeye uğraşıyor. Bütün varlığını sarsan bu ümitle genç kalbi kah gökte, Kahsu üstündeki dalgalar içinde titreyen hesapsız yıldızlarla titriyordu. Demek kaç haftadır çektiği sevgi acılarına sevgilisi de tamamıyla yabancı değilmiş. O da seviyormuş. Hiç sevmese o fiskeyi yanağına vurur muydu? Ne kadar olsa kadındır. Kendine karşı gözyaşları içinde sessizce yapılan bu aşk ilanını iyi kabul ettiğini bundan daha aşikar bir işaretle belli edemez. Şemi erkektir. İşi bundan ileri götürmek gibi önemli bayis ona aittir. Önüne açılan bu sevgi kapısından içeri ilk adımı nasıl atmalı? Şemi iki saat kadar işte bunu düşündü. Doluya koydu olmadı, boşa koydu olmadı. Çünkü her neye karar vermiş olsa yapmaya zaman yoktu. Önünde bir yarınki cuma günü vardı. Akşam üzeri okula gidecekti. İşi böyle karışık bir halde bıraksa gene bu hafta okulda gözlerine uyku girmeyeceğini pek iyi biliyordu. Uykusuzluk neyse ne. Ya derse çalışmamak ya onun acı neticesi olan falaka neye karar verecekse bunu yarına bile bırakmadan hemen bu o gece yapmanın her suretle hayırlı olacağını düşündü. Bu gece herkes yatıp da el ayak çekildikten sonra mürebbiyenin odasına gitse nazik elleriyle yanağına onun vurduğu fiske gibi oda kapısına hafif bir fiske vursa acaba nasıl olur? Kapıyı açıp kendisini kabul eder mi etmez mi? Bu düşünceyle bütün vücudunu ilkin bir ter sonra bir şiddetli ateş sardı. İstediğine bu kadar yaklaşmış olmayı görmek kendini hem sevindiriyor hem de korkutuyordu. Bu düşünceleri arasında vakit epey geçmişti. Titreye titreye yalıya girdi. Odasına çekildi. Yalıda mürebbiye Angel'e verilen oda koruya bakıyordu. Dehri Efendi bütün ev halkına gösterdiği sert muamele dışında mürebbiye hakkında pek ziyade saygı gösterdiğinin açık bir delili olmak üzere ona ayırdığı odayı süse düşkün bir kadına hoş görünecek surette döşettirmişti. Duvardaki havai mavi zemin üzerine yaldız çiçekli en ala cinsinden bir Fransız kağıdı, kıymetli 2-3 tablo, oymalı maun kornişlerden inen halı perdeler, göbeği beyaz, kitabesi al nefis bir uşak halısı, bir kanepe, iki koltuk, bir şezlong, bir ceviz yazıhane, kameriyeli, tül cibinlikli bir yaldızlı karyola, bir aynalı dolap, bir lavabo. Mürebbiyenin odasını oldukça hoş göstermekteydi. Yalnız karyolanın baş ucuna alafrangalık adetince lazımlı sayılan bazı çanak çömlek koymak için olan küçük dolap yerine koskoca bir dolaplı büro konulmuş olmasından başka odanın döşemece bir kusuru yoktu. Dehri Efendi tarafından odanın döşemesinde gösterilen bu dikkat ev halkınca bir hayli dedikoduya yol açmış, bu gibi işlerde her zaman öneye olan kahya kadın Eda Hanım kaşlarını kaldırıp ağzını yayarak Efendinin niyeti mürebbiyeyi odalı kalmak olduğunu gizlice her kulağa ulaştırmaktan geri durmamıştı. Bu odada mürebbiyenin malı olarak lavabo üzerinde bazı tuvalet eşyası ile karyolanın başucundaki büronun üzerine konulmuş, fil dişinden yapılma bir İsa'nın haca gerilmiş olduğunu gösterir bir heykel, 5-10 kitap ve birkaç kat elbiseden ibaretti. O akşam mürebbiye dalgın bir halde odasına girdi. Çünkü oynamasını tasarladığı komedyanın ilk perdesi açılmak zamanı gelmişti. Uzun ayaklı, pembe karpuzlu, al atlas abajurlu lambasını yaktı. Karyolanın baş ucundaki büronun üzerine koydu. Aynalı dolabın karşısına geçip fistanından başlayarak birer birer bütün esvabını çıkardı. İnce beyaz ketenden kolsuz, yakası açık gecelik gömleğini giydi. Memelerine kadar açık olan o geniş yakasını aşağı tarafı çepeçevre tül olduğu için o gömlek vücudu örtmekten çok gümüş gibi bembeyaz bedene hayali, göz alıcı bir yan mahrem letafet verdiğinden berrak dalgalar içinde yüzen su melikeleri, tan bulutlarına bürünmüş mitoloji perileri gibi o hafif örtü, çıplak bir vücutta gözün bulamayacağı şahirce zevki, tabirime müsaade varsa gizli nükteleri tamamlıyordu. Mürebbiye aynada çıplak pazılarını bütün endamını su içinde şeklini görüp de kendine aşık olan peri kızı gibi uzun bir tutkunlukla seyretti. Omuzlarından aşağı, beline doğru çözüp salı vermiş olduğu kumral saçları içinden başını küskünce birkaç defa salladı. Galiba o güzel çehre, bu latif endamına kaderinin göstermiş olduğu insafsızlığa karşı şikayet ediyordu. Paris'te kendi meslek arkadaşları bulunan kadınlardan birçokları süs, ihtişam, servet içinde yüzüyorlardı. Kendisi ise yabancı bir memlekette ömründe hatır ve hayaline getirmemiş olduğu mürebbiyelikle Dehri Efendi'nin emri altında yarı mahpus bir halde yaşıyordu. Efendi öfkeli huyu evinde olan disipline son derece dikkati yüzünden mürebbiyeyi tutarken sık sık sokağa çıkmamasına ilk şart olarak ileri sürmüştü. Türlü sefaat yerlerinde her gece başka bir erkekle zaman geçirmeye alışmış bir kadına bu mahpusluk bir bela zindanından daha zor görünmez mi? Kaç zamandır yalıdakilerden başka erkek yüzü görmediğinden Şemi ve Sadri beyler kendine pek şirin görünmeye başlamış, hatta amca bey, aşçı başı bile zihninde iltifattan uzak tutulması gereken kimseler ehemmiyetini kazanmışlardı. Bu akşam bahçede Şemi ile aralarında geçen vakaya göre delikanlının bu gece odaya hatır sormaya geleceğini kuvvetle umuyordu. Aynaya bir zaman daha baktı. Kadınlık duyguları iyice coştu. Gözlerinden dökülen hazin kaç damla yaşı parmaklarıyla sildi. Aynadan çekildi. Büronun önüne geldi. Oradaki salibe baktı. Ağlarken gülmeye başladı. Onu oraya kendinin dindarlığına Dehri Efendi'yi inandırmak gibi riyakar bir düşünceyle koymuştu. İşte ona gülüyordu. Konsolun üzerinde Fransızca bir İncil, bu in Tanrı Bilgisi ve Nefis adlı eseri ve onlara benzer birkaç din kitabı vardı. Bunları hiç okumazdı. Fakat gösteriş olmak için hep orada bulundururdu. Kendisinin en çok sevdiği ve uykusu kaçtığı gecelerde okuduğu Anmarit Tromp çeşidinden olan kıymetli kitaplarını kimsenin göremeyeceği yerlere saklardı. Bu gizli kitaplardan canlı levhalar adında olan bir tanesini çıkardı. Kapısını aralık bırakarak kitapla döşeye girdi. Gelmesini beklettiği şey mi çocukça utangaçlığına kapılıp da acaba gelmeyecek mi? Çocuğun gelmemek ihtimalini düşündükçe soğuk sudan kızgın tavaya atılmış balık gibi her yanını kaplayan ıstırap ateşinin kalbini cızlattığını duyarak çırpıntılarıyla karyolayı yerinden sarsıyordu. Sonunda bu bekleme elemi o kadar şiddetlendi ki elinde tuttuğu kitaptan bir kelime bile anlamayacak bir hale geldi. O aralık, evet işte o aralık hafif bir kapı gıcırtısı işitildi. Mürebbiye göz kuyruğuyla baktı. Şemi'nin beyaz gecelik entaresiyle odaya ilk adımını atmış olduğunu gördü. Fakat gıcırtıyı işitmemezlikten, içeri gireni görmemezlikten gelerek bütün vücudunun titremesini tutmaya, yüzüne yapmacık bir sakinlik vermeye uğraşarak dalgın bir halde yarı kapalı bulundurduğu gözlerini elindeki kitaba dikti. Karyola'nın başucundaki pembe karpuzlu lambadan bahar gruplarına Güneş kursunun büyüleyici bir kızıllıkla yüksek alemlerden her tarafa bir muhabbet rengi yağdırmasını andırır yolda dağılan renkli, saf, sevdalı bir ışık abajurun al ipek dantelli kenarlarından süzülüp tül cibinliğin ince deliklerinde bir ikinci süzülmeye uğradıktan sonra beyaz çarşaf, tenteneli yastıkları içinde sevda nuru döken bir ayın su üstüne düşürdüğü gül renk, nurların kucağında dolaşmaktan yorulup da bitkin kalmış gibi yatan Angelin dört köşe bir yastığa dayadığı, nazlı başından nura karanlık atıldığını gösterir bir letafetle omuzlarından aşağı dağılan saçlarını, gömleğin dantelleri içinde kabarmış göğsünü, insanın hayal ettiği peri masallarından bir levha gösterir gibi aydınlatmıştı. Zavallı Şemi, odaya attığı ilk adımda bu akıl oynatan manzarayı görünce bir büyü rüzgarı ile bütün zihin ve beden kuvvetleri felce uğramış gibi ikinci adımını atamayıp orada kaldı. Angel okumak ile meşgul, pek dalgın görünmekle beraber göz ucu ile çocuğun her hareketini tetkik edip duruyordu. O manzarayı seyretmekten aşıkında hasıl olacak sevda çılgınlığının son dereceyi bulması için mürebbiye gözlerini kitaptan ayırmıyor, Şemi de seyre dalmış halde öyle duruyordu. 8-10 dakikaya kadar bu hal sürdü. Şemi birdenbire elektriklenmiş gibi durduğu yerde titredi. O tesir ile bir iki adım daha atıp odanın ortasına geldi. Bu defa artık mürebbiyenin görmemezlikten gelmesine imkan yoktu. Yastıktan hafifçe başını kaldırıp güya gelinin içeri girdiğinden hiç haberi yokmuş gibi ilkin dalgınca etrafa bir göz gezdirdi. Sonra gözü Şemin'in parıl parıl parlayan gözlerine rastlayınca yapmacık bir telaşla elinden kitabı atıp iki avucuyla yüzünü kapayarak ''Aman ya Rabbi ne görüyorum ne delilik haydi git haydi'' diye hafif hafif haykırmaya başladı. Şemi bu kovma kelimelerini anlayacak kadar Fransızca biliyordu. Fakat zavallı o aralık Fransızcayı değil, ana dilini bile unutmuştu. Kelimelerin manası zihnine girmiyor, o yalnız pembe ışıklar içinde tüllere, dantellere gömülmüş bir sevgi kaynağından göklerden gelir gibi bir mızıka sesi işitiyordu. Şemi birkaç adım daha ilerledi. Vücudunun titremesi kendinde ayakta duracak kuvvet bırakmadı. Karyola'nın ayak ucuna yığılı verdi. Mürebbiye aşkını odadan çıkaramamasından doğan yapma bir küskünlükle döşeği içinde yüzüstü döndü. Başını iki eli arasına aldı. Mırıl mırıl bir şeyler söyleyerek fıkır fıkır kaynamaya başladı. Ağlıyor muydu, gülüyor muydu? Bunu anlayabilmek o heyecan halinde bulunan Şemin'in değil, aklı başında bir adamın bile harcı değildi. O döşeğinde türlü vücut dalgalanmaları ile mırıldanırken Şemik gözyaşları seli ile yere kapandı. Bir şeyler söylemeye, anlaşılmaz ricalarda bulunmaya, affolunmayacak aflar dilenmeye başladı. Şu buhran anının sürmesi dakikadan dakikaya ikisinin kuvvetini kesiyor, baygınlığını arttırıyordu. Sonunda mürebbiye aşıkını dışarı çıkarmak için hangi tedbire başvuracağını bilemediğini gösterir, insanda güç bırakmayan, çekici bir bakışla delikanlının yüzüne baktı. Bu bakıştan kıvılcımlanan sevda şimşeyi, şemiyi, dünyayı görmez bir hale getirdi. Hemen yerinden fırladı. Göz açıp kapayacak bir zaman içinde oda kapısının anahtarını çevirdi. Mürebbiye'nin o yalıya geldiği günden beri zavallı amca bey her gece rüyasında kamburunu düzelmiş görüp seviniyor fakat sabahleyin gözlerini açıp da gene çıkıntının o çıkıntı, gene boyun o boy olduğunu, elleriyle tekmil vücudunu yoklayarak anlayınca kederinden adeta ağlamalı oluyordu. Fakat bu kederini Angel'in iltifatından büsbütün mahrum kalmak gibi ümitsizlik derecesine hiçbir vakit vardırmıyor, kendi kendine derin derin düşünüp türlü ümit ve başarı yolları buluyordu. Aynanın karşısına geçip kamburunu saklayarak yalnız yüzünü derin bakışlarla muayene edip kaşlarını adeta beğeniyor, gözlerini sevimli buluyor fakat zayıf yanakları, koca dudakları, bir karış kulakları için öyle güvene güvene güzeldir diyemiyor ise de bunları büsbütün çirkin bulmaya da bir türlü gönlü razı olmuyordu. Yüzünün güzelliğine adam akıllı kendini kandırdıktan sonra aynada biraz yükselip kamburuna da gözden geçirmeye cesaret ederek kendi kendine yüz güzel olduktan sonra arkada biraz tümsek bulunmasının boy pos düzenini pek o kadar bozamayacağı hakkında deliller ileri sürüyor, hayalinde o çıkıntıyı biraz küçültüyor, ha şöyle Biraz ufalsa bak vücuduma nasıl bir levent şekli gelecek yolunda tutturduğu ham isteğini git gide pekileri sürerek kamburunu bir varmış bir yokmuş farz edecek bir dereceye kadar varıyordu. Bir aralıkta kusuru hiç kendi vücuduna mal etmeyerek terzilerde bulur. Sanatta mahir eli düzgün bir terzi olsa elbisemin pamukla beslenecek noktalarını güzelce bilse vücudum mum gibi olur diye terzilere atıp tutardı. Amca bey... Beyoğlu'nda kavga etmedik terzi bırakmamak suretiyle birkaç kat elbise yaptırttı. O arkadaki çıkıntıyı gözden gizlemek için terzilerin elbiselere diktikleri pamuklardan başka amca bey kendi tertibi olan ufak yastıkları da sırtına düzgünce yerleştirmek suretiyle her gün o elbiselerden birini giyerek tümseyini yalnız dost ve düşmandan değil kendi gözünden bile gizlemeye muvaffak olarak kendinin artık boylu bozlu bir delikanlı olduğuna şüphesi kalmamıştı. İnsan ne kadar uzun boylu, ne derece güzel yüzlü olsa o güzelliğe başka bir parlaklık verecek olan süsleme çarelerine başvurmaktan geri kalabilir mi? Amca Bey bu önemli işi de göz önünde bulundurarak tuvaletine son derece dikkat etmeye karar verdi. Her sabah kalkınca yüzüne bir ustura gezdirmek, yarı göğsüne kadar kokulu sabunlarla yıkandıktan sonra pembe lüs pudrasıyla yanaklarına renk ve yumuşaklık vermek, bıyıklarını kozmetiklemek Saçlarını türlü tuvalet sularıyla taramak kendisinin en mühim gündelik işleri arasına geçti. Kendisine bu çeki düzenleri verdikten ve efendi kalıbına çektirdiği ensiz fesini ayna karşısında 20 dakikalık bir zaman harcayarak güzelliğinin parlaklığını iki kat edecek bir halde başına giydikten sonra kendini mürebbiyeye göstermek için onun gözüne ilişecek yerlerde gezinmeye çıkardı. Bazen Angel ile verdiği hafif bir baş selamına karşı Amca bey yerlere kadar eğilip derin bir referans yapar, aldığı o acayip vaziyette başı büsbütün kaybolup meydanda yalnız kamburu kaldığından hiç haberi olmazdı. Bazen bahçeden zarif bir çiçek bularak onu matmazele takdim eder, kızın çiçeği gülümser bir çehre ve mersi mösyö sözüyle alıp göğsüne iğnelediğini görünce bu kızın mutlak bende gönlü var. Benim yanımda çiçeği oraya takmak elbette bir şey demektir. Fakat ne demektir? İşte amca bey bunu gündüzleri yemez içmez geceleri uyumaz düşünür. Kızla görüşmek için uygun bir hane bulmaktan aciz kaldığı günler eline Fransızca bir kitap alıp çetin fakat hep aşk ve alaka'ya ait bir ibare seçerek ve anlayamadığını söyleyerek mürebbiye'ye kelime kelime, kelime mana verdirir. Kız sevda muhabbet sözlerini tatlı tatlı hazin hazini söyledikçe amca bey de el ayak titrer, boğazına bir şey tıkanır. Hemen diz çöküp yalvararak aşkını ilan etmek için bir yol arar. Lakin o zaman kamburundan başka bütün varlığını kaybettiği için söylenecek bir söz bulmak değil, bildiği kelimelerin bile manalarını unutur. Amca bey birkaç gece, "Ah bu çocukça utangaçlığım muvaffakiyetime engel oluyor. Sevgilime zarif bir yolda muhabbetimi arz etmek için iyi bir bahane bulabilemeyecek miyim? Bu cesaretsizlik beni bitiriyor. Bakışımdan kızın da müteessir olduğunu anlıyorum." O da fenalaşıyor bende. Lakin ne çare? Gerçeği bildirmek için ikimizde de cesaret yok ki. Ciddi muhabbetler böyledir. İki sevgili birbirlerine her tavır ve hareketleriyle sessiz olarak gerçeği anlatırlar da "Seni seviyorum" sözünü söylemeye cesaret edemezler. İşte bizim halimiz de öyle. Aman ya Rabbi, nasıl edeyim diye sabahlara kadar dayanılmaz rahatsız düşüncelerle döşeğinin içinde dört döner. Sonunda Arşimet'in idrostetik kanununu buluşu gibi bir telaşla yerinden fırlar. Buldum, buldum diye haykırarak enine boyuna odayı dolaşmaya başlar. Aşkını ilan için bulduğu yol amca beyin aklına gülünecek kadar sade fakat kendine pek zarif ve hele son derecede alafranga görünür. Zavallı sevda hastasının iç ateşini bildirmek için keşfettiği bu kimsenin gitmediği zarafet yolu nedir bilir misiniz? Sabahleyin erkenden kalkacak, her zamankinden çok bir dikkatle giyinecek, kuşanacak. Aşkını bildirmek için Fransızca bir iki cümle tertip edecek. Gene bahçeden güzel bir çiçek bulup onu aşikane bir tavırla sevgilisine vereceği sırada hazırladığı cümleleri dokunaklı bir tarzda söyleyecek. Fakat o cümleleri nasıl tertip etmeli? Hele şaşırmadan nasıl söylemeli? Amca beyin ana dilinde konuşurken bile sepet derken set demeye ağza alışmış. Amca bey ilkin cümleleri tertibe, Sonra güzel anlatma işini meşke karar verdi. Öyle kısa ve içe dokunacak cümleler arar ki söylenişte söz fakat tesir bakımından dayanılmaz birer ateş parçası olsun. Zavallı adam saatlerce düşünür, düşünür nihayet şu matmazel. Ümitsiz bir aşığım bana acıyınız cümlesinden başka Fransızca söze benzer bir şey bulamaz. Her sözün kuvveti söylenişte ona verilecek tesir yüzünden olur. Cümle bulundu. Şimdi onun ehemmiyetli olan söyleyiş tarzı kaldı. Şu sözlerle içinin yanıklığını anlatırken yüzünün hazin bir letafet, vücudunun her uzvuna, kelimelerin tesirlerine uygun bir kırıklık döküklük vermek gibi zor işi adam akıllı provaya karar verir. Kendi kendine der ki şu bardak kapağını sevgilime vereceğim çiçek farz edeyim. Şüphesiz ben gene benim. Mesela şu aynanın yanında duran koltuk da Matmazel Angel olsun. Amca bey kapağı çiçeğe, Angeli koltuğa kendini yine kendine benzetmek gibi zekasının kuvvetine apaçık bir ölçü sayılacak şu benzetmelerde bulunduktan sonra başını sağa, kamburunu sola, kamburunu sağa, başını sola eğerek salıntılı bir yürüyüşü hiçbir aktörün taklit edemeyeceği garip bir tavır ile koltuğa doğru yürür. O dört ayak sevgilisine yaklaşınca kamburunun ağırlığını sağ dizine yükletmek suretiyle dizüstü gelip Bardak kapağı bulunan boş olan iki elini yalvarır tarzda birden uzatarak ''Mademoiselle'' der. Çarpıntısının şiddetinden cümlenin alt tarafını bir türlü getiremeyip durur. Bu hayali aşk ilanına verdiği ciddiyet kendisini karşısında duran koltuğa sahiden ''Mademoiselle Angel'' zannettirecek bir his yanılmasına düşürür. Zavallı utancından ter dökmeye başlar. Yerinden kızara bozura kalkıp nazik bir şekilde bir referans yaptıktan sonra... Koltuktan fazla çarpıntısının bu defa yoluyla maksada anlatmaya engel olduğu yolunda af diler. Bir ikinci muhabbet ilanı merasimine daha girişir. Bu ikincisindeki muvaffakiyeti birincisinden pek farklı olmaz. Amca bey kırıta kırıta koltuğa kadar yürüyüp diz çökerek Fransızca iki kelime mırıldandıktan sonra yine olmadı diye işe yeniden başlamak suretiyle bir buçuk iki saat kadar vakit geçirir. Böyle diz çöke kalka dizlerinde ne güç kalır ne kuvvet Sonunda baygın bir halde döşeğine serilir. Sabah olur. Gece koltuğa karşı muhabbetini anlatı anlata vücudunu kaplamış olan yorgunluktan hiçbir tarafını kımıldatamayacak bir hale gelmiş olduğunu anlar. O gün matmazale edeceği ilan aşkı ertesi güne bırakmak zorunda kalır. O gece gene oturur düşünür. Bu defa da matmazel ümitsiz bir aşığım bana acıyınız diye tertiplediği cümleyi pek manasız pek bayağıca bulur. Ümitsiz kelimesini niçin söze katmalı? Yok, bu cümleyi değiştirmeli. Daha şairane, hakimane sözler bulmalıyım, der. Amca bey bir hafta kadar uğraşır. Birçok cümleler tertip eder. Sonunda onların içinden şu matmazel. Aşıkhane ihtiramlarımı lütfen kabul buyursanız, gülümle beraber kalbimi size takdim ederim cümlesini pek beğenir. Bu sözleri pek zarif, pek şairce, hakimce, hatta yürek paralayıcı bulur. Kuvvetli bir şairin manzum yazdığı trajediye hoş bir başlangıç bulmuş olmasına benzer bir sevinçle o geceyi geçirir. Sabah olunca ayna önünde boy göstererek en cici esbabını giyinir. Açık renk bir pantolon, siyah bir bonjur, beyaz bir kravat, üstünde ok şeklinde bir pırlanta iğne, ellerinde beyaz güderi eldivenler, amca beyi, bazı komedyalarda alemi güldürmek için jön premier rolüne çıkan ihtiyar kambur oyunculara benzetir. Mürebbiye'nin kıvrak güzelliğine işaret olmak üzere bahçeden her bir yaprağı tam olarak açılmış beyaz bir gül, kendi dilbazlığından kinaye olarak da bir şakayı koparır. İşte şu gül, matmazel, bu şakayık da benim, diye şu benzetme inceliğinden dolayı kendi kendini alkışlayarak bir kurdele ile iki çiçeği birbirine sımsıkı bağlar. Öğle yemeğinden sonra ikinci derse başlamazdan önce mürebbiyenin ta tepede doğu tarafındaki bir korucuk içinde yüksek gizli bir sevda yuvasında bir saat kadar kendi kendine oturmak adeti olduğunu amca bey bildiğinden okula giderken adresini ezberleyen bir çocuk gibi o Fransızca sözleri okuya okuya oraya doğru yollanır. Yokuştan kuvveti, heyecandan nefesi kesile kesile istenen yere kadar çıkar. Bakar ki matmazel koyu gölgeler içinde Yeşillikler arasında fıstık dalından yapılma bir koltuğa oturmuş kitap okuyor. Kambur aşık haftalarca prova ettiği o maymun sallantısıyla sevgilisine doğru yürür. İlkin yerlere kapanırcasına selam işini yapar. Sonra ihtiramı ile dizlerini yere dayar. Titrek eliyle çiçekleri uzatıp öksüre tıkana tertiplediği Fransızca cümleyi o kadar anlaşılmaz bir surette seslendirerek söyler ki mürebbiye kelimelerin bazılarını yanlış anlayarak hemen bir kahkaha salıverir. Hakikaten bu hal pek şık efendim. Bana gönlünüzle beraber kamburunuzu takdim etmeniz size mahsus bir incelik midir? Cevabını verince amca bey bütün bütün şaşırır. Biri gülüm, öteki kamburum demek olan maroz ile maboz kelimeleri arasındaki mana farkını ve söyleniş farkını hiç seçemeyecek bir hale gelip her ne olursa olsun bir cevap vermiş olmak için evet Mademoiselle, size gönlümle beraber kamburumu takdim ediyorum. Sözlerini aptalca ağzından kaçırınca bu ihtiyarsız maskaralık Angel'in o kadar hoşuna gider ki oturduğu fıstık dalından koltuğun üzerinden yarı beline kadar arkasına sarkarak tepine tepine güler. Ciddi bir sevgi anlatmaktan çok bir sevda komedisine benzeyen şu yeni yolda kambur takdimi amca beyin aşkta başarısının %90'ını temin eder. Birkaç akşam sonra amca bey de yeğeni Şemi gibi Mürebbiye'yi bir gece ziyareti ile şereflendirmek bahtiyarlığını elde eder. Sofrada yeneceklerin sıralandığı gibi tatlılar birkaç zaman sonra getirilir. Bu adete uyarak Mürebbiye de Sadri'ye olan iştahını sona saklamıştı. Sadri o evde damat olduğundan karısı Melahat'ten fırsat ele geçirip de Mürebbiye ile aşk alışverişine istediği gibi vakit bulamazdı. Melahat'in kendi güzelliğine son derece inanmış olması Kocası Sadri Bey'in kendi üzerine gül koklaması gibi bir ihtimali hatır ve hayaline uğratmadığından, kocasını şundan bundan kıskanmak gibi densizliklere kalkışmak adeti değil ise de Sadri karısının şu safça güvenmesini kazanmış olmakla beraber şüpheyi çekmekten çekinerek gidip lüzumlu lüzumsuz sebeplerle mürebbiye ile konuşamazdı. Gündüz karısı ile hemen her vakit beraber bulunmak, gece yattıkları odadan hiç ayrılmamak gibi bazı zorluklar mürebbiye ile aralarında bir samimiyet kurma yolu bulmak işine engel oluyordu. Sofrada, bahçede birbirlerine olan o garip bakışlarından mürebbiye ile Şemi ve amca bey arasında gizli bir pandomima başlamış olduğunu anlamak da Sadri güçlük çekmedi. Amca bey ile Şemi'nin mürebbiyeye gönül kaptırmış olmalarına ihtimal veriyordu. Fakat birinin vücutça yumru yumruluğuna katılan budalalığını, ötekinin çocukluğunu, toyluğunu düşünerek her ikisinin de mürebbiye tarafından kabul görmeyeceklerine hüküm veriyor, mürebbiyenin orada bunlara gösterdiği gülümsemeleri alaya veriyordu. Sadri bir hayli müddet hiç de doğru olmayan bu hükmünde devam etti. Sonra gözüne çarpan bazı haller gözünü açtı. İlk hükmünü zayıflattı. Amca Bey'in her gün kukla gibi giyinip tuvaletine haddinden ziyade dikkat etmesini, Şemin'in günden güne zayıflayarak sararıp solmasını pek de kayıtsızlıkla göremez oldu. Hal ve mevkiin müsaadesi derecesinde bunların hareketlerini tetkike, şu tuhaf pandomima perdesi arkasında olan gerçekleri araştırmaya karar verdi. Onun da gönlü mürebiyeyi akmıştı gece gündüz bütün vaktini şubmesine vermesi, arada bir mürebbiyenin iffetinde şüphe uyandıracak hallere rastlaması, kendini ümitlere düşürerek kalbindeki bu duyguyu şiddetli bir sevda haline getirmişti. Yavaş yavaş amca beyle şemiden mürebbiyeyi kıskanmaya, mürebbiyenin onlara gösterdiği gülümsemeleri, isterse alaydan başka bir şey olmasın adeta çekememeye başladı. Amca beyle Şemi'nin hal ve hareketini tetkikten bir an bile geri durmadığı için bir gün baktı ki Şemi Kız kardeşi Nezahat'i odanın bir köşesine sıkıştırmış, sevmek fiilimi çekimlerinden bir şeyler öğretiyor. Oda kapısından gizlice dinledi. Delikanlının mürebbiyeye aşkını ilan için aptallığına hiç yakışmayan yeni bir yol bulmuş olduğunu anladı. Şemin'in bu hareketine pek hiddetlenmekle beraber bu zarif usulü tadile değer görerek kendi de vahbi bir bulup perestiş etmek fiilinin çekim şeklini çocuğa öğretti. Bu üçlü sevda ayrı ayrı bacalardan fitili aldı. Yalnız Sadri Amca Bey ile Şemi'nin mürebbiyeyi sevdiklerini biliyor fakat bu iki budala meselenin böyle ortak bir sehpa üzerine kurulduğundan haberleri bulunmuyordu. Sadri'nin bu bilgisi de Anjel'in iki kıt akıllı aşkına gösterdiği gündüzkü gülümsemelerinin gece ziyaretlerine kadar ilerlemiş olduğu derecesine varmamıştı. Sadri, mürebbiyeyi kendine layık buluyor, kızın o yalıda kendine bir aşık seçmesi lazım gelse bu seçilecek aşığın ancak kendisi olabileceğine hüküm veriyor Amca beyle Şemin'in kızdan bekledikleri sevgi ve kabul ümidini birer ham hayal olarak alıyor. Eğer boş ümide kapılmış iki aşık sevgiliye yanaşmaktaki ısrarlarını aşırırlar, sevda ateşlerini endişe verecek derecede taşırırlarsa bir çocukla bir kamburu gündeden atmayı güç bir şey saymıyordu. Bu üç sevdalıdan mürebbiyenin hoşuna en çok gideni gerçekten de Sadri'ydi birbirine içindekileri anlatmaktaki zorluk öteki ikisinin yanında Sadri'nin kadrini mürebbiyece iki kata çıkarıyordu. İlk kıvılcımı perestiş etmek fiilinden alan bu sevda başlangıcı yavaş yavaş çekimce genişleyerek sonunda Sadri de o bildiğimiz odada mürebbiyenin gece ziyareti iltifatına nail oldu. İş o kadar gariplik peyda etti, o kadar çatallaştı ki üç erkeği değil sekizini, onunu birden birinin varlığından ötekine koku duyurmadan idare etmekteki ustalığına ve idmanına tam güvenen Angel bile başladığı bu üç gözlü gönül komedyasında pek ileriye varmış olduğunu, başlangıç gülünç ise de girişin sonu pek acıklı, belki de tehlike gösterdiğini, bu gibi karma karışık sevda işlerinde her zaman başarı göstermiş ve üstün gelmiş olmakla beraber bu defa şu işi yüzüne gözüne bulaştırmadan başa çıkaramayacağını duyar bu acizliğini kendi nefsine karşı itiraf eyler gibi olurdu. Fakat ne fayda? İş işten geçmişti. Aşıkların üçünde de alev saçağı sarmış, korkunç bir filispit ile iş fitili almıştı. Mızrak çuvala sığmaz sözüne uygun olarak yavaş yavaş amca bey üzerine şeminin dikkati, amca beyin de şeminin sevda işlerine dair gözü, her ikisinin de sadri üzerinde çekemezlik gözleri açılmaya başlamıştı. Üçünden hiçbirisi mürebbiyenin muhabbet kanununda böyle bir üçlü kaidesi kabul ettiğine dair maddi bir delile rastlamamış ise de acayip bir his, Üçünün de aynı sevgi merkezi etrafında dönüp dolaşan birer pek haline almış olduklarını kendilerine sezdiriyordu. Üçünden herhangisi madmazel ile yabancıların göremeyecekleri gizli bir konuşmada bulunabilmek bahtiyarlığına nail olsa, öteki iki aşık hakkındaki kıskançlığını Bundan doğan kalp incinmesini içe dokunan türlü kelimelerle sevgilisini anlatmaktan kendine alamayarak kızın sevgisini kendine mahsus bırakmaya, kendi üzerine çekmeye uğraşırdı. Amca bey böyle bir konuşmaya muvaffak olduğu zaman tutar, Şemi'nin sevdalı bakışlarını beğenmediğini kıza anlatır. Şemi de amca beyin halini pek tuhaf bulmakla beraber sevgilisini o bakışlardan kıskanmaktan kendine alamadığını Anjel'e söylemekten çekinmez. Sadri ise her iki rakibinin aptalca muamelelerinden pek rahatsız olduğunu vakit buldukça matmazeli anlatmaktan geri durmazdı. Mürebbiye'ye gelince üçünü de kandırmakta çok ustalıklı davranıp herhangisiyle bir arada olursa öbür ikisi hakkında nefret ve şikayetlerini bildirir. Karşısındaki zavallı gafili gönlü yalnız onda olduğu yolundaki sözlerle kandırmayı becerirdi. Angel odasına misafir alacağı geceleri son derece bir dikkatle tayin etmek lazım geleceğini aşıklardan biri odadayken Ötekinin onun üzerine gelmesi meseleyi tamir edilemez hale getireceğini düşünüp bu planı ona göre tertip etmişti. Şemi yatılı okulda olduğundan yalıda yalnız haftada bir gece kalıyor. Mürebbiye öteki iki aşkına Şemi'nin yalıda bulunduğu geceler durmayıp evin her tarafını dolaştığını, bazen merak ederek oda kapısına kadar gelip içeriği dinlediğini söyleyerek çocuğun yalıda bulunduğu gecelerin konuşmak için pek tehlikeli olduğuna Sadri ile amca beyi kandırmayı başarmıştı. Şemi yalıda bulundu mu amca bey kendi odasından başını bile dışarıya çıkarmaya korkardı. Onun için mürebbiye Sadri ile amca beyi bu suretle razı edişi kendisini haftada bir gece Şemi'yi tehlikesizce odasına kabul etmeye meydan vermişti. Şemi okulda bulunup da her ikisinden birinin gelmesinden ötekine bir şey sezdirmeksizin amca bey ile Sadri'nin odaya kabullerine gelince mürebbiye bu işi oldukça yoluna koymuştu. Sadri geceleri hep karısıyla bir odada bulunmak zorundan dolayı vakitli vakitsiz yatağından çıkarak odasını bırakamaz, bırakırsa da bu hal dışarıda pek az kalmasını gerektirecek bir lüzum üzerine olabilirdi. Damat Bey'in yalıda serbest kalabilmesi karısının orada bulunmamasına bağlıydı ki Sadri için bahtiyarlık geceleri demek olan böyle gecelere kavuşmak hemen olmayacak şey gibiydi. Melahat Hanım'ın İstanbul'da bir teyzesi vardı. Annesi öldükten sonra bu kadını ikinci bir anne yerine koyduğundan 20-25 günde bir gider onun evinde kalırdı. Fakat teyzesine gittiği geceler kocası Sadri'yi de çok kere beraber götürürdü. Sadri aşk buluşmaları için tek fırsat demek olan bu teyze gidişlerinde karısıyla beraber gitmemek için türlü bahaneler çıkarmaya başladı. Uydurmalarında muvaffak olduğu zamanlar yalıda serbest kalabilirdi. Sadri'nin servi boylu karısından uzak kaldığı gecelerde mürebbiye amca bey'e bu gece sen çıkmayacak, senin oda dışarı. Bu akşam yok Sadri, kendi karı beraber. O çapkın bütün gece dışarı geziyor, geliyor, benim oda kapım dinliyor. Yolunda tehditlerle sırtı sandukalı aşkını öyle gecelerde yalnız birleşme saadetinden mahrum etmek değil, odasından dışarı çıkmaktan bile men etmeye muvaffak oluyor. Kendisi beri yanında o pembe ziyalı odasında Sadri ile bol bol görüşmeye meydan buluyordu. Angel'in şu üç aşıkını birbirinden habersizce memnun etmesi yolunda kurduğu dolabın düzenli dönmesini bozacak bazı hallerin meydana gelmesi, şeker renk bu komedyayı adeta gül pembesi haline koydu. Şemi'nin okul tatili zamanı geldi. Artık delikanlı gece gündüz yalıdan bir tarafa ayrılmıyor, mürebiyenin çok sıkı tembihlerine karşı hemen her gece onun odasına girebilmek için sabahlara kadar sofalarda dolaşmaktan kendini alamıyordu. Uğursuz bir tesadüfle o aralık Melahat'in İstanbul'daki teyzesi de hastalanıverdi. Melahat, ana yarısı saydığı teyzesini şunun bunun kayıtsız ellerinde bırakamayarak kadıncağızı kendi eliyle bakmak için sıkça İstanbul'da kaldığından Sadrin'in de aşk meydanı genişlemişti. Mürebbiye işin sonundaki kötülüğü anlayarak üçüne de gece kabulleri kapısını kapama zorunda kaldı. Haftalarca süren bu mahrumluk bu üç kederli aşıkı dayanılmaz birer ateşe düşürdü. Hele amca bey sevda ateşinin tesiriyle geceleri topaç gibi odasına girmek için her tehlikeyi göze aldırarak ne olursa olsun diyen bir cesaretle odasından başına çıkarıyor. Korkunç bir hayal gibi dolaşan ya Sadri veya Şemiden birinin gölgesi önüne çıkarak bu isteğine engel oluyordu. Bu iki aman vermez rakibin gece dolaşmalarından sofayı boş bulma mahdiyarlığını ele geçirdiği gecelerde yavaş yavaş kah duvar diplerinden yürümek, Kah dört ayak yerlerde sürünmek ihtiyatları ile türlü çarpıntılar içinde sevgilisinin kapısına gidiyor. Geldiğini haber vermek için parmakları ile tık tık hafif hafif vuruyor. İçeriden karşılık olarak hiç ses işitmeyince Reze'yi karıştırıyor. Kapıyı sıkı kilitli bularak anlatılmaz bir yoksunluk ateşi ile yana yana odasına dönüyordu. Gene bir gece amca bey ne olursa olsun mürebbiye'nin odasına gitmeye karar verdi. Odasından başına çıkardı koyu bir karanlığa bolmuş o koca sofanın köşesine bucağını dinledi. Oh ne hala! Karşıki duvara dayalı büyük saatin rakkas sesinden başka hiçbir ses yok. O karanlık hele el ayak çekildikten sonra o gece sessizliği içinde rakkasın biteviye çıkardığı o taktuklar gündüzkinden birkaç derece daha büyümüş gibi işitiliyordu. Amca bey sofaya ilk adımını attı. Ansızın ürkmüş gibi gene geri çekildi. Bir zaman düşündü. Kendi kendine Bizim sofanın ortasındaki asma lamba evvelleri her gece sabaha kadar yanardı. Acaba şimdi niçin yanmıyor? Bu geceye kadar ben buna neden dikkat etmedim? 2-3 hafta var ki lamba herkes yatıncaya kadar yanıyor. Sonra sönüyor. Hatta bu gece ben odama giderken gene yanıyordu. İşte şimdi sönmüş. Gazını az koyuyorlar da mı sönüyor? Yoksa biri mi söndürüyor? Bu ne hikmet? dedi. Geceleri hiç adet olmadığı halde lambanın böyle sönmesi gerçekten de amca bey için dikkate değer bir işti. Fakat zavallının sevgilisini özlemek ile zihninde meydana gelen karışıklık kendinde hiçbir şeyi yoluyla düşünmeye meydan bırakmadan bu işe de gerektiği kadar ehemmiyet vermeyerek 5-10 dakikalık bir düşünceden sonra yine kendi kendine Sadri ile Şemi mürebbiyenin bana ettiği iltifatları çekemiyorlar Geceleri benim kızın odasına gidip gitmediğimi gözlemek için bu lambayı söndüren o iki çapkından biri olmalı, dedi. Gene ilk kararına uyarak başını oda kapısından çıkardı. İkinci defa olarak her tarafı çok dikkatle dinledi. Hep o saat rakkasının taktıkları. Başka ses yok. Hiçbir yerde çıt olmuyor. İçinden hele şükür baş belaları uyumuş. Dedikten sonra nefes almaya bile korkarak hırsız gibi yavaş yavaş sofanın ortasına doğru yürümeye başladı. Mürebbiye, Sadri, Amca Bey, Şemin'in hepsinin odaları çok geniş bir sofa üzerindeydi. Yalnız Dehri Efendi'nin bir kütüphane, bir salon, bir de yatak odasından ibaret bulunan özel dairesi ayrıydı. Amca Bey, sofa ortasında bulunan büyük masanın yanına geldi. Uzaktan bir kapı açıları gibi hafif bir gıcırtı işitti. Bu gıcırtının arkasından gayet çekingen ayak sesleri duyunca o tarafa bir gelen olduğuna artık hiçbir şüphesi kalmadı. Hemen geri dönüp odasına çekilmek istedi. Lakin ayak patırtıları gittikçe kendisine doğru yaklaştığından gelene kendini sezdirmeden oradan savuşamayacağını anladı. Kendine gizlenecek bir yer olarak yavaşça masanın örtüsünü kımıldatıp altına giriverdi. Masa bir buçuk metre çapında beş ayakla çok büyük bir yuvarlaklıkta olduğundan amca bey iyice gizlenmek için ortaya doğru süründükçe yine o masa altında başka bir şeyin ortaya doğru sürünüp çekildiğini hissetmesin mi? O ne? Amca bey dışarıdaki ayak seslerinden başka masanın altında hemen kulağının dibinde bu ikinci patırtıyı işitince diri diri kapana yakalanıp da kapan sahibinin geldiğini duyan sansar gibi ne masanın altında durabiliyor ne de dışarı kaçabiliyordu. Adamcağızı o kadar büyük bir çarpıntı yakaladı ki kalbinin gümbürtülerini saat rakkasının tıkırtılarından daha kuvvetle işitiyordu. Amca bey Masanın ayaklarından birinin yanına o da o ayaklardan biriymiş gibi cansız bir madde halinde öyle mıhlanıp kaldı. Hiç kımıldamak, kıpırdamak, bir karınca kadar ses çıkarmak istemiyordu. Fakat kalbinin gümbürtülerini önlemek, o şiddetli korku ve çarpıntıdan ileri gelen solumalarını yatıştırmak kabil mi? Tuhafı nerede? Masanın öbür kenarında gizlenen kimsenin de aynı heyecanda bulunduğunu, nefesi nefesine yetişmez derece soluduğunu işitiyor. Onun da yürek çarpıntısını kendininki kadar bir açıklıkta duyuyordu. Masa altındaki bu iki kişi birbirinin heyecanını dikkatle dinleyip ikisi de kendini ötekine tanıtmak için o masanın kenarından bir kaçma çaresi aramaktalar iken sofanın öbür ucundan gelen ayak sesleri pıtır pıtır gelip kendi yakınlarından geçtikten sonra gitti gitti. Angel'in oda kapısı önünde durdu. Masa altındakilerin bu defa heyecanlarının şekli değişti. İkisi de birbirini anlamaktan ve hatta evvelki çekingenlikten vazgeçip mürebbiyenin kapısı önünde ne olacağına olanca dikkatleriyle kulak vermeye başladılar. Amca bey olan hali yalnız işitmekle de kalmayıp artık karanlığa epeyce alışmış olan gözleriyle belki bir şey seçebilirim ümidiyle yavaş örtünün ucunu kaldırarak dışarıyı seyretmeye kadar cesaret gösterdi. Aynı cesaret öteki kimsede de peyda oldu. O da usul usul sürünüp masanın bu seyre en uygun tarafına gelerek örtüyü hafifçe aralık etti. O sırada Angel'in kapısı tık tık ama pek hafif olarak iki üç defa vuruldu. Masa altında gizlenenler ne olacak acaba diye bekleyerek işte asıl şimdi nefes bile almak istemiyorlardı. Tık tıklar evvelkilerden biraz daha hızlıca tekrarlandı. İçeriden ses çıkmadı. Bir iki tık tık daha oldu. Gene cevap yok. Bu tık tıkların bir işe yaramadığını gören gece ziyaretçisi ağzını kapının anahtar deliğine uydurup mümkün olduğu kadar alt perdeden bir sesle Sevgili Angelciğim, ben geldim. Kim olduğumu sesimden anlıyor musun? Öteki sırnaşık budalaların ikisi de uyudu. Burada benden başka kimse yok. Ricalarında bulunduktan sonra bu yalvarmalarına karşılık beklerken hemen o dakika içinde merdiven tarafından elinde koca bir lamba ile birinin sofaya doğru geldiğini gördü. Neye uğradığını anlamaya vakit olmadan 5-6 saniye içinde o koyu karanlık içindeki sofa birdenbire gündüz gibi aydınlanıverince Kapı önündeki merhamet dilencisi o zavallı dertli adam kedi görmüş fare gibi kaçacak bir delik bulmak için çarçabuk etrafına bakındıktan sonra masanın altına bir kurtuluş yeri sanarak hemen oraya kapağı darattı. Zırh delen bir ateşli mermi şiddetiyle masanın örtüsünü itip altına girer girmez. Tos vuruşur gibi kendi kafası ile başka bir kafa arasında olan şiddetli bir çarpışma zavallı aşıkı adeta sersemleştirdi. Öteki kafa sahibinin duyduğu acının şöyle böyle acılardan olmadığını ''Vay kafam'' diye yavaş fakat işitilen bir sızlama sesinden anladı. Çarpışanlardan ikisinin de beyni sızlıyordu. ''Fakat gık'' demeye imkan var mı? Birkaç saniye içinde sofa apaydınlık kesildi. Örtünün aralıklarından masanın altına giren ışık orasını üç kişinin yüzünü birbirine seçtirebilecek derecede aydınlık bir hale getirdi. Aman şu üç kişinin o sırada birbirine son derece utanarak bakışlarını görmeliydi. Birbirini ayıplayan bakışlarına hedef olmaktansa yer yarılıp yere geçmek daha iyi olduğunu birbirlerine bu bakışlarla anlatıyorlardı. Fakat kim kimi ayıplayacak? İçlerinde daha az gürünecek halde olan hangisidir? Hangisi ötekiyle alaya kendinde hak görebilecek? Üçüncü olarak o sığınağa atılan ile içeridekilerden birinin kafası arasında olan çarpışmadan bir şimşek çakmış gibi sofa aydınlık içindeki o ışıktan masa altı da aydınlanınca amca bey, sadri, şemi, mürebbiye'nin tertip ettiği komedinin bu üç mühim oyuncusu göz göze gelmiş oldular. Amca Bey ile Sadri'nin yüzlerinde can acısını gösterir yüz buruşturmalar görülmesi çarpışmanın bu ikisi arasında olduğunu bildiriyordu. Bundan Amca Bey'den evvel masa altına gizlenenin Şemi ve son olarak oraya can atanın da Sadri olduğu anlaşılıyordu. Bunlar birbirlerini görünce o kadar bozuldular ki yüzleri ağlamak ile gülmek arası anlatılmaz acayip birer hal aldı. Fakat bulundukları yerin ne ağlamaya ne gülmeye müsaadesi vardı o lambayı getiren her kim ise merdiveni çıktı. Sofanın her tarafına dikkatle baktıktan sonra kendi kendine bu kokana karası geldi geleli bizim yalıyı periler bastı. El ayak çekilir çekilmez ne hikmet bilmem şu sofadaki lamba kendi kendine sönüyor. Ortalık zifiri karanlık kesiliyor. Ondan sonra evin içinde bir patırtı, bir çatırtıdır gidiyor. Şu yalıda doğmadımsa büyüdüm. Şimdiye kadar buralarda ne cin vardı ne şeytan. Ben biliyorum ya bu pıtırdayan şeytanlar, murabiye midir, kurabiye midir, matmazel midir, müptezel midir, ne karın ağrısı ise, işte o karının fistanından dökülüyor. Aslını sorarsanız, şeytanın en büyüğü, işte o karının kendisi. Edasından, kurumundan yanına varılmıyor öyle. Aman Allah'ım, ne çok bilmiş şey, büyük efendinin karşısına gider. Fan, 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 şeminin yanına gelir, fin, fin, fin. Kamburun önüne çıkar, fon, fon, fon. Ben sizi bir gece şöyle elcezimle yakalayayım da size finfonu göstereyim. Bu sözleri söyleyenin kahya kadın Eda Hanım olduğunu masanın altındakiler sesinden anladılar. Üçünde de bedbeniz kalmadı. Konuşmaya ne kuvvet var ne imkan. Şu beladan nasıl kurtulabileceklerini birbirlerinden bakışlarıyla soruşturarak anlamaya uğraşıyorlardı. Karı kendilerini sezip görmesin korkusu içinde üçü de çekingen hareketlerle sürüne sürüne masanın ortasında toplandılar. Birbirlerine sokulup büzüldüler. Eda yine söylenerek diyordu ki, ''Üçünün de bu akşam şu sofada gezindiklerine gözümle görmüş gibi yemin edebilirim. Daha bir iki dakika evvel biri buradan gümbür gümbür koştu. Acaba nereye savuştular? Aydınlık geldiğini görünce odalarına kaçmış olmalılar. Şimdi gider odalarını birer birer dinlerim.'' Kahya kadın elinde lambası ile yürüdü. İlkin Şemi'nin odasını dinledi. İçeriden bir nefes sesi bile işitemeyince gözetleme merakını daha ileri götürüp kapının topuzunu çevirdi. Kapı kolayca açılıverdi. İçeri girdi. Baktı ki odada kimse yok. Döşeyi araştırdı, onu da bomboş bulunca öfke ve kızgınlıktan gözleri büyümüş olduğu halde gene sofaya çıktı. Çarpıntıdan sesi titreyerek şeminin yerinde yeller esiyor. Bu gece döşeğine hiç yatmamış. Karyola öyle düzeldiği gibi duruyor. Dur bakayım bir de amca beyefendinin odasını yoklayayım. Karı amca beyin odasına yaklaştı. Kapıyı aralık buldu. Orayı da muayeneden sonra... Oh canım bizim felek de bu akşam kırklara karışmış. Odasında ecinler top oynuyor. Bu gece bizim küçük efendi İstanbul'da teyzesinde. Bakayım damat beyefendinin kendi kendine içim sıkılıyor. Yoksa zevcesinin bir gecelik ayrılığına dayanamayıp gözyaşımı döküyor. Dedikten sonra Sadri'nin odasına da girip çıkarak bu akşam damat beyefendi de sırra kadem basmış diyerek koşa koşa geldi. Elindeki lambayı üç aşığın sığındığı masanın üzerine koyduktan sonra ah a dostlar bana bir akıl öğreten olsa şimdi ben ne yapayım bu hali bir duyan olsa bizi korda çalardı diye iki elini şakırdatarak sofanın ortasında oynamaya başladı. Mürebbiyenin o yalıya gelir gelmez bütün erkeklerin gözlerini üzerine çekmiş olması Eda Hanım'ın o kıza karşı düşmanlığını uyandırmaya en büyük sebep olmuştu. Angel'in evce kazandığı itibarlı mevkiyi bir türlü çekemeyerek kızı birdenbire oradan uzaklaştırmaya gücü yetmezse de hiç olmazsa zihinleri çelebileceği erkekten, kadından, bazı kimselerin gözlerinden düşürebilmek için dedilere kodulara girişti. Bazı iftiralarından başı açık, kubbesi uygun düşmeyen uydurmalardan bile çekinmedi. Bu hileleriyle istediği gibi herkesi kızdan soğutmaya muvaffak olamayınca kin ve garazı büsbütün büyüdü. Hanımefendiye gitti. Dehri Efendi'nin mürebbiye hakkındaki niyetinin başka olduğunu, mürebbiye adı altında yalıya bir odalık getirmiş bulunduğunu bir takım dokunaklı sözlerle anlattı. Oradan istediği yolda bir çıban başı koparamayınca kokanalar tıpkı erkek demektir. Anjel'e başı açık görünmek adeta namahrem bir erkeğe çıplak çıkmak gibidir. O karının yanına başörtüsüz çıkmayınız. Yolunda sözlerle halayıkları kandırmaya uğraştı. Aşçıbaşı'ya gitti. Mürebbiye'nin yemek yediği tabakları ayrı bir yerde yıkamasını, onlardan öteki tabaklara bir şey bulaştırırsa bütün yemeklerin mekruh olacağını tembih etti. Tosun ağadan, ay doğradan pis karı. Mürebbiye senden temiz. Onun artığını bulsam ben yiyeceğim cevabını alınca, herifi dövmeye kadar vardı. Mürebbiyeye karşı öfkesinden karı adeta kendini yiyip bitirerek ne yapacağını şaşırdı. Sonunda bu küstahlığını efendinin karşısına kadar çıkarmaya vardırdı. Gözleri yaşarmış bir teessür içinde Dehri Efendi'nin huzurunda durarak ''Efendi Hazretleri, içimizde bazı namaz kılanlar var. O kokona karısı bahçede, sokakta sürttüğü etekleriyle yalının her tarafını dolaşıp kirletiyor. Kendisine emir buyursanız da bari böyle her yeri dolaşmasa.'' diye söze başlayıp mürebbiyi kötülemeye girişince efendi, kahya kadının sözlerini her zaman yumuşaklıkla dinler iken bu defa çok şiddetlenerek çal çene karı, koca yalının içinde namaz kılacak temiz bir oda bulamıyor musun diye azarlayarak huzurundan kovu vermişti. Bunun üzerine Eda'nın mürebbiye için olan kini ve düşmanlığı fırsat bulsa kızı bir kaşık suda boğacak kadar şiddetlenmişti. Angel'in tamir edilmez bir yanlışını inkar edilmez bir rezaletini yakalamak hırsına kapıldı. Gündüz rahatını, gece uykusunu bıraktı. Amca Bey, Sadri ve Şemin'in mürebbiye ile olan konuşmalarını, muamelelerini kapı arkalarından dinleyerek tetkike başladı. İşin pek bozuk düzen gittiğini, umduğunun çok üstünde bir hız almış olduğunu anlamakta güçlük çekmedi. Hele o akşam lamba ile gelmezden evvel karanlıkta merdivenin varışına kadar çıkıp Sofada gezindiklerine tık tık mürebbiyenin kapısına vurulduğunu hep dinleyip işitmişti. Kendi kendine, bu gece galiba bizim beylerin üçü de ayakta. Bu nasıl iş bilmem ki. Aralarında piyango mu çekiyorlar, ne yapıyorlar? Galiba biri odaya giriyor, ötekiler bekçilik ediyor. Pişmiş aşa su katmak iyi değildir. Ama lamba ile yukarı vereyim de hiç olmazsa şunları ürkütüp tertiplerini bozayım. Eğer işime yarayacak bir hale tesadüf edersem o da bahtıma. Eda işte bu kararı üzerine yukarı çıkmıştı. Beylerin hiçbirisini odasında bulamayınca sevincinden çıkır çıkır sofanın ortasında oynadıktan sonra saatin yanındaki maroken kanepenin üzerine oturdu. Kendi kendine mırıl mırıl ediyordu ki şimdi oynamanın sırası değil. Fırsat işte bu fırsattır. Büyük bir akıl düşünmeliyim. Öyle bir akıl ki dördünün de yakası bu akşam efendinin eline geçsin. Efendiyi de bilirim ya o ne eski cin gözlerdendir. Kırk yıldır beraberiz. Mürebbiye'yi vallahi o da seviyor. Hanımefendinin kaç defa kulağını büktüm. Kadın, gözlerini aç. Ne kadar olsa erkektir. Kocaya güven mi? Mürebiye görünüşte çocuklara hoca olarak tutuldu. Fakat gerçekte senin üzerine ortak getirildi. Hiç öyle pembe yanaklı, kiraz dudaklı, fıkır fıkır hoca olur mu? Dedim. İşte böyle başa kaka söyledim. Ya kadında kafa yok ki, duvar gibi. Vurdum duymaz. Canım ne hacet? Efendi benim için az mı yandı? Benim gençliğim öyle mürebbiyelere benzer mi? Bir içim su yedim şöyle. Hala kambur bile bazı bazı yüzüme bakar da Eda sen gençliğinde neymişsin neymişsin diye içini çeker. Haydi oradan kara göz göstermeliyim maskara. Bin gönlüm olsa sana birini vermem. Senin layığın işte öyle mürebbiye gibi Frank omleti Paris kayganası karılardır. Eda kadındır. Hem de şöyle sapına kadar kadındır. Benim gönlümde fenalık olaydı. Efendi bana hiç dediği zamanlarda ben de ona piş deridim de şimdi koskoca bir hanımefendi olup ayağımı ayağımın üzerine koyarak köşeye kurulurdum. Siz de Eda'yı o zaman görüp anlar idiniz. Allah göstermesin ben o hiyaneti kabul etmem yoksa. Ya o damat olacak Yosma? Bu Yahya kuma başı soygunu gibi çırılçıplak geldi. Samuru başka, elması başka, başağı başka, kürkler nimetlere gark oldu altına at, araba çekildi. İstanbul'da altı mermer kahvelerinde pineklerken buraya geldi. Beyefendi oldu kuruldu. Soyu soydan, köpeği mandıradan al derler. Aslında olmadıktan sonra kürklen, yalıyla adam olur mu? El altından tahkik ettim ya. Onun babası evvelden Muharremler'de goygoyculuğa çıkarıymış. Anası düğünlerde soygunluk eder, beş on paraya konuya komşuya kurşun dökermiş.'' Şimdi kavuştuğu bu nimetlerin kadrini biliyor mu? Aha nerede? Kimseye artık eyvallahı kalmadı. Karısının boyu posu bile herifin gözüne diken oldu. Mürebbiyenin iltifatına çanak tutuyor. Karım bir gece yalıdan savuşsa da zevk edip eğlensemden başka tasası kalmadı. Babası evvelden para dilencisiydi. Vaktiyle bir defa alışmış hiç dilenmeden durabilir mi? Ama neylesin? O beyefendi oldu. Ben hala kahya kaldım hiçbir şeye karışmadıktan sonra nenin kahyası bilmem ki. Ben bu yalının hakikaten kahyalığını etsem mürebbiyeyi buraya sokar mıydım? Yazık. Her ay başında o karıya verilen sarı sarı liralara. Çocuklara iki finfan öğretmek için o kadar para verilir mi? Bari öğrendikleri şey lakır diye benzese. Yine o kadar esmam yanmaz. Kartola portola. Canım böyle kartola ile çocuk terbiye olur mu? Sabahleyin bazı bazı vahip ile nezate rastlıyorum. Kukla gibi bellerini çökertip eğilerek bana bonkorna diyorlar. Sabahleyin bonkorna, akşamüstü son korna. Bir şey alıp verirken mersi, lakırtı söylerken türlü türlü eğilip büyürülmeler. Efendi babalarının karşısında bu maskaralıkları yaptıkları zaman adamcağız bayılıyor, bayılıyor. Hayatı gidiyor da bayat kalıyor şöyle. Bayılması çocukların bu marifetlerine midir yoksa mürebbiyenin gözlerine midir? Orasını Allah bilir. Benim bildiğim çocuk terbiyesi bir büyüğün yanına giderken önünü kavuşturup edeple yürümek, el köpmektir. öpmektir. Böyle kaçını kabartıp da bonkoma demek nasıl terbiye bilmem ki? Bunların hepsi bir taraf. Şimdi ben ne akıl kullanacağım? Bu üç herif nerede? Acaba bunlar aralarında uzlaşıp işin nöbete mi koydular? Mutlaka birinden birisi mürebbiyenin yanında olacak. Laşek bu böyledir. Kim bilir Belki boş atar da dolu, tek atar da çift vururum. Üçünün birden orada olmadıkları ne malum. Kaç gündür aralarını biraz şeker renk gibi anlıyordum. Belki gönül davalarını görmek için üçü de kızın yanına gitmişlerdir. Gidip efendiyi uyandırayım mı? Ya tahminim kof çıkarsa? Bunun neresi kof çıkacak? İşte odalarında yoklar. Bu vakit döşeklerinde bulunmamaları efendiyi iyiden iyiye kızdıracak bir sebep değil midir? Efendiyi uyandırırım beraber köşe bucağı ararız. Elbette çapkınları bir yerde bulup çıkarırız. Onlar o zaman efendinin suallerine cevap bulup da versinler bakalım. Ben böyle bir fırsatı her vakit ele geçirebilir miyim? Bu defa da efendiye karşı iddiamı ispat edemezsem çekeceğim ceza bir iki tektirden başka ne olabilir ki? Efendiyi uyandırmaya gideyim pekala. Ben o uzun divanhaneden geçip de efendinin dairesine gidinceye kadar çapkınlar mürebbiyenin yanından çıkıp odalarına girerlerse... Dur, onun da kolayı var diyerek Eda belinden kuşağını çıkardı. Mürebbiyenin oda kapısı iki kanatlıydı. Kanatların toplarını birbirine kuşağı ile sımsıkı bağladı. Ha, işte şimdi çıkabilirseniz çıkınız bakayım. Kendinizi pencereden bahçeye atmaya kalkışırsanız o da yüksektir. Size acırım. Vücudunuzda kırılmadık kemik kalmaz. Hurda haş olursunuz. Bu korkunç nutkun söylenmesi sırasında masa altındaki bedevi topunu teşkil eden üç kişi adeta tek bir vücut haline girmiş gibi birbirine sokulmuşlardı. O gece sessizliği içinde karının etrafa savurduğu o zehirli sözlerin yürek yakıcı tesiriyle üçünün de öfkeden çeneleri kilitlenmiş, vücutlarını bir titreme kaplamıştı. Eda adındaki bu yılan karıdan intikam almak için içlerinden yeminler ediyorlardı. Masanın altını yoklamak nasılsa karının aklına gelmedi.'' Lambayı aldı. Efendinin dairesine giden koridora girdi. Masa altındakiler Eda'nın ayak seslerine olanca dikkatleriyle kulak verdiler. Sofadan hayli uzaklaştığına iyice emniyet peyda ettikten sonra üçü birden o bela hapsinden can kurtarmaya bakarak oradan yavaş yavaş süzülüp çıkarak odalarına kendilerine dar atabildiler. Eda, mürebbiyenin kapısına bağlamış olduğu kuşağın içeriden kimseyi çıkarmayacağı hakkında kendine gelmiş olan büyük bir rahatlıkla Efendinin yatak odasına önüne kadar yürüdü. Odayı dinledi. Efendinin daha uyumayıp yüksek sesle kitap okumakla olduğunu işitti. Dehri Efendi Molière'in eserlerinden Dudukuşları adındaki komediyi vaka şahıslarından kadın ve erkek seslerini taklit ile usta kadın ve erkek oyuncu rollerini adeta bir sahne üzerinde gibi kendi kendine oynuyordu. Kitabın adı dilimize Gülünç Kadınlar veya kadınların acayip zarifleri suretlerinde tercüme edilebilir. Paris'te Molière zamanında sadece palavracı bir incelik iddiası ile kitaplar çıkaran kadın hikayecilerden Madame Söderi'nin o zamanın kadınları üzerindeki edebiyat tesiri yüzünden bütün kibar kadınların lügatlı, tumturaklı, teşbihli, sembolik, mealsiz kelimelerle incelik satmaları moda hükmünü almıştı. Bu tesir ile Fransız dilinin peyda ettiği şive tuhaflığı Voltaire zamanına kadar sürmüş her fikir ve duyguyu kendine mahsus kelimelerle ve tabii eda ile anlatmanın bir ayıp sayılması, gerçi henüz bazı memleketlerde hüküm süren beğenilmiş üsluptan ise de Fransa'da bu acayip anlatma tarzının gide gide manasızlığı, kofluğu meydana çıkmış, şimdi fikir sağlamlığı, anlatma sadeliği her türlü parlak sözlerin yerini almıştır. İyi anlatma, açık söylemenin en ileri taraflarından olan Molière, o zaman Presis adı verilen bu kadınların şu akıllıca olmayan anlatım koluna alaylı kaleme ile bir darbe vurmak üzere bu komediyi yazmıştır. Komedyada Madlon ve Katos adından bu Presis'lerden iki kız anlatılmış. Grange ve Croazia adlarında iki zat bu kızları ziyarete geliyorlar. Kızlar bu iki erkeğin gerek yapmacık olmayan tavırlarını, gerek sade konuşmalarını beğenmedikleri için bunları iyi kabul etmiyorlar. Grange ile Croisi kızlardan intikam almak için Mascarelli ve Jodel adlarındaki uşaklarını Marki ve Vikont ünvanlarıyla kızların evine gönderiyorlar. Sahte Marki ile Vikont kızları hareketleri ve söyleyişlerine hayran oluyorlar. Bir balo tertip ederek hepsi gülüp eğlenmekteyken uşakların efendileri geliyor. İşin aslı meydana çıkıyor. Bir rezalettir gidiyor. Komedyanın esası işte bu. İçeride efendinin okuduğu şeyin Molière'in komedyalarından biri olduğundan Eda'nın haberi yok ya, o yalnız içeriden gelen seslerin incelik alınlı olmasına şaşıp kaldı. Kendi kendine dedi ki, bu ne tuhaf okuma. Dışarıdan işiten biri içeride bir sürü insan var sanacak. Baksana efendi gene kadınları zekleniyor. Ay makaralarını tutamayıp şimdi kahkahayı basacağım. Kendimi Abdurrezzak'ın oyununda sanıyorum. Fakat anlamıyorum ki ne diyor, ne derse desin. İşte anlaşılıyor ki Keyfi üzerinde. Dur kapıyı vurayım. Tık tık vurarak. Efendi Hazretleri, zat halinizi rahatsız etmez isem bir iki sözüm var. İçeriden kadın sesiyle. Ey Marot, piyesteki hizmetçi. Ey cehaletin her vakitki örneği. Ben de senin ayak rüzgarının esmesini beklemekteydim. Gel bakalım. Oda kapısı açıldı. Dehri Efendi, başı açık, belde kuşak yok, göğüs yarı açık, gayet perişan bir halde Eda'yı karşılar. Zaten ben de seni çağıracaktım, şaşırarak. Olan işlerden haberiniz var mı, efendiciğim? Hiç olmaz mı? O iki köylü tavırlı adamı ev sınırları dışına kadar ulaştırdın mı? İkisi değil efendim, üçü birden meydanda yok. İsabet, isabet. İki turpa bir de şalgam mı katıldı? Son derece şaşırarak, şalgam kim oluyor? Amca bey mi? Gayet gevrek bir kahkaha salıvererek, edası sönecekmiş gibi olan gözlerinle bana bakma öyle, haydi git. Çatık suratının aksiyle parlak yüzünü paslamadan bana aynayı getir. Ne getireyim efendi? Söz anlamazsınız ki mutlaka insanı bayağı söz söylemeye mecbur edersiniz. İçine bakmadan bana aynayı getir demek istiyorum. Aynayı getireyim efendim ama söyleyeceklerim var. Vakit geçiyor. Her vakit ki sesiyle vakit geçiyorsa rolleri değiştirelim. Şimdiye kadar ben madyon idim sen de marot. Bundan sonra dikkat et Eda. Ben Maskaril olacağım. Sahte Marki Lagnaj'ın uşağı. Sen de sedye taşıyan hamallardan biri olacaksın. Asıl komedyada hamallar iki kişi ama şimdi gece kimi bulalım? Sen ikisinin de rolünü idare et. Şimdi mesela sen beni getirip Madlo'nun evine indirmişsin, paranı istiyorsun. Ay efendi hazretleri, deminden beri söylediğiniz hep oyun muydu? Oyundu ya, Molière'in bir komedyası. Onun için ben hiçbirinden bir şey anlayamıyorum.'' Fakat efendi hazretleri benim size anlatacağım şey oyun değil. Haydi zevzek sende. Senin anlatacağın da mutlaka oyundur. Efendim cariyeniz. Sus. Şimdi sana rolünü ezberleteceğim. İyi öğrenmeli ha. Yarım saat kadar vakit harcayarak Dehri Efendi Eda'ya sede taşıyan hamalların rolünü öğretir. Bu defa ikisi karşı karşıya komedyanın o kısmını sahiden oynamaya başlarlar. Haydi. Sedyenizi buradan çıkarınız. İkinci hamal Eda ağlar gibi bir suratla ''Siz alacaklı maskaril ne hezeyan etti. İkinci hamal ''Para istemek hezeyan mıdır Mösyö? Hakkımızı inayet buyurunuz. Maskaril. Dehri Efendi Eda'ya adam akıllı bir tokat aşk ederek ''Benim gibi Paris'in en kibar sınıfından bir markiden para istemek küstahlığını öğren işte. Eda, tokadın şiddetinden pancar kesilen yanağını eliyle tutarak rol dışında söze girişip Aman efendi hazretleri pek hızlı vurdunuz. Gözlerim dışarı fırlayacak zannettim. Bu kadar yetişir. Şimdi öteki hamalın hissesine düşen tokadı da ben mi yiyeceğim? Dehri efendi kızarak rolünü bozma. Şimdi sahiden dayak yersin. Buna alafranga bahçiş derler. Haydi bakalım rolünü ifa et. İkinci hamal Eda ağlar gibi bir suratla siz alacaklılarınızla böyle para ödersiniz. Sizin markiliğiniz benim karnımı doyurur mu? Maskaril azametli azametli Bak şu terbiye size. Ben şimdi sana haddini bildiririm. Birinci hamal, Eda güya sedyenin kolu olarak koltukların yanına evvelce hazır edilmiş bulunan bastonu kapıp efendiye doğru kaldırarak ''Hakkımızı verecek misin yoksa ineyim mi?'' ''Maskaril, ne diyorsun?'' Birinci hamal, ''Ne diyeceğim şu anda paramızı verecek misin, vermeyecek misin onu soruyorum.'' Maskaril yumuşayarak kendi kendine ''Herif yerden göğe kadar haklı.'' Birinci hamal, Haydi çabuk söyle. Maskaril birinci hamala. Sen sözünün eri gibi görünüyorsun. Gördün mü? Para istemenin yolunu. Arkadaşın alığın biri. Sözünü dinletecek vasıtayı kullanmanın yolunun herifin aklı ermiyor ki. Herifin ağzından çıkanı kulağı işitmiyor. Birinci hamala para uzatarak. Hakkını al bakalım. Verdikten sonra. Nasıl? Şimdi memnun oldun mu? Birinci hamal. Hayır. Memnun olmadım. Arkadaşıma bir tokat vurdunuz. Bastonu gene kaldırır. Maskaril biraz para daha uzatarak nezaketle ''Al bakalım, bu da tokadın karşılığı. Böyle nazikçe istemeye ne denilir? Yolunda maksadını anlatana canım kurban olsun. Haydi gidiniz. Beni Louvre Sarayı'na götürmek üzere biraz sonra gelip gene buradan alınız. Bu müsaade üzerine Eda Hanım oda kapısından dışarı fırlar.'' Dehri Efendi ''Eda, savuşma, buraya gel. Bu güzel komedya böyle yarım mı kalacak?'' ''Senin komedyacılığa çok istidadın var. Eda çekine çekine içeriye girerek ''Ah efendiciğim, ben her türlü oyunu oynarım ama şimdiye kadar oyunumu görmeye tenezzül etmediniz ki. Şimdi burada çifte keman, çifte tef, hani ya kıpti karılarından mürekkep bir kol çalgı olsa onlar... ''Anasından doğmadık aşkım var, aman Dilber, yavaş bas tahtalar oynamasın.'' diye ''Ya hey bastalar, ben bir oynarım ki efendi, beni seyredenlerin gönülleri de beraber oynar.'' Hele Heyamalo bağlamalarını gemici oyununda hiç menenmedim bulunmaz. Öyle bir halat çözer, yelken açarım ki... Heyamola değil, onun aslı eyyamola yelesedir. Siz kadınlar her sözü iştikak üzere söylemeyip böyle bozuyorsunuz. Arsızca, efendim kabahat bende değil, ustamdan öyle öğrendim. Hani ya kolbaşı bir kokulu vardı, oyun ustam işte o idi. Kıpti karısı öyle iştirkak, miştirkak bilir mi ya? Biz öyle öğrendik. Heyyam ola yısayı. Ama onun müşterkakı olay ola yeleseymiş. O daha âlâ. Makamla söyleyerek. ''Eyyamola yelese. Bak bu hem lisana hem makama yatkın geliyor. Çatık bir suratla. Şimdi bana kokulunun oyunundan bahsetme. Dünyada oyun komedyadır. Hem Molière'in insanların gülünç hallerini anlatan oyunları. O Molière dediğiniz kim oluyor? Frank çengesi mi? Yoksa köçeği mi? Kadın mı, erkek mi demek isterim. Hele şuna bak. Molyeri çengi köçek yaptı. Ağzına biber sürmeli. Kaç senedir benim hizmetimde bulunuyorsun da o komedi ustasını, o Avrupa dahisini tanımayıp onun kim olduğunu anlamak için canlı mı, cansız mı, yenir mi, yenmez mi, bilmece çözer gibi sualler mi soruyorsun? Anlattığınıza göre siz ona Molyeri çok beğenmişsiniz ama benim hoşuma gitmedi. Çünkü oyunlarında tokat var. Tokat vardır zahir hem Fransız ahlakını terbiye etmek için ne manevi silleler vardır. Senin şimdi yediğin tokat bir şey mi? Pekala iki gözüm efendim ama o oyun tokadına benzemiyor ki sahicikten gibi şarkadak indiriliyor. İnsanın gözlerinden ateş çıkıyor. Öyle olacak ya cahil karı. Ar dramatikin ne olduğundan haberin var mı? Sen yalnız kokulunun hemayolasını bilirsin. Arsız manikin kim olduğundan haberim yok ama oyun oyuna benzemeli. Bahsi çığırından çıkarmaya da Komedyanın alt tarafını tamamlayalım. O oynadığımız meclis ne güzel oldu. Rica ederim efendim. Tokatsız tarafından olsun. Oyundan evvel zat halinize söyleyecek sözlerim var. Bu gece o tokadı siz bana değil başkalarına vuracaktınız ama meramımı anlatmaya meydan bırakmadınız ki. Amca Bey 1, Sadri Bey 2, Şemi Bey 3. Dehri Efendi çabuk çabuk. Pekala ben 4, sen 5. İyi aklıma getirdin. Zaten bu komedya için de birkaç oyuncuya lüzum var. Onları da çağıralım, rollerini verelim. Bak o zaman komedya şekerleşir mi, şekerleşmez mi? Bal gibi olur efendim. Lakin üçü de meydanda yok. Onlar odalarında olmadıkça, mürebbiye'nin kapısı sabahlara kadar tıkırdadıkça bu komedyalar bal gibi mi olur, yoksa sirkeye mi döner, orasını siz bulunuz. Son derece düşünceli bulunduğunu gösterir bir dalgınlıkla. Bravo çalçenekarı Bu da iyi. Mürebbiye'yi de uyandırırız. İş tas tamam olur. ''Evet, o da kapısını tıkırdatırız. O da kalkar. Bak o zaman oyun ballı mı olur, sirkeli mi anlarsın?'' O aralık dışarıdan epey uzaktan kuvvetli bir yumruk veya tekme ile bir yere vuruluyormuş gibi güm güm bir ses işitildi. Dehri Efendi gelen gümbürtüyü dinleyerek Eda'ya ''O ne?'' dedi. Güya kadın şaşırarak ''Bilmem'' cevabından başka bir söz bulamadı. İkisi birden tekrar dinlediler. Gümbürtünün artarak devam eylediğini duydular. Dehri Efendi kahya kadına Lambayı al da önüme düş. Gidelim şu gürültünün ne olduğunu anlayalım emrini verdi. Eda önde, efendi arkada, koridordan yürüdüler. Sofaya çıktılar. Efendi gümürtünün mürebbiyenin odasından geldiğini işitip kapının iki tapu birbirine kuşakla sımsıkı bağlanmış olduğunu görünce son derece şaşırarak ''Bu ne rezalet, bu kapıyı kim bağlamış?'' diye olanca öfkesiyle haykırdı. Bu narayı içeriden işiten Anjel kapı arkasından ''Kimdir? O ki utanmıyor bağlamak için benim kapı.'' Ben ona soracak niçin yapıyor bu fenalık diye yaygaralara başladı. Birkaç dakika evvel kahya kadınla komediye oynayan son derece labuali meşrep görünen Dehri Efendi bu sefer ateş kesilerek büyük bir kızgınlıkla gözlerini Eda'nın üzerine devirerek ''Bu rezalet nedir? Bana anlat bakalım.'' dedi. Eda, mürebbiyenin gösterdiği şirretlikle odada kızı kabahatli çıkaracak bir erkek bulunmadığını, kendisi içeride yalnız olduğunu anladı. Mürebbiye hakkındaki kötü düşüncesini efendiye anlatmış olsa şimdi kapı açılır açılmaz Angel bu korkunç suçtan temize çıkararak Eda'nın bu sözlerinin alçakça bir garazdan doğan bir iftira derecesinde kalacağını hemen aklından geçirdi. Bunun üzerine bilmezlikten, inkardan başka kendisi için bir kurtuluş çaresi bulamayarak hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi büyük bir şaşkınlıkla zavallı kızcağızın oda kapısını gece yarısı üzerine bağlamak, gerçi pek fena bir latife, fakat bu işten hiç haberim yok efendi hazretleri. Nasıl haberin yok? Sen bu evin kahya kadını değil misin? Bu gibi şeyler senden sorulur. Biliyorsan söylemeli, bilmiyorsan araştırmalı. İşi yapanı bu gece meydana çıkarmalı. Yoksa onun için yapılacak cezayı sen çekersin. Efendim, şimdi gecenin bir nasıl fleyli, kimden tetkik edeyim? Herkes uykuda. Sana izin veriyorum. Yalı halkından istediğini döşeğinden kaldırabilirsin. Şimdi susmanın manası var mı, miskin karı? ''Çaçar onluktan başka bir şey elinden gelmez. Dur ben sana beş dakika içinde bu işi yapanı bulur vereyim de sen de gör. Evvela lambayı getir bakalım. Kapıyı neyle bağlamışlar onu görelim.'' Eda lambayı kapıya doğru uzattı. Ama vücudunda titremedik damar, oynamadık sinir kalmamıştı. Dehri Efendi bağı muayene ederek ''Bir kuşakla bağlamışlar gördün mü? İş nasıl kolaylaştı. Bu kuşak kimindir? Şimdi sen bana onu haber ver.'' Eda hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi masum olduğuna kendi kendine bile inandıracak yapma bir tavırla ''Aman Allah'ım kendi gözlerime inanamayacağım geliyor. O kuşak benim.'' Efendi o öfkeli halinde Eda'yı yukarıdan aşağı kadar süzerek ''Senin kuşağın nasıl oluyor da bu kapıya bağlanmış bulunuyor? Şimdi buna cevap ver bakayım.'' Eda kül renkli bir çehreyle ''Nasıl olacak efendim? Zatı halinizi görmek için bu sorudan geçtim. Dairenize kadar yürüdüm.'' Yürürken belimden kuşak çözülüp düşmüş. Bana garazı olan onu yerden almış. Mürebbiyenin kapısına bağlamış. Gezerken kuşağı düşürmek zaten eski adetimdir. Geçen gün taşlığa düşürmüştüm. Gülfidan bulup getirdi. Birkaç defa da bahçede düşürdüm. Sözlerime inanmazsanız tahkik buyurunuz. Kendi elimle kuşağımı mürebbiyenin kapısına niçin bağlayayım? Bunun için ne sebep olabilir? Haydi bu sözlerine inanayım. Fakat gece yarısı beni görmeye niçin geldin? Onu söyle. Hay Allah ömrünüze ömürler katsın efendim. Bu sualinizle cariyenizi ihya buyurdunuz. Aklım pek karıştı. Kendi kendime sözün alt tarafını bulup bir türlü çıkaramayacaktım. Size niçin görmeye geldiğimi anlatırsam o zaman bana edilen bu garazgarlığın sebebi ayan beyan meydana çıkar. Peki söyle. Eda çekinir etrafına bakarak. Efendim neler de neler. Ne maydanozlu köfteler. Dehri efendi hiddetle kaşlarını çatarak ben şimdi sana maydanozlu köfte, ekşili yahni falan sormuyorum. Kimin huzurunda bulunduğunu düşün de adam gibi lakırdı söyle. Mahalle karısı. Utanarak korkudan dilim dolaşıyor. Nasıl söyleyeyim? O ara mürebbiye güm güm gene kapıyı vurarak Excelans aç benim kapı. Ben de söyleyecek. Dehri efendi büyük bir nezaketle Fransızca Lütfen birkaç dakika sabrediniz matmazel. Sizi de söyleteceğim. Halin gittikçe rezalet peyda ettiğini gören Eda gülünç bir kekemelikle "Öyle ya, matmazel de söylesin. Hem Allah için söylesin, iş dost doğru meydana çıksın. Üçü birden nereye kaybolmuş ben bilmiyorum. Belki o bilir." Dehri efendi şaşırarak "Üçü birden mi kaybolmuş? Evet efendim, sır olmuşlar. Biri değil, ikisi değil, üçü birden." "Üçü dediğin kimler oluyor?" Küçük dilini yutarcasına bir çabuklukla "Amca bey bir, Sadri bey iki, Şemi Bey 3. Peki bunlar ne olmuş? Onlara olan olmuş ben ne bileyim efendim. Kızgın kızgın bakarak ben sana adam gibi lakırdı söyle demedim mi? Efendim işin dost doğru adam gibisi her gece bu sofada çıtırtılar pıtırtılar oluyor. Ben aşağıdan işitiyorum. Bu gece gene oldu. Yukarı çıktım. Baktım meydanda kimse yok. Gittim beylerin odalarını muayene ettim. Odaların üçü de boş buldum. İçindekiler nereye savuşmuşlar bilmem ki. Eda bu sözleri yalnız Dehri Efendi'ye işittirebilecek derecede yavaş söylüyordu. Şimdi üçü de odalarında yoklar mı? Deminden yoktular. Şimdi geldilerse bilmem. Size arz etmek istediğim şey buydu. Dehri Efendi bir zaman düşündükten sonra, "Haydi gidelim, odaları bir daha yoklayalım." Gene Eda elinde lambayla öne düştü. Evvela amca beyin oda kapısı önünde durdular. Dehri Efendi topu çevirdi. Kapıyı içeriden kilitle buldu. Öteki iki kapının muayenesinde de aynı hale rastladılar. Yani kapıların üçü de içeriden kilitlenmişti. Gene tekrar amca beyin kapısı önüne geldiler. Dehri efendi eliyle kapıyı vurdu. Amca bey güya derin uykudaymış gibi, hiçbir şey işitmiyormuş gibi ilk tıktıklara cevap vermedi. Fakat kapının vurulmasında gösterilen ısrar derin uykuda bulunanları değil ha, ölüleri yatağından kaldıracak bir dereceye varınca amca bey ağzı eğri, gözü şaşı bir halde uyku sersemliği taklidi yaparak her adımında sendeleye sendeleye gelip kapıyı açtı. Dehri Efendi kardeşine ağzını açmadan anahtarı kapının iç tarafından çıkarıp dışarı tarafa takarak amca beyin üzerine kapıyı kilitledi. Bu iş aynen Sadri ile Şemi hakkında da icra olundu. Yani üçü de odalarında mahpus kaldılar. Büyük bir ciddiyetle icra ettiği şu muameleden Dehri Efendi'nin maksadı ne olduğunu anlayamadığı için Eda'yı evvelkinden besbeter bir heyecan yakaladı. Eda da son derece bir merak, acaba efendi beyleri odalarına niçin kilitledi? Bu garip işin sonu iyiye çıkmayacağını kahya kadın anladı. Deminki uydurduğu yalanlara, attığı martavallara efendi kandı mı, kanmadı mı? Mürebbiyenin söyleyecekleri, Eda'nın foyasını meydana çıkaracak, kim bilir cezasına sebep olacak mühim şeyler midir? Kendini temize çıkarmak için uyduracağı yalan deliller ne kadar inandırıcı olsa, onların hiçbirine ehemmiyet vermeyip, efendinin mürebbiyeye daha çok inanacağını Eda biliyor. Çünkü o mürebiyedir, kokanadır, gençtir, güzeldir. Kırıla döküle söz söylüyor. Efendi üzerinde o sözlerin kuvveti, tesiri başka oluyor. Uğrayacağı mücazattan çok mürebiye karşı yeneneceğini hissetmek Eda'yı kinden, çekemezlikten öldürüyordu. Kazdığı kuyuya kendimi düşecek, ne yapmalı, nasıl etmeli? Düşünmeye vakti yok. Eda içinden böyle kendi kendini yiyip bitirmekteyken efendi, ''Haydi, yürü'' emrini verdi. Yürüdüler mürebbiyenin kapısı önüne geldiler. Efendi, hay eli kırılasıca, bunu bağlayan habis ne kadar da sıkı bağlamış sözleriyle kapının üzerindeki kuşağı çözdü. Kapı açıldı, odaya girdiler. Karyolanın başucunda yanan açık yeşil gece kandilinin dal dal, damar damar donmuş gibi görünen buz çiçekleri arasında dağılan yeşil titrek, hafif ışık, aile bir gök altında asma yapraklarıyla örtülmüş bir çardan yeşillikleri arasından içine ay ışığı geçmiş de hafif rüzgarın esmesiyle yaprakları okşaya okşaya oynatıyormuş gibi oda içindeki eşyayı raks eder yolda gösteriyordu. Eda'nın elindeki lamba orayı kuvvetle aydınlatınca o hayal hali bir manzara gibi gözden kayboldu. Bütün eşya asıl ve tam rengini ve halini aldılar. Mürebbiye gecelik haline örtmek için çarçabuk bir benivara bürünmüştü. Dehri Efendi eğilip çok büyük bir nezaketle kızı selamladı. Angel de bu selama saygı ile karşılıkta bulunduktan sonra Öyle dağınık bir gecelik haliyle efendinin huzuruna çıkmış olduğu için nazlı nazlı tavırlar ile özürler diledi. Dehri efendi ise bu halden dolayı eğer özür dilemek lazımsa gece yarısı kendisi gelip mürebbiye'ye odasında rahatsız etmiş olduğu cihetle o yolda bir özür dilemenin kendine ait olduğunu bildirdi. Mürebbiye'nin gözlerindeki kızartıdan ağlamış olduğu anlaşılıyordu. Kızdaki ağlamışlık haline efendi ile beraber edada dikkat etti. Bu ağlama eseri Eda'ya karşı Anzil'in üstünlüğünü yarı yarıya temin ediyordu. Efendi ile mürebbiye arasında şöyle bir konuşma başladı. Efendi, gözlerinizdeki kızartıdan ağlamış olduğunuz anlaşılıyor. Mürebbiye son derece bir teessür ile, ''Evet, Excellence, size yalan olmaz. Bu gece hayli ağladım. Üzerime kapının bağlanması gibi bir harekete nasıl tahammül edilebilir? Bundan elbette kötü bir maksat olacak. Düşündüm, düşündüm. Buna hiçbir mana veremedim.'' gece yarısı böyle üzerime kapı bağlanmasındaki sebebin meydana çıkarılmasını zatenizden beklerim. Yarım kelimesini bile anlamadığı şu konuşmayı dinleyen Eda, içinden ah uğursuz kokana, efendiyi Fransızca tıkıp dolduruyor, söylediklerini anlamıyorum ki müdafamı ona göre hazırlayayım diye yesinden hep dudaklarını ısırıyordu. Dehri efendi gene Fransızca, hiç üzülmeyiniz matmazel. Benim evimde böyle bir işi yapmaya kalkışanın kim olduğunu elbette anlar, cezasını sizi de memnun edecek şekilde tertip ederim. Evvela sizden bir şey soracağım. Odanızın kapısı bağlanırken dışarıdan hiçbir gürültü ses işitmediniz mi? İşittim. Sofada hızlı hızlı bir gezinme, sonra ayrı ayrı bir söyleme oldu. Uykum hafiftir. Uyandım. Hatta merak ederek döşeğimden kalkıp kapının üzerinden dışarısını dinledim. Ne işittiniz? Hep fenerle kırdılar. Ne gibi fenerle kırdılar? Bu noktada sükut etmeme müsaade buyurunuz efendim. Huzurunuzda o sözleri tekrar edemem. Söyleyenin kim olduğunu sesinden anlayamadınız mı? Hayır, yalnız şu kadar temin edebilirim ki gelen ses kadın sesiydi. Hatta Eda Hanım'ın sadasına da pek benziyordu. Fakat Allah'tan korkarım, mutlak odur diyemem. Uyku sersemliği ile yanılmış olabilirim. Katıyen hüküm elediğim cihet, kapımı bağlayanın o dışarıda söylenen kadın olmasıdır. Çünkü bağlarken de söyleniyordu. Dehri Efendi öfkeli bakışlarla Eda'yı yukarıdan aşağıya birkaç defa süzdü. Kahya kadın mürebbiyenin Fransızca söyledikleri içinde kendi adının geçmesinin hemen arkasından Efendinin bu öfkeli bakışlarına hedef olmasından kendisinin suçlu görüldüğüne yürümek istediğini anladı. Artık dayanamayarak Efendi Hazretleri ''Kırk yıllık kahya kadınınızı böyle ne yediği Dünkü bir kokana karısının iftiralarına elbette çiğnetmezsiniz. Kapıyı bağlayan Edadır diyor değil mi? Ben olduğumu nereden görüp seçmiş? Ben bağlamadığıma yemin ederim. O da beni görüp fark etmiş olduğuna Hacı Putu üzerine yemin etsin bakalım. Efendi hiddetle sus. Yemin etmeye kalkışırsan ağzını yırtarım. Mademoiselle seni itham etmiyor. Kim olduğunu tanıyamadım. Eda Hanım'dır demeye Allah'tan korkarım diyor. Sen utanmadan böyle melek gibi bir kıza karşı öyle dil uzatıyorsun. Herkesi kendin gibi mi zannediyorsun? Eda ağlayarak Affedersiniz efendim, böyle bir zan altında kaldığım için ne söyleyeceğimi bilemediğimden o sözleri ağzımdan kaçırıverim. Yoksa Matmazel'in melek gibi bir kız olduğunu ben bilmiyor muyum? Angel, kapıyı bağlayanın Eda olduğunu adam akıllı biliyordu. Hatta ne fikirle bağlamış olduğunu da anlamıştı. Fakat ithamlarında bir garezkarlık eseri hissettirmemek, sözlerine masumca bir renk vermek, efendinin gözünde ahlakça yüksek görünüp o söz altındaki ithamları ile Eda'yı büsbütün mahvetmek için öyle konuşuyordu. Efendi mürebbiyeye karşı başka bir şey söyleyeceğiniz var mı? Var efendim fakat şimdi sırası değil. Onları kapıma bağlayanın kim olduğu iyice belli olduktan sonra arz edeceğim. Öyleyse Eda buradan bir yere savuşma şimdi gerçek meydana çıkar dedikten sonra dışarıya çıktı. Amca beyin kapısını açarak çabuk üstüne başına giyin. Şimdi Batmazel'in huzuruna çıkacaksın dedi. Amca bey öyle vakitsiz Angel'in huzuruna çıkmasındaki manayı ilk gün kötüye aldı. Sonra acaba kız ile sevişmemiz duyuldu da işi örtbas etmek için biraderim mürebbiyeyi bana nikah mı edecek suretinde iyiye yorarak çar çabuk giyindi. Büyüğü önde küçüğü arkada iki kardeş mürebbiyenin odasına girdiler. Eda'nın ölü rengi bağlamış yüzü, mürebbiyenin kızarmış gözleri, Dehri Efendi'nin yüzündeki çatıklık işin pek de hayra yorulacak tarafı olmadığını amca beyi anlattı. Amca Bey'in yaptığı derin referansa mürebbiye hafif bir baş selamı ile karşılık verdi. Amca Bey şiddetli korku ve çarpıntısı yüzünden kıza bakamıyordu. Ağabeyinin işaret ettiği bir sandalyeye oturdu. Dehri Efendi ciddi bir müstantik tavrı ile dedi ki ''Birader tabiatımı bilirsiniz. Doğru cevap vermekten başka sizin için kurtuluş çaresi yoktur. Tutacağım bir yalanınıza karşılık göstereceğim şiddetli muameleyi söylemeye lüzum görmem. Siz bir müddet evvel odanızda yokmuşsunuz. Amca bey önüne bakarak odamdaydım efendim. Her vakit ki yatmak zamanı odama girdim. Emriniz üzerine şimdi çıktım. Bu sözünüz katiyen doğru mudur? Huzurunuzda yalan olur mu? Harfi harfine doğrudur. Bir müddet evvel Eda Hanım sizin odanızı yoklamış, boş bulmuş. Yalan, iftira, odamdaydım. Eda size karşı böyle bir iftirada niçin bulunsun? Orasını bilemem. Eda Hanım'ın bazı hareketlerine başka bir kimsenin değil, kendi aklı bile ermez zannederim. Hele bu geceki hareketlerine. Bu gece akıl ermeyecek ne gibi harekette bulundu? Arz edeyim efendim. Bakınız bunlar akıl alabilecek hareketler midir? Evvela odamın kapısını karıştırdı. Maksadına bilmediğim için cevap vermedim. Bir kadın velev yaşça geçkince olsun bir bekar erkeğin oda kapısını gece yarısını için karıştırır? Eşin bu noktası pek fena canımı sıktığı için hiddetten uykum kaçtı. Kapınızı karıştıranın eda olduğunu nereden anladınız? Size seslendi mi? Hem seslendi hem de bu yaptığı ilk defa olarak bu gece olmadığı için gece kapım tıkırdayınca gelenin Eda olduğunu anladım. Eda gene dayanamayarak Allah seni tevekkeli böyle arkanda çekmece ile yaratmamış. Anan yerinde kadına bu yolda iftiralarda bulunmaya utanmıyor musun? Amca bey deminden kendini hiç de anam yerinde saymıyordun. Şu sofadaki maroken kanepenin üzerine oturup da bağırarak söylediğin edepsizce lakırdıları unuttun mu? Eda kendini kaybetmek derecelerine gelerek Şimdi çat diye orta yerinden çatlayacağım. Bu adam odasında yoktu. Beni nereden dinlemiş? Dehri efendi, demek biraderin sözleri doğru. Bu gece sen sofanın ortasında bağıra bağıra ağzını bozmuşsun. Matmazelin bu noktadaki ifadesi de biraderin sözlerine uyuyor. Eda çılgınca bir telaşla uyar zahir. Onlar beni mahvetmek için ağız birliği etmişler. Biz içeride sizinle Molière'in oyununu oynarken burada tuhaf bir komedi oynanıyormuş. Dehri efendi Sus, sana söz sormadıkça ağzım açmayacaksın. Amca beye dönerek, sonra ne oldu? Sonra efendim, o hiddetle döşeğimden kalktım. Oda kapımı aralık ederek Eda Hanım'ın hareketlerini gözetlemeye başladım. Gitti, bir iki kapı daha karıştırdı. Sofada bir hayli söylendikten sonra ne maksatla bilmem, belinden kuşağına çıkararak matmazelin kapısını sımsıkı bağladı. Eda gene sabredemeyip o evvelki ölü renginden şimdi alçuha gibi kızarmış yüzüyle Üstüme iyilik sağlık. Hak kuru iftiradan saklasın. Aleyhimdeki yalancılığında bu kadar ileri varma. Bir bardak suyun kırk yıl hakkı vardır. Size bu kadar emeğim geçti. Söylediğin sözlerin önünü ardını düşün. Günahtır. Dehri Efendi hidetinden birkaç defa yerinden kalkıp oturarak bir lakırdı kelepçesi olsa da şu karının ağzına vursam. Çünkü başka türlü susmayacak. Amca Bey'e sorarak demek sözlerin harfi harfine doğru. Amca Bey Harf değil, bir nokta bile hilafım yok efendim. Mürebbiyenin odasına ikinci olarak Sadri getirildi. Onun da söyledikleri sanki amca beyle gizlice konuşup dillerini birleştirmişlermiş gibi hemen onun aynıydı. Sadri de o gece odasından hiç dışarı çıkmamış olduğunu iddia ediyor, mürebbiyenin kapısını kuşağıyla bağlarken Eda'yı görmüş olduğunu söylüyordu. Eda'nın yüzündeki kırmızılık bu sefer morluğa dönmeye başladı. Kahya kadın nasıl olsa kendi için efendinin gözünde temize çıkma imkanı kalmamış, her türlü kurtulma çarelerinin kapanmış bulunduğunu anladığından düşmanlarını orada son derece tahkir ederek bari bu suretle olsun onlardan öc almaya karar verdi. Efendi kahya kadına kapıyı senin bağlamış olduğuna dair olan şahitler ikileşti. Senin gözünün önünde ben bunları ayrı ayrı odalara kilitledim. Bu gece böyle bir sorgu suale çekileceklerine evvelden bilinip de söz birliği etmiş olmaları düşünülemez ya. Demek ikisi de doğru söylüyor. Anlattıklarının doğruluğundan dolayı sözleri birbirine tamam olarak uyuyor. Kendini müdafaa için ne cevap vereceksin? Haydi ver bakalım. Eda büyük bir hınçla yüzünü ekşitip sağ elini kalçasına koyarak biri kardeşiniz, öteki damadınız olan şu alçak hilekar heriflere karşı kendimi müdafaa tenezzülünde bulunmayacağım. Bir kelime yalan karıştırmadan gerçeği size söyleyeceğim. Dinleyiniz. Şu karşınızda melekler gibi tertemiz sandığınız mürebbiye adındaki karı yok mu? İşte o, namussuz bir karıdır. Kambur biraderiniz de onun aşıkıdır. O karı için çıra gibi yanıp tutuşuyor şöyle. Damat Bey de ikinci sevdalısıdır. Mahdum Bey de üçüncü. Belki dördüncüsü de sizsiniz. Fakat orasını pek iyi bilemiyorum. Kaç zamandır şu sofalarda, bu odalarda dönen ala aleyhileri, Moleir'in yüz kitabını okusanız göremezsiniz. Aileniz namusunuzu korumak için matmazel dediğiniz şu yırtık karının oda kapısının kuşağımla bu gece ben bağladım. Bana ne yapacaksınız? Haydi yapınız. Dehri Efendi'nin öfkeden eli ayağı zangır zangır titriyordu. Yerinden fırlayıp Eda'yı bir iyi tepeleyecekti. Angel'in karşısında bir kadın dövmek, Frank usulünde son derece terbiyesizlik, Havva kızlarına saygısızlık olacağını bildiği için kendini tuttu. Angel, son derece utandığını göstermek için iki elini yüzüne kapayıp ağlamaya başladı. Dehri efendi kıza karşı Fransızca ''Evimde böyle bir canavar beslediğimden haberim yoktu. Öyle murdar karının sözlerinden iffetinize zerre kadar bir leke sıçrayamaz. Niçin ağlıyorsunuz matmazel? Angel masum bir söylenişle ''Kendim için değil, o sözleri söyleyenin haline günahını ağlıyorum. Bu kadar çirkin sözleri keşke bir kadın ağzından işitmeyeydim.'' Dehri efendi ''Bu kadın hakkında yapılacak cezayı siz tayin edeceksiniz matmazel Angel.'' Angel böyle bir işe karışmaktan son derece nefret ettiğini gösterir bir çekinme tavrı ile iki ellerini havaya kaldırdıktan sonra hemen yerinden fırlayıp önünde gece kandili yanmakta olan salibin karşısında diz çökerek Latince bir dua mırıldana mırıldana haç çıkarmaya başladı. Bundan sonra kiliselerde görülen azizelerin resimlerindeki hali aldı. İki gözünden hazin hazin damla damla yaş dökerek melek görünüşlü bir yüzle elini salibe doğru uzatıp Fransızca olarak Dehri Efendi'ye Hz. İsa bana af emrediyor. O kadının bana olan hakaretini ben affettim. İnsanlık merhametinizi, mürüvvetinizi göstermek için siz de affediniz excelans. Sizden ricam budur. Böyle insanlara her zaman acımalı dedi. Amca Bey ile Sadri mürebbiyenin gösterdiği şu insanlıktan pek müteessir oldular. İkisinin de gözleri sulandı. Derin bir sükutla önlerine bakıyorlardı. Eda, odada bulunan insanların yüzlerine ayrı ayrı nefretle baktıktan sonra Efendi'ye dedi ki, ''Şu iki yüzlülerin gösterdikleri yalancı zavallılık hallerine inanmayınız Efendi Hazretleri. Sizi aldatıyorlar. Ailenizin namusu yoluna ben başıma geleceği hiç düşünemeyip işte doğrusunu söylüyorum. Bu sadakatimin derecesini belki sonra anlarsınız. Evet, kapıyı ben bağladım. Fakat beylerin üçünün de bu gece odalarında bulunmadıklarını ne üzerine isterseniz size yemin etmeye hazırım. Hakkınıza zerre kadar hürmetleri varsa nerede olduklarını saklamayıp söylesinler. Eda'nın şu son sözleri üzerine Dehri Efendi, kardeşiyle damadının dikkatle üzerine baktı. İkisinin yüzünde hafif bir kızarma peyda olduğunu fark etti. ''Niçin kızarıyorsunuz? Cevap veriniz.'' dedi. İkisi de biraz titrek bir sesle evvelki söylediklerini tekrar ederek ''Bu kadın bize iftira ediyor.'' odamızdan bir yere ayrılmadık dediler. Dehri Efendi Eda'ya dedi ki, şimdi gidip Şemi'yi getireceğim. Fakat çocuğun yanında edep dışında bir kelime ağzından kaçırırsan seni pencereden aşağı atarım dedikten sonra gitti çocuğu getirdi. Korkudan Şemi'nin gözleri yuvaların içinde fırıl fırıl dönüyordu. Hışımla oğlunun yüzüne bakar, amca beyle enişte beyin her şeyi dosdoğru söylediler sen ağzından bir kelime kaçırırsan, sonra başına geleceğe düşün. Bu gece üçünüz de odanızda yokmuşsunuz. Neredeydiniz? Söyle bakayım. Zavallı Şemi. Zihninde kim bilir ne kadar falaka acıları uyandıran o sert bakışların altında eriyecek gibi bir hale gelip, bu korkunç suale karşı verilecek cevabı birdenbire kestiremeyerek oradakilere yalvarır gibi şöyle bir göz gezdirdi. Çünkü kendilerinin edaya karşı üstün çıkmaları veya altta kalmaları Şemi'nin ağzından çıkacak bir cümleye Belki de bir kelimeye bağlı kalmıştı. Çocuğu işaret etmek ihtimali yoktu. Dehri Efendi'nin gözü üçünün de göz bebekleri üzerinde dolaşıp duruyordu. Bu ses çıkarmama Dehri Efendi'nin şüphesiyle öfkesini arttırdığından ''Niçin cevap vermiyorsun? Senin kabahatin amca ve enişte beylerinden daha büyük mü ki onlar söyledikleri halde sen sükut ediyorsun? Bu gece neredeydiniz?'' Şemi güç anlaşılır bir sada ile koruya gezmeye çıktık. Kaç kişiydiniz? Üç. Kim kim? Amca beyim, enişte beyim, ben Deniz. Eda'nın suratında intikamcı bir gülümseme peyda oldu. Alaylı alaylı acı bir sesle, garip kuşun yuvasını Allah yapar. Benim gibi tevekkeli bir kadına iftira etmeyi beyler kolay mı zannettiler? Şimdi pirincin taşını ayıklayınız. Eda'nın bu sözü Şemi'ye yaptığı yanlışı anlattı ama iş işten geçmişti. Düzeltilebilecek bir nokta kalmamıştı. Dehri Efendi derin bir düşünceyle birkaç defa sakalını avuçladıktan sonra kardeşiyle damadına dedi ki ''Siz bu gece odanızdan dışarı çıkmadığınızı iddia ediyordunuz. Şemi birlikte üç kişi koru gezintisine çıkmış olduğunuzu söylüyor. Hangisi doğru?'' Bu hangisi doğru sualine verilecek cevabı amca damat beyden damat amcadan bekledi. İkisinin de aklına çarçabuk, mükemmel, kandırıcı bir yalan gelmiyordu. Sessizlikle geçen her saniyenin akışı kendilerine karşı olan şüpheleri arttırıyor, hallerini kötüleştiriyor, uydurulacak cevabın inandırma kuvvetini kırıyordu. Bu böyle bir cevap olacaktı ki hem kendilerine karşı olan şüpheleri iyice kaldırsın hem de şeminin aptalca potunu hafifletsin. Verilecek cevabın Dehri Efendi'ye akıllıca görünmesiyle beraber Şemi'ye de ilk sözünü değiştirtecek bir yol gösterir şekilde olması lazım geliyordu. Çünkü Şemi'nin zihnine büsbütün karıştırır yolda bir cevap atılırsa delikanlının korku ile masa altı işini babasına itiraf etmek derecesinde aptallığı ileri götürmek ihtimali vardı. Fakat böylece işi idare edebilecek her tarafı mükemmel bir yalanın hemencecik uydurulması kolay mıdır? İşte bu yalanı bulmak için amca bey ile Sadri içlerinden kıvrım kıvrım kıvrandıkları halde dıştan bu yürek çarpıntılarından renk vermemeye çalışarak o tehlikeli sükutte devam ediyorlardı. Dehri efendi kızgınlığının derecesini gösterir surette yüzünü buruşturup ''Niçin cevap vermiyorsunuz? Hangisi doğru diye korkunç sualini tekrar etti. Sadri, amca beyin korkudan çenesinin titremeye başladığını görüp artık bu işte ondan bir söz yardımı beklemenin sırası olmadığına hükümle bütün dil becerikliliğini toplayarak dedi ki: "Şemi Bey bu gece bizimle beraber koruda besbelli rüyasında gezinmiş olmalı. Bu akşam koruya değil, bahçeye bile çıkmadım. Çıkmış olsam ne için Gece koruda gezinmek bir cinayet midir?" Şemi Bey bunu öyle zannediyor da galiba cezasının hafifletilir ümidiyle bizimle birlikte gezindiğini söylemek gibi huzuru halinizde çocukça yalan söylüyordu. Sadri'nin şu sözlerinden amca bey de biraz cesarete gelerek Şemi'ye dedi ki ''Sen bu akşam koruda gezindinse o başka. Ne için bizim de beraber bulunduğumuzu iddia etmek gibi bir yalanla bulunuyorsun? Öyle bir yalan ki garip, manansız, abes, tuhaf, acayip. Yoksa uyku sersemliğiyle şaşırıp da ne söylediğini bilmiyor musun?'' Dehri Efendi gözlerini öfkeyle şeminin üzerine açarak ''Söyle habis, koruda yalnız mı geziyordun yoksa amca ve enişte beylerin de beraber miydi?'' Şemi ne cevap versin beraberdik diye ilk iddiasını tekrarlasa bu gece gezintisindeki beraberliği ötekiler açık açık reddediyorlar. Hem bu iddiasını ispata muvaffak olsa bile suallerin sorulmasından bu işin büsbütün kötüleşeceği başka bir şekil alacağı anlaşılıyor. Bunun meydana çıkarılmasında elbette korkulacak bir taraf var ki Amcasıyla eniştesi bu gece ne koruya ne bahçeye çıkmış olmak gibi bir sözü kabul etmiyorlar. Şemin'in bu iddiası da zaten bir uydurmadan ibaret. Bu akşam koruya ben yalnız çıkmıştım demiş olsa babasına söylediği ilk sözü yalancı çıkaracak yine yalanı meydana çıkacak. Nasıl söylese bu gece kendi için cezaya uğramak muhakkak. Şemi bitkin bitkin odadakilerin yüzlerine yardım istediğini gösterir. Yalvaran bir bakışla gözden geçirdikten sonra hiçbir söz bile söylemeyerek sustu kaldı. Bu susuş babasını daha çok öfkelendirdi. Dehri Efendi, böyle iyi muamele ile bu çapkının ağzından söz alınmayacak. Ben onu söyletmenin yolunu bilirim. Haydi Eda Hanım, falakayı getir. Emrini verdi. Falaka, mürebbiyenin karşısında dayak yemek. Bu hakaret, bu küçülme, şemiye ölüm kadar acı göründü. Delikanlının gözleri döndü. Eda bu, suallerin elbette bir taraftan kendine yarayacak, İddiasını haklı gösterecek bir patlak, bir ipucu gözükeceği ümidiyle adeta sevinmeye başlayıp Şemi'ye ''Ay yavrum, tabancıklarına yazık değil mi? Ayakların falakaya girmezden evvel şu işin doğrusunu söylesen olmaz mı?'' diye söylenerek o korkunç dayak aletini getirmek üzere odadan çıktı. Bir iki dakika sonra elinde falaka ile değnek olduğu halde döndü. Dehri Efendi'nin verdiği emir üzerine Sadri ile Eda zavallı Şemi'nin ayaklarını falakaya sokup sımsıkı vurarak Peder Efendi'ye doğru çevirdiler. Dehri Efendi bir ikinci emir olarak değneği amca beye uzatarak ''Birader al şunu çapkın her gerçeği çıtır çıtır söyleyinceye kadar gece zamanı vakitsiz koruda gezinen şu ayaklara indir fakat acıyarak vurma bir tahtaya bir taşa vuruyor musun gibi kuvvetlice yapıştır ki bizi çok üzmeden doğrusunu anlatsın. Şemi her gerçeği çıtır çıtır anlatırsa sonra amca beyle Sadri'nin halleri ne olacak? İkinci nöbet falakaya onlar mı yatacaklar? Ne olacaksa olacak. Verilen emri yerine getirmek lazım. Amca bey kahramanca halini ağabeysine beğendirmek gibi bir niyetle ispenç horozu gibi kabarıp Şemi'nin tabanlarına çat çat bir iki indirdi. Dehri efendi son derece kızarak yerinden fırlayıp değneği amca beyin elinden aldı bütün oradakileri ürkütecek korkunç bir sada ile ''Birader, ne değnek tutmasını biliyorsun ne de vurmasını. Değneği tutan elini başını paralel bir diklikle kaldırıp değnek vurmakta üç hareket vardır. İşte birincisi bu. Kolunu 15-20 derecelik bir açı teşkil edecek kadar arkaya açıp, ikincisi de bu. O açıklığın koluna verebildiği hız ile değneği amca beyin omzu üzerinden indirerek, işte bu üçüncüsü.'' Bu üçüncü hareketin amca beyin köprücük kemiği üzerinde peyda ettiği sızı tesiriyle zavallı adam terbiyeli maymun gibi bütün vücudunun olabildiği elastiklik kuvvetiyle hopadak tavana doğru sıçrayıp yine yere düştükten sonra mürebbiyeden sıkılmasa can acısından ağlayacak bir hale geldi. Dehri Efendi bu çelik çomak dersinin tekrarlanmasından korkarak karşısında titremekte olan kardeşine dedi ki ''Nasıl beğendin mi? Hele değneğin nasıl vurulacağına dikkat ettin mi?'' Deynek işte böyle üç hareketle teviye şıpır şıpır vurulacak. Haydi bakalım bir ikinci derse lüzum kalmadan ustandan aldığın gibi sen de oraya yapıştırmaksın. Verilen emre uymaktan başka çare yok. Amca bey omzunun acısından yüzünü buruştura buruştura değneği eline aldı. Dehri efendi kumanda vererek bir, iki, üç. Amca bey her kumandanın hükmünü yerine getirip değneği indirerek çat, bir, iki, üç. Çat, bir, iki, üç. Çat, bu çat pataların sayısı 6'yı 7'yi bulunca Şemi de yürek paralayıcı. Efendi babacığım, insafınız yok mu? Gece dışarı çıkmak kaba hatse onlar da çıktılar. Onları da dövünüz. Vay tabanlarım diye bir feryattır koptu. Dehri efendi bir, iki, üç. Amca bey Çat, bir, iki, üç. Pat.'' Şemi son derece acıklı bir avaz ile çıkmadınız mı? Hani o şeyin altında baş başa tokuşmadınız mı? Şemin'in bu son söyledikleriyle amcada da damatta da hoşafın yağı kesildi. Çocuğu ondan ziyade söyletmemek için Sadri Falaka'nın ucunu bırakı vermek amca bey elindeki değneği atıp dayağa son vermek istiyordu. Fakat Dehri Efendi o korkunç 1, 2, üç kumandasına son vermiyordu ki o kumandanın dışına hareket kimin haddine düşmüş? Eda'nın sevincinden gözleri süzülüyordu dudaklarında titreye titreye acayip bir ezilip büzülme oluyor ve içinden o oh, yüze yüze kuyruğuna geldik. Ha işte mesele patlak veriyor verdi diye ümitlenip duruyordu. Lakin o sırada Angel hemen yerinden fırlayıp falaka ile değneğin arasına girerek Dehri Efendi'ye Fransızca olarak dedi ki Ekselans artık yetişir. İş anlaşıldı. Şemi Bey uyku sersemliğiyle sualinizi iyi anlayamadı. Yanlış cevap verdi. Bu yüzden boş yere dayak yedi. Şimdi ağzınızdan çıkan kafa kafaya vuruşmadınız mı sözü bana her gerçeği anlattı. Durunuz size anlatayım. Bundan üç gece evvel amca Sadri ve Şemi beyler üçü birlikte koruya çıkmışlar. Karanlık epeyceymiş. Orada kestanelikte amca ile Sadri bey birbirini göremeyerek kafa kafaya vuruşmuşlar. O akşam epey gülüşmüşler. Ertesi günü Şemi bey bu gülün çarpışmayı bana kendi anlattı. Biz de gene bir hayli gülüştük. Mürebbiye sözün burasında ayakları havada olarak yerde yatan Şemi'ye doğru bakarak Öyle değil mi Şemi Bey? diye sordu. Şemi o sızılar içinde bile o çekici bakışın mıknatızından kendini kurtaramayıp Fransızca sorulan suale Türkçe olarak ''Evet evet, üç gece önce kestanelikte baş başa tokuştular.'' cevabını verdi. Şemi'nin bu cevabı verdiği sırada ancak birbiriyle gizli duyguları söylemeye alışkın olanlarda görülebilecek bir kolay anlaşma ile mürebbiye ile delikanlıya şimşek gibi bir bakış fırlattı. Bu bakışla kız Bönü aşıkına Sözünü değiştir, emrini verdi. Amca bey ile Sadri'nin o gece koruya çıkmış olduklarını, iddiadan doğacak fenalığı, değneklerin acısı Şemi'ye bir türlü anlatamadığı halde, mürebbiye'nin bir bakışı, eski sözünü değiştirmek gerektiği kendisine tamamıyla anlattı. Dehri efendi şaşkın şaşkın Şemi'ye dedi ki, Ahmak herif, ben sana üç gece evvelki vakayı sormuyorum. Bu gece odanızdan dışarı çıkıp çıkmadığınızı anlamak istiyorum. Şemi ağlayarak, bu gece odamdan çıkmadım ki onların nereye gittiklerini bileyim. Ben üç gece evvelki vakayı anlatıyorum. Dehri Efendi, benim sana bu gece diye sorduğum suale dikkat etmediğin için bu kadar dayak yedin. Bu değnekler işte o dikkatsizliğin bir cezasıdır. Çözün falakayı. Angel'in işi idare eden sözleri sayesinde Şem'i falaka cezasından yakayı, yakayı mı ya tabanlarını kurtarabildi. Amca Bey ile Sadri de şu atlattıkları tehlikeden dolayı göz ucuyla gizli gizli bakışarak birbirlerini tebrike, geniş geniş nefesler almaya başladılar. Şimdi orada halini acınacak biri kaldıysa o da kahya kadındı. Mürebbiyenin bir iki fanfini ile işin böylece tersine dönmesi Eda'yı öfkeden çok şaşkınlığa düşürdü. Angel bu finfonlar ile acaba efendiye ne efsun okudu? İşte kadın bir türlü bunu anlayamıyor. Ya Şemi'nin birdenbire sözünü değiştirmesine ne diyeceğini bilemiyordu. Dehri efendi, haydi artık gidip yatınız Emriyle Amca Bey, Sadri ve Şemi'yi odalarına gönderdikten sonra, "Senin cezan yarın verilecektir." diye korkunç bir cümleyle, edayı da sağlamak istediği sırada kahya kadın o durmak dinlemek bilmeyen çenesini açarak kendini acındırmaya kalkıştı ise de efendi ilk emrini tekrarlayarak kendini kapı dışarı etti. Efendi mürebbiye ile odada yalnız kalınca kıza dedi ki, "Kapıyı üzerinize bağlayanın kim olduğu belli olduktan sonra bana bazı şeyler söyleyeceğinizi deminden bildirmiştiniz. İşte bunu yapanın eda olduğu anlaşıldı. Söyleyeceğiniz nedir? Angel yapma bir utangaçlıkla önüne bakıp kızara bozara. Evet efendim, söyleyeceklerim sadece bana aittir. Malumu alinizdir ki bendeniz mürebbiyelik sanatı ile geçinen bir kızım. Fakirlik çalışmama sebeptir. Doğruluk ve iffet şu dünyada tek dayandığım ve övündüğüm şeydir. Alem bu efendim. Herkes işittiği şeyi inceden inceye araştırmadan onu kötüye çekmeye düşkündür. Havadis meraklıları her şeyin altından kendilerine bir eğlence çıkarmaktan başka bir şey düşünmezler. Haline göre herkesin dostu var, düşmanı var. Bu gece üzerime kapının bağlanmış olduğu ve bu yüzden üç erkeğin divana çekildiği, hele Eda Hanım'ın o üç delikanlı ile bana karşı olan açık ve edepsizce ithamları ağızdan ağıza dağılarak bu sözler benim namusum hakkında büyük bir iskandal hükmünü alır. Bir mürebbiye için bu gizli sözler manevi bir ölüm demektir. Çocuklarınızı iyi yetiştirmek ile size hizmet etmekten başka bir emeli olmayan benim gibi fakir bir kızın Dehri Efendi bir zaman somurtup düşündükten sonra bu geceki vakadan ifetinize hiçbir şey sıçramaz. Sizi zorla mürebbiyelik hizmetine alıkoyamam. Rica ederim. Ak sakalıma hürmet için olsun bu ricamı kabul edeceğinizden eminim. Size bir değil on hüsnü hal kağıdı imza ederek vermeye hazırım. Türkçemizde bir söz vardır. İnsanlar hakkında bilgisi olduğunu iddia edenler biz insan zarrafıyız. Bir adamın yüzünden içinden ne olduğunu anlarım derler. Acizane ben de onlardan yani insan zarraflarındanım. İlk defa yüzünüzü gördüğüm zaman nasıl melek gibi bir kadın olduğunuzu anladım. Benim sizde gördüğüm meziyetleri siz bile ihtimal ki kendinizce takdirden acizsiniz. İnsan halleri hakkındaki bilgim dolayısıyla işte sizi, sizden iyi tanımak iddiasında bulunuyorum. Size olan tam itimadımı göstermek, gece bu vakit odanızda girip, size rahatsız ettiğimden dolayı bir tarziye makamını tutmak, hasılı hatırınızı okşamak, size memnun etmek için hüsnü halinizi tasdik eder yolda, yarın size bir kağıt vereyim ama bu kağıdı size burayı bırakıp gitmek için değil, Mürebbiyelik vazifesini sonuna kadar yapmanız ricasıyla vereceğim. Yanınızda dursun.'' Angel bir müddet daha nazlanma tavırları gösterdi. Bu nazlanmalar hep yapmacıktı. Lakin insan zarrafı o Dehri Efendi bunları hep ciddiye alıyordu. Efendinin gösterdiği bu fazla itimada karşı ricasını kabul etmeyip o aileyi bırakmak nezakete uymayacağı için yalnız bu yüzden ricasını kabul eder gibi bir surette Angel vazifesinde devama razı oldu. Ertesi günü Türkçe ve Fransızca olarak şu tasdikname Angel'e verildi. Üslubundaki ve sözlerindeki garipliklerden dolayı olduğu gibi yazıldı. Tasdikname sureti Badi terkimi tasdikname oldur ki Uzun zamandır fakir hanemde kendi öz çocuklarım Vahip ve Nezahat adlarında iki cahil çocuğu bilgi yoluna çekerek hiç zahmet çekmeden onlara Fransız dilini öğreten ve garp bilgisinden daha nice ilim ve irham sahibi olan emsalsiz mürebbiye Matmazel Louise Angel Döpren'in insanlık bilgisi denizinde yüzen tek kız iffetçe bulunmaz ince olduğunu tasdik eden işbu bu Hüsnü Hal kağıdı Matmazele verildi. İmza Dehri bu tasdiknamenin Fransızca eşi de hemen kelime be kelime Türkçesinin aynı olduğundan insanlık bilgisi denizinde yüzen ibaresinin çevirmesine terkiplere güldü. Hele iffet bakımından kendinin bulunmaz bir inci olmasının Fransızca'ya çevrildikten sonra peyda ettiği şive ve mana garipliğinden çok bu hususta Dehri Efendi'nin aklına insan sarraflığındaki keskinliğine gülüp şaştı. Angel'in bu suretle hatır alındıktan sonra Dehri Efendi kahya kadının edayı gece mürebbiyenin oda kapısı kuşağı ile bağlamış olduğunu ilkin inkar sonra itiraf etmek beylere odalarında bulunmadıkları hakkında haksız olarak iftiraya, mürebbiyenin namusuna karşı edepsizce laflar ile kızı tahkire kalkışmak olmak suçları ile itham ederek ailesi arasında bundan sonra ayak basmamak üzere yalıdan o sabah kovdu. Bununla da yatışmayarak mücazatını katmerlemek için halayıklarından Nevres adında bir kızı Eda'nın kocası Şaban Ağa'ya nikah etti. Amca Bey, Sadri, Şemi, Anjel ile olan sevda maceraları Trajikomik komik bir netice almasına az kalmış olan bu aldatılmış üç aşık, Dehri Efendi'nin verdiği izin üzerine o gece bitkin bir halde odalarına dönünce bu kazayı savuşturduklarına sevinmek mi, yoksa aynı güzellik mabedine doğru bakışlarını çevirdiklerinin birbirine karşı meydana çıkmasından kederlenmek mi lazım geleceğini tayine şaşıra kaldılar. Sabah olunca birbirlerinin yüzüne nasıl bakacaklardı? Üçü birden Anjeli seviyordu. Bu nazik iş önceleri aralarında bir dereceye kadar hissedilirken şimdi tam olarak açığa vurmuştu. Lamacime pek az meydan kaldı. Açığa vuran gerçek yalnız bu kadar değil. Sevgilinin odasına üçünün de girebilmek için o geceki çekingen gezinişlerinden, masa altına, o sevda pususuna sokuluşlarından her birinin daha evvel sevgilinin yatak odasına girdikleri anlaşılıyor. Demek mürebbiye üçünü de baştan çıkarmış, hiç acımadan aldatmış, onları birer gönül eğlencesi yapmış. Şimdi bu apaçık gerçeğe karşı gene Anjeli üçü birden mi sevecek yahut üçü birden mi bırakacak? Yoksa ikisi çekilip sevdan meydanı yalnız birine mi bırakılacaktı? Bu üç şekilden hangisi akla, düşünceye daha uygundu? Şüphe yok ki ikincisi. Fakat bir zihne sevda çılgınlığı girerse orada akla, düşünceye pek az yer kalır veya hiç kalmaz. O gece sabaha kadar yürüttükleri acı muhakemeler üzerinde Üçünün de zihni üçüncü şekil üzerinde takılıp kaldı. Üçü de öteki ikiyi def edip yalnız kendinin bahtiyar olması yolunu düşündü. Her birinin şu muhabbet emeli ötekinin maksadına ne kadar zıt düşüyor. Her birinin Anjeli sevmez gibi görünerek ötekilerine karşı hile aldatma yolunu tutması lazım geliyordu. Üçü de bir evde bulundukları için bu oyun sahneleri pek dar kalıyordu. Fakat kendisini güden aşk olunca insan bütün olamazları olur görme, veya göstermekte zorlukları yenmeye göze aldırmaktan çekinir mi? Şemi o gece odasına girince gece kandilinin hafif ışığını yeter bularak yarı bahçe ve yarı denize bakan penceresinin önüne oturdu. Biteviye aralıklarla rıhtımı okşayan dalgaların şıpırtısı, sevda ummanından monoton, bir manzume okur gibi ruhunu titretmeye, aheste esen rüzgarın ağaç yapraklarında gizli öpüşler gibi yaptığı hışıltılar, bütün sevgi damarlarını kabartıyor, duygularını ta dibinden gıcıklıyor, gönlünü dayanılmaz üzüntülerle dolduruyordu. Tan atmaya başladığı sırada gece karanlığının doğu tarafındaki eteği bir sevgi hülyası gibi açılıyor, ufuklardaki tepelerin iri ve kara şekilleri, nura karşı gelmek isteyen karanlık müdafacıları korkunç gülyabaniler gibi seçiliyordu. O üzüntülü aşık duyguları içinde şemi, denizi, rüzgarı dinledi. Dalgaların hafif çalkantısından rüzgarın yapraklarla olan gizli konuşmasından bir mana çıkarmaya uğraşır, tabiatın mahrem dilinden gönlüne bir teselli bekler gibi etrafa kulak verdi. Öyle daldı kaldı. Gecenin son zamanlarındaki sessizliği içindeki fısıltıları arasında bir baykuş iniltisi, arkasından da birkaç çakal sesi işitti. Garip bir sezişle bu sesleri kötüye yordu. Sanki o baykuşlar, o çakallar, Angel seni sevmiyor, aldatıyor diye bağırıyorlardı. Gözlerinden akan birkaç damla sıcak gözyaşı pencerenin kenarına koymuş olduğu ellerinin üzerine döküldü. O uğursuz seslerin geldiği tarafa başını çevirerek ben onu seviyorum dedi. Evet zavallı çocuk mürebbiyeyi seviyordu. Kalbinin olanca şiddetiyle gençliğinin bütün kuvvetiyle sevgisinin tekmil çılgınlığı ile seviyordu. Mürebbiye ile baş başa oldukları zaman kızın ettiği vaatlere, verdiği ümitlere, Gösterdiği sevgilere, inandırmak istediği sadakatlere samimi olarak safça inanmıştı. Aşkın bütün zevkleriyle beraber harap eden bütün tesirlerine açık olan o genç saf kalbini, tecrübesiz dimağını, sevgilisinin bu yapmacık olan teminatı zehirlemişti. Mürebbiyeyi sevdiği günden beri ona olan sadakat hayallerini hep Angel üzerine kurmuştu. Ona olan kalp bağını bütün ömrünce kopmaz sanıyordu. Şemin'in fikri okulda çok çalışıp birinci çıkmak, bu hakla büyük memurluklara, maaşlara çıkıp mutlaka mürebbiye ile evlenmek, bütün kazancını onun saadeti için harcamak, ölünceye kadar hayatını ona bağlamaktı. Bazı defa bir haftalık ayrılığın gönlünde uyandırdığı, dayanılmaz bir sevda ateşiyle okuldan yalıya döndüğü zamanlar, sevgilisiyle aşk hakkında konuşmaya meydan bulursa, gelecek zaman için olan bu emellerini, fikirlerini, niyetlerini, hep bu çocukça kuruntularını, Angela anlatır. Kızın bu fikirlere duyguca ortaklığı olup olmadığını anlamak için çarpıntılar içinde bir bakışla yüzüne bakar, mürebbiye de sevgilisinin şu delice emelleri, eplehçe düşüncelerine içinden güldüğü halde Şemi'nin aşıkça heveslerini son haddine çıkararak cilveli bir tavırla yanaklarını okşayarak ne iyi çocuksun Şemi. Senin fikirlerin benim fikirlerimdir. Yani ben de öyle düşünüyorum. cevabını vererek bir çare çocuğun bu ham hayaller içinde gördüğü saadet ufkunu genişlettikçe genişletir, ümitlerine kuvvet verirdi. Şimdiye kadar sevgilisiyle aralarında geçen bu tatlı hasbihalleri, bu aldatıcı sözleri Şemi birer birer zihninden geçirdi. Hükümlerini düşündü. Hep bu saadetlerin şu saatte mazi olduğunu ve bütün sevgi hazlanın o dakikada elemli bir acılığa dönmüş bulunduğuna duymakla zavallının bütün vücudunu bir ümitsizlik ateşi kavradı. Boyun ve şakaklarının damarları şiddetle vuruyordu. Ömründe hiç hissetmediği bir ateş, tesirinin şiddeti anlatılamaz bir alev sanki su olup kanına karışmış da damarlarında dönüp dolaşıyordu. Şemi işin bu tarafını Tevil için bir yol bulamadı. Eniştesiyle mürebbiyenin münasebet ve muhabbetlerinin nasıl başladığını düşündü. Kendinin tatmış olduğu sevda zevklerinin aynı ile sadrinin de tatmış bulunduğunu düşünmeye girişti. Anjeli sadrinin kolları arasında tasarladı. Gözlerinin önünde ateşler uçuşmaya başladı. Bu gözleri yakan manzarayı görmemek için gözlerini kapadı. Heyhat, o korkunç levha kapalı gözle de görülüyordu. Vücudunu kaplayan ateş o kadar şiddetlendi ki kalbinde kaynayan bu dayanılmaz ateşin vücudunun her zerresine yayıldığını duydu. O ateşi biraz hafifletmek için göğsünü açtı. Sabahın serin serin esen hafif rüzgarına karşı tuttu. O serinlik göğsüne dokunur dokunmaz sanki yine ateş oluyordu. Rüzgar iç acısını azaltmıyordu. Pencereden başını çıkardı. Denizdeki dalgaların ağır ağır fakat durup dinlenmez bir oynaklıkla birbirlerini kovaladıklarını gördü. Ortalık epey ağarmıştı. Henüz pek koyu görünen deniz bakışını bir mıknatız gibi çekti. Ha, bu bendeki ateşi söndürse şu dalgalar söndürür dedi. Zihnine geliveren bu korkunç fikirle o pencereden kalktı. Büsbütün deniz üzerinde olan öteki pencerenin camını sürdü. Yarı beline kadar dışarı sarktı. Önünde bir kurtuluş girdabı kaynıyordu. Kendini salı vermiş olsa birkaç saniye sonra tekmil acılarıyla beraber o dalgalar vücudunu yutacaktı. Kendinin bu acıklı ölümüne kimlerin acayacağını düşündü. Arkasından ağlayacak annesi yoktu. O zavallı çoktan ölmüştü. Bu ölümüne acaba babası müteessir olacak mıydı? Kendini baba muhabbetiyle sevmiş olsaydı en küçük kabahatleri için bile o yaştaki evladını falakaya yatırmak insafsızlığında bulunur muydu? Bu dünyada yaşasa kendini sevecek, ölse arkasından ağlayacak bir kimse bulamadı. Bu düşüncenin acısıyla pencereden biraz daha sarktı. Kendini ölümün kucağına atmasına hemen hemen hiçbir şey kalmamışken insan suda nasıl boğulur, kim bilir ne kadar müthiş can acılar çeker diye düşündü. İlkin suların vücuduna nasıl soğuk soğuk dokunacağını, sonra ağzından içeriye girmesini, daha sonra nefes alamayacağını aklına getirdi. Sahiden denize düşmüş de ecel şeklindeki o su ile güreşiyormuş gibi bir korku ile pencereden çekildi. Kendini odanın ortasına atıp çırpınmaya başladı. Gerçekten de dalgalar etrafında üzerine hücum ediyor, sular ağzına doluyor, nefesi kesiliyor sandı. Kendinin odada mı yoksa deniz dibinde mi bulunduğunu anlamayacak bir hale geldi. Bir zaman debelendi. Vücudu ter içinde kaldı. Korkulu bir kabustan uyanır gibi yavaş yavaş o hal üzerinden kalktı. Başını iki eli arasında sıktı. Ben divanem oldum. Beni bu hale koyanlardan intikam almadan niçin intihar edeyim? Evvela intikam, sonra intihar. Sözleri ağzından korkunç bir şekilde çıktı. Aynanın karşısına geçti. Kendini yukarıdan aşağı dikkatle süzdü. Kendinin bu korkunç kararı yerine getirebilecek bir adam olup olmadığını anlamak, görmek istiyordu. Gözleri dönmüş, saçları ürpermiş, yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Göğsünü şişirip indiren hava ciğerlerine öyle bir hızla hücum ediyordu ki buna alıp vermeye ne ağzı ne burun delikleri yetmiyor, artsız arasız bir şiddetle soluyordu. Kendinin canlanmış bir intikam haline girmiş olduğunu gördü. O dönük gözleri, kabarmış saçları, şiddetli nefes alışı ile Anjeli, Amcebi'yi, Sadri'yi korkutabileceğine inandı. Aynadan çekildi. Kanepenin üzerine oturdu. İntikamını nasıl ve kimden alacaktı? İşte işin bu tarafını düşünmeye başladı. Amca beyin Angel meselesinde kendisiyle bir aşk rekabetine girişmiş olmasına pek o kadar kızmıyordu. Çünkü amcasının vücutça sakatlığını Angel tarafından sevilmeye bir engel sayıyordu. Şemin'in olanca düşmanlığı ve intikam alma hırsı Sadri'ye karşı coşup duruyordu. Mürebbiyenin her şekilde dikkatini çekebilirdi. Çekebilir değil, çekmiş olduğuna da hiç şüphesi yoktu. Sadri'yi, karısı, Melahat'e hıyanet etmek, Anjeli de kendini aldatmış olmakla kabahatli buluyor, her ikisini de cezaya layık görüyordu. Şemi, kendi için caiz gördüğü ve Sadri için adeta cinayet saydığı bu aşk meselesinde eniştesiyle Anjel'den hangisinin suçunun daha büyük olduğunu düşündü. Sadri, mürebbiyeyi sevmiş, besbelli mürebbiye de bu sevgiyi kabul etmiş görünmüş, Sadri'nin evvelce mürebbiyeye sevdasını anlatmış olduğu o gece Kapı arkasından söylediği sözlerle belli oluyor fakat mürebbiyenin bu sevdayı iyi karşılamış olduğunu ispat ederek ortada kuvvetli bir delil var mı? Sadri sevdasının şiddetine kanılarak gece mürebbiyenin kapısına gelebilir istediği sözü de söyleyebilir. Fakat bunda mürebbiyenin ne kabahati var sayılabilir? Angel o gece gelene kapıyı açmadıktan başka o muhabbet dilencisinin yalvarmalarına bir tek karşılık bile vermemişti. Ne için bu kadar acele ederek belki de hiç kabahati olmayan o zavallıyı suçlu görmeli. Şemi deminden beri yürüttüğü muhakemenin tas tamam tersi olmak üzere mürebbiye karşı olan fikrini birdenbire değiştirdi. Çünkü onu masum görmeye, onu affetmeye, gene evvelki gibi sevmeye şiddetle ihtiyacı vardı. Gönül, sevgi binasının temelinden yıkılmış görmedense bazı gerçekleri çiğnemekten çekinmez. Şemi düşüne düşüne Angel'in günahsızlığını ispat edecek o kadar delil buldu ki gözünde kız yalnız temize çıkmakla kalmadı, yükselmeye başladı. O gecelik son karar olmak üzere fırsat bulursam bugün kendisiyle görüşeyim. Bakayım soracağım suallere ne cevap verecek. Ondan alacağım cevaplara göre ben de hareketimi tayin ederim gibi ham bir avunma ile yorgun vücudunu dinlendirmek için yatağına girdi. Zavallı amca bey de o gece acınacak saatler, acıklı çarpıntılar geçirdi. Fakat onun düşüncelerinde, kararlarında Şemi'ninki gibi kendini öldürmeye kalkışmak, intikam almak derecesinde delice şiddetler yoktu. O da Hodgam fakat oldukça öfkesiz düşünüyordu. Onun isteği bir gözdağı ile Sadri ve Şemi'yi ürkütüp mürebbiye yalnız kendisiyle alışverişte bulunmaya zorlamaktı. Bu isteğini elde edebilirse ne ala, olamadığı halde Sadri ve Şemi ile aynı sevgi çanağından ateşini söndürmediği bile göze aldırmıştı. O artık kendisinin mürebbiye'nin gözünde bir eğlence, bir kukla olduğunu biraz anlamıştı. Sevgilisini eğlendirmek için onun yanında harcamak üzere bir iki tuhaf cümle hazırlayarak bazı şaklabanlıklarla teveccühünü sürdüreceğini umuyordu. Amca beyi her şeyden çok düşündüren sabahleyin odasından çıkıp da Sadir ve Şemi ile yüz yüze gelince bu ikisinin karşısında duygularını gizleyip itibarını düzeltmek için ne yolda davranacağı meselesiydi. Enişte beye gelince... Mürebbiyenin o yalı da kendinden başkasını sevebilmesine ihtimal vermiyor, kendi güzelliğini, kızın gönlünü yalnız kendisine mahsus saymaya bir hak görüyor, amca ile Şemi'nin sevda davasına girişerek Angel'in merhametini dilenmeye çıkışlarını aptalca bir edepsizlik suretinde görerek bu işe son derece canını sıkılıyordu. Mürebbiyenin gönlünü kendinden gaspı bu iki rakibinde de kuvvet görmekle beraber yine bunlara karşı kalbinde sebebini pek iyi anlayamadığı bir nefret vardı çekememezlik duygusu ile ikisinden birinin veya ikisinin birden melahati kışkırtmalarından korkuyordu. Onun için onlara karşı mürebbiyi sevmiyor görünmekten daha kolay bir hareket şekli olmadığını düşündü. İki cambaz bir ipte oynamaz. Sözünün üçü birden oynar diye tersine bir hale sokuluş şekli demek olan bu komedi aktörleri o gün odalarından çıkınca bir çeşit utanma da duymakla beraber gene işin arası soğumadan her biri kendi üzerinden şüpheyi gidermek için birleşip görüşmeye acele lüzum görüyordu. Amca Bey o ıstıraplı gecenin çehresine verdiği solgunluk ve yorgunluk eserlerini gidermek için tuvaletine çok dikkat etti. İki dirhem bir çekirdek denecek surette bir şıklık, acayip bir salıntı ile sofaya çıktı. Sadri'nin odasına baktı. Damat Bey'in giyinmek üzere bulunduğunu gördü. Kayıtsızlığını göstermek maksadıyla gülümseyerek, giyindikten sonra korudaki kestaneliğine geliniz, size söyleyeceklerim var. Gülmesini genişleterek, gündüz koruya çıkmakta bir mahsur yoktur, dedi. Şeminin kapısını yokladı. Kapalı buldu. Eliyle tık tık vurarak çocuğu uyandırıp ona da aynı şeyi söyledi. Amca bey elindeki abanoz bastona dayana dayana korunun yolunu tuttu. Geceki teessürle gözyaşı gibi henüz yaprakları üzerindeki çiğler uçmamış bulunan koyu gölgeli ağaçların altından yürürken Angel'in eğri büğrü boylu Aşığı iki amansız rakibini kandırmak için geceden hazırladığı planları zihninde genişletiyor, kandırma kuvveti çok, tesiri çabuk görünecek kadar ne gibi kelimeler bulmak lazım geleceğini düşünüyordu. Bu düşünce içindeki yürüyüşü sırasında gözü ta kökünden başlayıp ince dallarına kadar gövdeyi sıkı sarmaşık sarmış bir ağaca rastladı. Bunu görünce zavallı amca beyin şairlik duyguları coşarak derinden derine bir ah çekti. İşte bu ağaç benim gönlüm. Bu sarmaşıklar da Angel'in sevgisi dedi. Bu benzetmesini çok yüksek ve çok zarif buldu. Mürebbiyenin şimdi beraber bulunup da bu sözü işitmediğine teessüs etti. Yürüdü, yürüdü. Angel'in gece şemiyi falakadan kurtarmak için ortaya çıkarmış bu olduğu kestaneliğe geldi. Burası korunun ortasında tavanı gökyüzü, duvarı ağaçlardan yapılma bir aşk yuvasına benziyordu. Orta yerde fıstık dalından bir kanepeyle birkaç sandalye vardı. Kanepeye oturdu. Bir sigara yaktı. 20 dakika geçmeden Sadri'yi çok özentiyle yapılmış bir tuvalette gördü. Büyücek bir kaza savuşturan bir iki kişi arasında görülecek şekilde sevinçle sarılıştılar. İkisi de bu yapmacık samimiyetlerine ciddilik vermek için kendilerini son derece sıkıyorlardı. Damat bey de kanepenin bir tarafına oturdu. Amca bey sigarasının kürünü parmağıyla silkerek söze başlayıp dedi ki yaşça ikinizin de büyüğü olduğum için nasihat vermek bana düşer. Neydi birader bu gece uğradığımız felaket? Zerre kadar bir ilişiğim olmayan bu iş için az kaldığı çok kötü bir zan altında kalarak biraderimin teveccühünü kaybedecektim. Ben ne kendim, ne sizin, ne de Şemi ve mürebbiye için söylerim. Benim sözlerim hep hak içindir. Bu gece bir felakete uğrayaydım, Şemi'nin yüzünden uğrayacaktım. Bakınız, size olanı anlatayım. Şemi'nin hayli zamandan beri haline gelen bir durgunluk, Acayip bir dalgınlık, tenha yerlere çekilip düşünmesi dikkatimi çekti. Günden güre sararıp solması da, huda bilir, yüreğime dokundu. Bu hal ne? Bizim zavallı şemiye ne oluyor, dedim. Bir zaman işi anlayamadım. Birader, bu saf yürekliliği ayıplama. İçimde fenalık olmadığından herkesi kendim gibi bilirim. Meğerse iş kör kör parmağın gözüneymiş. Bir gün farkına vardım ki... Şemi, mürebbiye görünce denizden çıkarılırken can veren balığın o baygın bakışlarıyla bakıyor. Evet evet, işte öyle acayip bir sözüklükle gözleri dönüyor. Ve minel garip, İşte o zaman işin doğrusu bu kalın kafama biraz dank eder gibi oldu. Acaba oğlan mürebbiyeyi seviyor mu? dedim. Bunu dedim ama öfke de topuklarına çıktı. Ne halt eder anın beygiri. Ulan terbiyesiz, Bulyalı'ya iki çocuğun terbiyesi için getirilen melek gibi temiz bir kıza o nazarla bakılır mı? Aman ya Rabbi, yüreğime inecek. Asıl korktuğum cihet neresi? Mamazel bu işin farkına varırsa bizden namus dava eder. Bereket versin ki kız öyle fitne fücurlardan değil. O da benim gibi vurdum duymazlardan. Frank kızlarını çok kere namusça haksız olarak itham ederler. Fakat içlerinde böyle Angel gibi ne kadar içi temizleri var. Bizim mürebbiye kendinin kadın olduğunu bile unutmuş. Okumaya dalmış. Kendini çocuk terbiyesine vermiş. Canım Allah için söyle. Şu evin içinde ikimiz de delikanlıyız. Sen de ben de. Damarlarında bozukluk olsa şu kız Şemi'den evvel bize hiç pis demez miydi? Frank terbiyesi öyledir. Görünüşte serbest fakat ahlakça namus ve doğruluğun gereklerine son derece saygılı olurlar. ''Bizim Şemi buralarını bilmez. Boyuna posuna pakmadan, habis, kızı sevmeye kalkmış. Son derece saf ve nazik olmasından başka bir mana verilmemesi lazım gelen kızın o tatlı gülümsemelerini galiba kendine cesaret verici iltifatlardan sanmış. ''Akla bak, çocukluğa bak birader. Aslında oğlan falakaya yatırıla yatırıla alık oldu. Babasıdır, ne isterse yapar, orası lazım değil. Ben bugüne bugün Şemi'nin amcasıyım. Onun terbiyesinden ben de sorumluyum.'' Hareketlerini kontrol edip uygunsuz işlerini düzeltmek için kendisine ihtarda bulunmak boynumun borcudur. Mürebbiyenin karşısına geçip de bu alık yarimin can çekişir gibi dönük gözlerle baktığını gördüğüm günden beri oğlanı gözlemekten bir an geri durmadım. Saat 5'e 6'ya gelince her gece odasından hırsız gibi çıkar, püf diye sofadaki lambayı üfler, pıtır pıtır dolaşır, gidip mürebbiyenin kapısını dinler. Dün akşam da öyle oldu. Şemi mürebbiyenin kapısını dinlerken benim beri yanda sabretmeye tahammülüm kalmadı. Gidip kendisine bir iki tokat vurmak için oraya doğru yürüdüm. Mürebbiyenin kapısının önüne geldim. Baktım bizim yeğen ortada sır olmuş. Subhanallah. Gözümün önündeki adam nereye kaybolabilir? Düşündüm. Kızın odasına girmiş olması aklıma geldi. Seni her ne surette istersen temin ederim ki böyle düşünüşüm, böyle zannetmem kızın namusundan şüphe ettiğim için değildir. Efendim oğlan budala Kız gayet nazik kalbi de temiz. Şemi biraz konuşmak için zavallının bu nezaketinden ve yürek temizliğinden faydalanarak Fransızca dersinden bir cümleyi anlamadığını bahane ederek o sorunu halletmedikçe gözüne uyku girmediğini söyleyerek odasına girebilir. Sen de bilirsin ya Sadri Bey bu hayvanlıkları Şemi yapabilir. O ahmaktan ben her terbiyesizliği umarım. Şemi'nin odaya girip girmediğini kontrol etmek için kulağımı kapıya verdim ama ne haldeyim. Hiddetten kendimi bilmiyorum. Bu hiddet tesiriyle olacak galiba. Odadan kulağıma lakırdı gibi bir şey geldi. Ha, çapkın içeride dedim. Artık tekrar etmeye hacet yok ya. Maksadım içeriye girip oğlanı kulağından yakalayarak dışarı çıkarmak. Namusum hakkı için böyle. Mürebbiye Türk evinde oturuyor ise de kendi Fransız adeti üzerine hareket ediyor. Şimdi ben de alafranga davranmayıp da kapıyı tık tık vurmadan içeriye girmiş olsam kızın amor propunu şoke etmiş olacağım. Amor propun şoke etmeye Türkçe nasıl deniyordu? onuruna dokunmak. Pardon Monsher Sadri. Birkaç akşamdır hep Fransızca okuduğumdan ideler. Bak gene ide diyorum. Fikirler zihnime hep o lisandan geliyor. Kızın onuruna dokunmuş olacağım. Acayip bir tarzda başını sallayarak Onur pek o kadar Amor Prop'un yerini tutmuyor. Fransızcadaki kuvvet başka. Neyse. Şimdi iki dili karşılaştıracak değiliz ya. Evet, işte o maksatla kapıyı vururken görse şu deminden beri sana anlattıklarımı 80 defa tekrar etsem Dünya kadar yemin eylesem, Tekmil Kütüphanesindeki kitapları yutsam gene kendisini doğru söylediğime inandırmak kabil olmaz. İşin bundan ötesi benim kadar senin de bildiğin şey, terbiyenden eminim birader. Fakat emin olmakla beraber hakkımda bazı yanlış şeyler düşünmüşsündür diye dün gece endişemden billahi uyku uyuyamadım. Benim için ne türlü şüpheye düşersen düş, orası umurumda değil. Öyle hafif kızın benim yüzümden şüphe altında kalmasını, haksız yere lekelenmesini gönlüm istemez. Üzüldüğüm nokta işte burası. Şemi gelsin, şimdi burada ikimiz birden kendisine bir güzel ahlak dersi verelim. Çapkın aklını başına toplasın. Birinci aktörü üzerinden şüphelere atmak rolünü burada tamamladı. Sadri bu tadından yenmez, tuzundan tadılmaz yaveleri, adeta bir hokkabaz tekerlemesi dinler gibi dinledi. Defalarca beraber yattığı bir kadının iffeti hakkında sözü başka türlü dinleyebilmesi nasıl mümkün olur? Sadri, mürebbiyeyi sevdiğini inkar etmek niyetiyle oraya gelmiş, bu sureti kendi kurtuluşu için daha uygun bulmuş iken kendisine amca beyin okuduğu uzun martaval pek çok canını sıktı. Bu derece ahmak sayıldığından adeta gücendi. Kendini temize çıkarmak için başlayacağı yalan dolan sözlerin de amca beyinkinden daha ustalıklı, ondan daha az gülünç olamayacağını düşünerek Kendisi bu hususta daha mertçe davranıp uzun bir kahkaha salıvererek dedi ki ''Bu kadar uzun söz söylemek zahmetine ne lüzum var? Gerçeği ben bilmiyor muyum? Amca bey telaşla hangi gerçeği? Dün gece mürebbiyenin kapısına gidişinizden sadece şemiyi kontrol etmek gibi hayırlı bir maksat için olduğunu, bundaki kastınız fikriniz şüphe götürür gibi değil. O bence iyice malum. Amca bey biraz hiddetle Yok, ben öyle iki manalı, rumuzlu, kinayeli söz istemem. Sözü dost doğru söylemeli. Sence adam akıllı malum olan şey neymiş bakalım onu anlat. Sadri akşamdan beri tedbirli davranmak için vermiş olduğu karara tamamıyla aykırı olarak hiç düşünmeden işkilli terazi dingil derler. Bu mesele tevekkeli icat olunmamış. İşte şimdi sizde olduğu gibi söylenecek yerleri çok oluyor. Amca bey soğukkanlılığını kaybederek işkilli terazi ben öyle mi? Ya sen nesin şaşkın kantar? Söylediğin sözleri bir defa tartıyor musun? Ben dün gece mürebbiyenin kapısına gidişimdeki sebebi pekala eksplike ettim. Türkçe söyleyiniz, Fransızca anlamıyorum. Şaşırarak eksplike yani sebebin sebebini izah ettim. Alaylı alaylı amca bey, matmazel Angel ile çok düşüp kalkmadan artık Türkçeyi bütün bütün kaybettiniz. Sebebin sebebi güzel Türkçe. Amca bey hafifçe titrek bir sesle ben Türkçeyi kaybetmişim ayıp mı? Ya sen aklını kaçırmışsın ya. Ben sana bonkörlükle dur şimdi. Ona da bir kult takarsın. Yani anlattım. Ya sen ya işte şu sen mürebbiyenin kapısına gidip de sevgili Angel'im ben geldim aç kapıyı. Öteki budalalar uyudular. Sözünü ne maksatla söylemiş olduğunu nasıl eksplike edeceksin bakalım. Sadri öfkeden morararak pek sade bir suretle nasıl ne gibi mesela. İşte sana bir eksplikasyon. Anjeli seviyorum. Bu söz, bu itiraf yetmez mi? Amca bey büyük bir şiddetle yerinden fırlayıp kollarını göğsüne kavuşturarak, madem ki bana karşı böyle bir itiraftan çekinmiyorsun, öyleyse aç kulaklarını iyi dinle. Ben seviyorum, işittin mi? O sırada Şemi ağaçların arasından top gibi meydana atılarak ateş kesilmiş bir çehreyle, ben de seviyorum dedi. Bu acayip itiraflardan sonra şu üç deli rakip arasında korkunç bir sessizlik oldu. Üçü de kollarını çaprazlamasına göğsüne kavuşturmuş, hakaretli bakan bir gözle ürkütücü bir tavırla birbirlerini süzüyorlardı. Amca Bey'in iki rakibine karşı baştan ayağa, ayaktan başa doğru horlukla göz gezdirerek baş sallanmasını, öfkeden gözleri büyümüş, kamburunun da olduğundan çok kabarmış gibi görünmesi kendisini komikleri imlendirecek bir şekle koymuştu. Her birinin derin bakışlarla birbirini böyle süzmeleri birbirlerine ''Angel'i seviyorum'' dedin. Pek yüksekten attın ama bakalım o kız seni seviyor mu? Zavallı şaşkın. Onun gönlünü ben ele geçirdim. O yalnız beni seviyor. Size de arada bir tatlı tebessümlerini esirgemiyorsa sakın ha aldanıp da bunları hakkınızda bir iltifat saymayınız. O tebessümler kuru alaydan başka bir şey değildir. Pek akıntıya kürek çekiyorsunuz. Size acıyorum.'' Manalarını anlatmaya uğraşıyordu. Bu gururun en ciddisi öteki ikisine göre Sadri'de görülüyordu. O kendi delikanlılığına, yüzünün güzelliğine güvenerek Angel'in gönlünün kendisinde olduğuna iyice hükmediyordu. Hatta bu kanaatinden dolayı amca beyin pişekarvari tavırlarına dayanamayarak aralarındaki sessizliği ilkin o bozarak dedi ki Angel'i sevdiğinizi iftiharla itiraf ettiniz ama bakalım kız sizi seviyor mu? Onun da sizi sevdiğini kendinizce bir iyi bir belli olmadan böyle sevginizi ortaya yaymanız Gülünç olmaktan başka bir işe yaramaz. Amca bey, alaylı alaylı, o sizden sorulacak bir iş değildir. Onu ben bilirim. Eliyle kalbini göstererek onu ancak kendisi bilir. Hususi sırlarımı mı öğrenmek istiyorsunuz? Herkesin kalbinde bir aslan yatar. Ben onu seviyorum dedim ya. İşte bu söz sizin için yeter olmalı. Öte tarafı sizin ne vazifeniz? Sadri gene bir kahkaha kopararak Kalbinizde yatan şeyi siz aslan zannediyorsunuz ama bana kalsa o aslan değil, van kedisi olmalı. Ne vazifen be herif. Kalbimde ne aslan yatıyor ne van kedisi. Orada boylu boyunca Angel'in kendisi yatıyor. İşte ne yapacaksın? Zavallı kız. Kalbinize pek boylu boyuna sığamayacağı için sırtınızdaki cumbada yatmış olsa da daha rahat eder zannındayım. Amca bey, Sadri'nin boynuna atılacakmış gibi hareketler, çeviklikler göstererek bu sözlerinle kimi tahkir ettiğini biliyor musun terbiyesiz? Karşında duran ekmeğini yediğin zatın biraderi, zevcenin de amcasıdır. Bu evdeki haysiyetinin neden ibaret olduğunu bilmeyip de bu yolda hakarete kalkışın senin ne kadar nimet hakkı bilmez, bayağı bir adam olduğunu gösteriyor. Sen bu evde zevcenin sayesinde duruyorsun. Bu aileye ne yüzden bağlı olduğunu unutup da bana, yani ev sahibinin, aile reisinin kardeşine, karının amcasına karşı utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, Hayalsızca mürebbiyeye olan aşkından, muhabbetinden nasıl bahsediyorsun? Ben de kabahat ki seni bu aile adamlarından bir kişi sırasına koyup da söz söylüyorum. Madem ki bu aileye bağlanışın sebebi olan kadına karşı evlilik hakkında saygı göstermediğini açıkça söylüyorsun, o halde aftos piyos, yarın önüne kunduralarını çevirdikleri gibi buraya nasıl geldinse öyle gidersin. Hem bugün ilk işim de o olsun. Gideyim biradere işin iç yüzünü anlatayım da sen görürsün. Bak seni burada bir saat ala kormu. Buradan def olduktan sonra ah arkamda amca bey kadar kamburum olaydı da yine o yalıda bulunaydım dersin ama iş işten geçmiş bulunur. Burada ahırda hayvanlar besler gibi yiyip içirdikten sonra melehate kocamı bulunmaz. Amca beyin bu sözleri karşısında Sadri küstahça alaylı alaylı vaziyetini katmerleştirerek Haydi durma bir dakika geçirdiğin kabahat. Git biraderine işin aslını anlat. Bu üçlü sevdayı gördüğün, bildiğin gibi hikayet. et. İlk falakaya yatacak adamın da zat halinizden bir başkası olmayacağına hiç şüphe etme. Benim buradaki mevkimden bahsetmezden evvel Anjeli buraya çocuklara mürebbi olmak üzere mi yoksa amca beye metreslik etmek için mi getirdiler onu söyle. Amca bey tıpkı onun gibi alaylı alaylı hayır ne onun için ne şunun için Anjeli buraya damat bey'e ikinci karı olmak üzere getirmiş olmalılar. Kederinden ve incinmesinden dolayı bütün kanı yüzüne toplanmış olan Nişemi o zamana kadar bu acayip çekişmeyi sessizce dinlemekteyken Anjeli'nin amca bey'e metres yok sadriye ikinci karı olması gibi sözleri ondan ziyade işitmeye dayanamayarak ikisinin ortasına girip bir defa birinin bir defada ötekinin yüzüne şap atak tükürdükten sonra koskoca herifler söylediğiniz sözlerden utanmıyor musunuz Ayıptır diye söze karıştığı sırada sözünü tamamlamaya vakit olmadan Sadri bu tükürük tahrikine dayanamayarak Edi ile kayınbiraderinin yanağına şiddetlice bir şamar yapıştırdı. Şemil'in zaten deminden beri dinlediği çekişmenin tesiriyle gözlerini, beynini, bütün kanını ateş bürümüş olduğundan yediği tokatı eniştesine iade maksadıyla kendini bilmez bir halde bir şamar hamlesi de o gösterdi. Fakat Sadri başını geri çekti. Tokat boşa gitti. Şemi kudurmuş bir hayvan hırsı ile bir ikinci atılışta daha bulundu. Bu sefer de eline Sadr'inin boyun bağısı geçti. Boyun bağı Fransdigel denilen biçimde uzun bağlamalardan olduğu için Şemi bunun bir ucunu olanca kuvvetiyle çekince enişte beyin boğazı siyah atlastan bir ilmek içinde sıkışı verdi. O çekişin şiddetiyle bu ilmek Frank gömleğinin yakasından da kurtularak çıplak boğaz üzerinde daraldıkça daralmaya başladı boğulmak derecelerine gelen Sadri, can acısı ile hasmının beline sımsıkı sarıldı. Bu develeşme sırasında ikisi de duruşlarını kaybederek yere yuvarlandılar. Dövüşenlerin böyle alt alta üst üste bayırdan aşağı tekerlendiklerini uzaktan seyreden amca bey, Sadri'nin boğulduğunu canı gönülden istemekle beraber şiddetli bir titreme içinde Şemi'ye ''Aman pek sıkma, belki nefesi kesili verir.'' diye haykırıyor. Şemi de boğuk boğuk ''Sen karışma, melunu bugün mutlak boğacağım.'' cevabını veriyordu. Amca bey bu boğuşmayı pehlivan güreşi seyreder gibi karşıdan gözlemek uygun olmayacağını anlayarak bir zaman ''Yapmayın, etmeyin'' yolunda lazım gelen nasihatlerde bulundu. Sözün işe yaramadığını görünce yanlarına yaklaşıp rast getirebildiğinin kıçına bastonu ile hafif hafif vurarak ''Artık yetişir efendim, bu adeta kepazelik, maskaralık.'' Gerçekten siz birbirinizin kanına mı susadınız? Yetişir efendim. Artık mayna kuzum. El verir dedika. Paydos. Bugün bu kadar yeter. Birkaç gün sonra canınız isterse uzun uzadıya, uzun çayırda güreşirsiniz diye söylendiği sırada amca bey birdenbire aklına mühim bir şey gelmiş gibi elini boynuna götürdü. Baktı ki kendi kravatı da Sadri'ninkinin aynı ne olur ne olmaz düşüncesiyle hemen boynundan o tehlikeli şeyi çözüp cebine koydu. Sadri Şemi'den vücutça daha iri yapılı, daha kemikli, yaşça da daha direlik zamanında ise de yalıya damat oladan beri kendini rahata vermiş bulunduğundan pek ziyade hamlaşmıştı. Şemi'nin ise okulda yalıda yaptığı cimnastik hareketleriyle elleri, pazıları, bütün adeleleri taş kesilmişti. Şu birkaç dakikalık boğuşma içinde kayınbirader kendinden eniştesinin kuvvetçe daha aşağı olduğunu anlayınca şiddetini pek ileri götürüp zavallıyı ziyade hırpalamaya başladı. Amca Bey ne nasihatlarının ne de okşar gibi indirdiği baston vuruşlarının bir işe yaramadığını gördü. İkisini birbirinden ayırabilmek ancak aralarına girmekle kabil olacağını anladı. Boynunda o uzun kravat olmadığından eliyle bir defa daha yoklayıp emniyet getirdikten sonra olanca cesaret, metanet ve kuvvetini toplayıp eğildi. Titreyen elleriyle birini bir tarafa, ötekini öbür tarafa çekmek istemeye kalkıştı. Lakin Sadri, amca beyi, Şemi'ye yardıma geldi zanlı ile boş kalan bir ayağıyla kamburun bacaklarına doğru bir tekme atınca haydi amca bey teker meker boğuşanların üzerine verdi araya girenin bu tekerlenmesi üzerine hemen bacaklarının arasına bir iki bacak daha karıştı. Omzunun üzerinden bir kol kenetlendi. Boğuşanların deminden beri yuvarlandıkları o tatlı meyil, bir iki tekerlenmeden sonra dikleşi verdi. Kazan evinden olarak bu boğuşma fırtınasına tutulan amca bey kah alta kah üste gelerek bayırdan aşağı yuvarlana yuvarlana sonunda vücudunun tümsek tarafından ağacın birine kütedek bir aborda etti ama kamburunun birkaç santim esnedikten sonra yine yerine geldiğini hisseyledi. Ağacın orada rastlaması ile yuvarlanma orada son buldu. Tesadüf öyle gelmişti. Son tekerlemede Sadri ile amca bey alta gitmiş, şemi üste çıkmıştı. Amca bey, can kurtaran yok mu? Bir çuval kemik kesildim, hurda haş oldum diye yanıp yakılarak haykırıyor. Sadri boğazını boyun bağının sıkıntısından kurtarmak için ağzı şeminin neresine rastlarsa oradan koparasıya ısırıyor. Bu şiddetli dişlemeye amca beyin de orası burası uğruyordu. Amca bey baktı ki yanılıp yakılmadan, feryattan, vardım istemekten hiçbir şey çıkacağı yok. Bu boğuşmaya son vermek için en evvel aklına gelen hile yolu sağ taraftaki ince yoldan ''Birader geliyor, mahvolduk'' diye bağırmak oldu. Bu ''Birader geliyor'' korkunç cümlesi boğuşanlar üzerinde büyü gibi çarçabuk tesir gösterdi. Çin harfleri gibi girişik bir şekilde bulunan bu üç kişi bir anda birbirinden çözülüverdi. O insan topacının üstünden ilkin şemi fırlayıp kalktı. Sadri de kalkmak istedi. Fakat vücudu ziyade zedelenmiş, yüzü mosmor kesilmiş, burnundan da kan geliyordu. Birdenbire kendini toplayamadı. Yalnız belini kaldırıp ağaca dayadı. O halde kaldı. Amca bey kanadından vurulmuş yarasa gibi hala toprağın içinde debeleniyordu. Yerinden fırlamak için bir gayret de o gösterdi. Ne mümkün. Üstünüze iyilik sağlık. Sağ kalçası incinmişti. 5-6 dakika uğraşarak iki ellerine dayanmak suretiyle sol bacağı üzerine kalktı. Seke seke ben geldim. Çıngırağım hoş geldin. Oyununda olduğu gibi tek ayağının üzerine sıçraya sıçraya o da gitti. Bir ağaca dayanıp oturdu. Kalçasının ağrısı ile of aman derken sol kulağının kıkırdağında bir acı duydu. Eliyle yokladı. Eline biraz kan bulaştı. Sadriye nefretle bir bakarak kulağını gösterip köpek soyu ısıracak başka bir yer bulamadın mı? Kulağımın işi bitmiş dedi bu boğuşmadan oldukça sağlam çıkan Şemi'ydi. Onda da kol, omuz, yüz, göz, ısırık, tırmık içinde kalmıştı. Fakat ötekiler yenilmiş, o üstün gelmiş demekti. Boğuşmaya son verildikten sonra amca beyin birader geliyor diye attığı sözün aslı olmadığı anlaşıldı. Çünkü ne gelen vardı ne giden o sözün asılsızlığı anlaşıldı. Ama yeniden kavgaya başlamaya üçünde de hal kalmamıştı. Bu üç kişi birbirinin yüzüne bakmakta, hele şimdi öyle acı bir nefret, o kadar kuvvetli bir soğukluk, o derece bir iç sıkıntısı duyuyorlardı ki, bu bakışları ile birbirinin bundan sonra yüz yüze gelmemek veya gelirlerse yine birbirinin gırtlaklarına atılmak zorunda kalacaklarını anlatıyorlardı. Sadri cebinden çıkarmış olduğu mendili ile hem burnundan akan kanları hem gözlerinden dökülen ümitsizlik ve öfkeli yaşlarını siliyordu. Böyle gözden göze parıldayıp duran şiddet ve nefret kıvılcımları ile yine işin kızışacağını, bu sefer belki de işin daha acı bir netice alacağını anladığından Şemi boğuşmada kazanmış olduğu halden ileri gelen yüksek ve alaylı bir tavırla elini kaldırıp ikinizden herhanginiz bundan sonra mürebbiyeyi sevmek değil, hatta adına ağzına alırsa ne bahçeye çıksın ne koruya çünkü uğrayacağı hal bundan beş beter olur. Gebertinceye kadar döverim. İşte bu söz kulağınıza küpe olsun dedikten sonra bayırdan aşağı koşmaya başladı. Sadri bu çılgın düşmanının arkasından son derece hakaretli bir nefretle bakarak ''Haydi oradan murdar, zırt'' diye haykırdı. Amca bey büyük bir telaşla ''Şu yaralarımız, berelerimiz, kırıklarımız, çıkıklarımız, bu yırtık elbiselerimizden dolayı Bugün peder efendinin huzurunda sorgu suale çekilirsek yine akşamki gibi hayvanlık edip de sep sepet diye işi karıştırma sakın ha. Koruya çıkıp da dövüştüğümüzden bahse hiç lüzum yok. Üçümüz de jimnastik trapezine çıkıp oradan düşmüş olalım. Bu söz de senin kulağına küpe olsun. Yine yatacağın falakada değnek vurmak emri bana verilirse sonra tabanlarını patlatırım ha diye ehemmiyetli tembihlerle haykırdı. Şem'i epeyce yürümüşken Sadri'nin o zırlaması amca beyin bu tembihleri üzerine telaşla geri döndü. Amca ve enişte oğlanı yeniden kızdırdık. Yine üzerimize saldıracak zanlı ile bellerini düzeltmeye, ayağa kalkmaya uğraşıyorlardı. Lakin Şem'i hiç bunların yanına uğramadan en evvel kavgaya başladıkları yere gidip fesini aradı. Fesi oradan 5-6 metrelik yere fırlamıştı. Buldu. Başına giydi. Ağzını açmadan yine bayırdan aşağı koştu. Üstünü başına mümkün olduğu kadar silkin temizledikten sonra elini yüzünü yıkamak üzere mutfağın yanındaki büyük çeşmeye gitti. Aşçı başı Tosun Ağa kapıdan başını çıkardı. Şemi'yi o halde görünce büyük bir şaşkınlıkla ''Ulan küçük bey ne şekil olmuşsun öyle? Kiminle dalaştın ki?'' ''Yüzün kızamık içinde kalmış. Hele ellerine bak. Köpek mi daladı seni?'' Aklına mühim bir şey gelmiş gibi birdenbire elini dizine vurarak ''Anladım, anladım. Gitti. Sen ya eniştenle dolaştın ya kamburla. İlahi yarabbi sen nasıl bilirsin? Haydi. tu. Bilirim canım.'' Yavaş yavaş sakız ağacının derdi meydana çıkıyor. Elbette çıkacak kardeş. Öyle karışık iş mi olur? Şemi şaşırarak ''Nasıl sakız ağacı? Sakız ağacının derdi ne demek? Tosun ağa yumruğuyla kafasına vurarak pişmanlık gösterip ''Ben de hiç lafımı tutamam ki.'' Tutamam ki. Durduk da sanki iş ettik işte. Gel bakalım. Şimdi sakız ağacının derdini anlat. Şem'i yüzünü yıkamayı filan unutarak bu kadar söyledin. Ötesini de elbette anlatacaksın. Aşlı başı suratını ekşiterek hadi oradan hadi. İnsanı derde sokma. Anlatmazsam ne edeceksin ki? Benimle de mi dalaşacaksın? Kalbimdeki varımı yoğumu sana dökecek değilim ya. Sen daha çocuksun çocuk. Koyduğun yerde otluyorsun. Sen beni buradan patates kızartmaktan gayrı bir şey bilmiyor mu zannediyorsun? Hadi şaşkın sen de. Sen biliyorsun beş, ben biliyorum beş. Şemi düşündü. Sakız ağacı illetinin mutlak Anjel'e ilişik bir iş olduğunu anladı. İlkin korkutma sonra yalvarma şeklinde Tosun ağayı çok sıkıştırdı. Fakat işe yarayacak bir cevap alamadı. Şemi korudan savuştuktan sonra amca ile enişte karşı karşıya oturdukları ağaçların diplerinde birbiriyle hayli sövüşüp sayıştılar. Durdukça, düşündükçe Sadri'nin kırgınlığı artıyor, uğradığı hakareti, zilleti bir türlü kendine sindiremiyordu. İşte bunun hiç ötesi yoktu. Şemiden pekala dayak yemişti. O gün Melahat'i boşayarak yalıdan çıkacağını, Efendi'ye etraflı bir mektup yazarak bütün gerçeği olduğu gibi anlatacağını, bunları yaptıktan sonra Şemiden dehşetli bir intikam alacağını çocuk gibi ağlayarak söylüyor, amca bey de elinden geleni arkana koyma cevabıyla karşılık veriyordu. Bunlar böyle bol ağızdan birbirine atıp tutmakta, her şeyi kırıp yıkmaktayken ağaçların arasından küçük zenci köle soluk soluğa bir telaşla çıkarak boncuk gibi parlayan gözleriyle şaşkın şaşkın ikisinin de haline baktıktan sonra beyaz dişlerini gösterip ''Haydi haydi beyefendiler, ikiniz de büyük bir efendi istiyor, çabuk şimdi istiyor, durmak yok.'' dedi. Beşir'in bu acele haberi üzerine Sadri'nin o morarmış çehresi sapsarı kesildikten başka amca beyin de ağrımayan kalçasına zorlu bir sızı yapıştı. İkisi de birbirine dikkatle baktılar. Bu bakışlarda ne hiddet vardı ne küskünlük. Bu yeni felakete karşı çare araştıran birer bakışla birbirlerine bakıyorlardı. Amca bey telaşlı bir halde köleye dedi ki ''Oğlum Beşir biz cimnastik trapezinden düştük. İşte böyle olduk. Yolda soran olursa bizden işittiğin gibi söyle.'' Beşir gülerek, <laughs> amca bey öfkeyle, oğlan ne gülüyorsun? Beşir hala sırıtarak, neye gülmeyecek? Siz yalan söylüyor. Cambazlık salıncağı aşağı bahçede, siz orada düştü. Sonra bu tepeye nasıl çıktı? Amca bey ümitsizlikle sadriye, aşağı bahçede düştü. Sonra bu bahçeye nasıl çıktı? Al sana işte bir sual, hem haklı bir sual. Gel buna bir cevap uydur da ver bakalım. Aşağıda düştü. hala yukarıya nasıl çıktı ve ne halt etmeye çıktı? Bacak kadar kölesini kandırdıktan sonra şimdi koskoca efendisine nasıl meram anlatacağız bilmem. Haydi Beşir sen git. Geliyorlar de. Biz de şimdi iniyoruz. Beşir ellerini şıkırdatarak aşağıda düştü yukarıya çıktı. Dumbala dum dumbala hay diyerek oynaya oynaya yokuştan aşağı gitti. Amca bey derin derin düşünerek damat beyefendi biz biraderin yanına gitmezden evvel çoraplarımızın taban tarafına pamuk, yün gibi şeyler sıkıştırsak fena olmaz. Çünkü bu işin sonu falakaya çıkacak zannediyorum. Korkma korkma, kurtuluruz. Güya çarkı felek gibi dönmek üzere üç kişi birbirimize sarılıp trapeze çıkmış olalım. Sonra ip kopmuş olsun, biz de yuvarlanmış bulunalım. Bu böyle pek güzel. Sonra aşağı düştü, yukarıya çıktı. Dumbala babam, dumbala hey. Buna ne cevap verilecek? O da kolay. Trapezden düştükten sonra bir tarafımızın incinip incinmediğini anlamak üzere koşa koşa koruya kadar çıkmış olalım. Ben böyle kalçamın hurda haş olduğunu ta koruya çıktıktan sonra anlamış olursam bu ağrı sızıları duymakta pek gecikmiş olmaz mıyım? Bu cevaplar pek düşük, pek sarkık, pek açık kalıyor. Ama haydi öyle söyleyelim de Cenab-ı Hak muinimiz olsun. Zorayki olarak iki düşman artık bakıştılar. Yahut ki öyle görünüyorlardı. Amca bey Sadri'nin omzuna dayana dayana bin güçlükle korudan indiler. Trapezin önünden geçerken çakı ile bir tarafının ipini kestiler. Kopuk zannolunsun son fikriyle kesilen uçları pürüzlettiler. Bu iş bittikten sonra temizlemek için mutfağın yanındaki çeşmeye gittiler. Aşçıbaşı gene kapıdan başını çıkarıp ''Geçmiş olsun beyefendiler, sizi hayvan mı tepti?'' Amca bey ellerini vapur pervanesi gibi çevirerek ''Çarkı felek'' cevabını verdi. Aşçıbaşı şaşırarak ''Çarkı felek mi çarptı?'' Amca bey ''Yok canım, senin anlayacağın üç kişi birden trapezden aşağı düştük.'' Kaza ne çare? başı tramvaydan aşağı mı yıkıldınız? Ama tuhafa, Boğaz içine tramvay işliyor mu? Beşir sıçraya sıçraya ortaya çıkarak başına doğru, Yok canım, tramvaydan değil. Salıncan ipi koptu beyler, koruya düştüler. başı hiddetle köleye, Haydi oradan defol divane. Salıncan ipi koptuklan üzerindekiler koruya mı yıkılır? Uçurtma mı bunlar yoksa insan mı? Tövbe. zorlan günah sokacak Nasıl mutfağı boş bulunca dolma aşırın mı? Aşçıbaşı mutfağa girerek öfkeyle çırağına Ulan eşek gibi kalanlarını kabartmasın da dışarıda olan lafları mı Ocaktaki köftelere baksana, tencere kuru mu ki simsiyah kesilmiş? Tavanın sapından kavra, savur onları. Güya elinde bir avuç tuz varmış da dışarıdakilerin başına serpiyormuş gibi parmaklarını aça kapaya sallayarak Tuzlayım da kokma, kambur bana kantin atıyor, güya tosunu kandıracak. Sanki ben işi bilmiyorum öyle mi? Bizi çarklı elek çarptı diyor. Kandıramayacağını anlayınca tramvaydan düştük lafını ediyor. Bunlar hep o sakız ağacının marazı. O mürebbiye bu evde kaldıkça daha siz çok dalaşırsınız. Çırak, usta ağzını pek tut. Sakız ağacı lafını edersen bizi bu akşam buradan deflerler. Sesini kes hımbıl. Ustana akıl mı öğretiyorsun? Buradan deflerse gidecek kapım yok. Usta çırak mutfakta işi azıştırmaktalarken amca ile enişte çeşme başında olabildiği kadar silinip süpürüldükten sonra Dehri Efendi'nin huzuruna çıkmak üzere yalıya doğru yürümeye başladılar. Yolda giderken amca bey pes perdeden sadriye diyordu ki mürebbiye'nin adını ağzımıza alırsak Çapkın bizi gebertesiye dövecekmiş. Bu tehdide ben de son derece kızdım. Tatil zamanının bitmesine birkaç hafta kaldı. Yakında def olup okula girecek. O zaman seninle biz bize kalacağız. Bu ölümlü dünyada efendim uyuşup gitmeli. Şimdi en mühim keyfiyet efendi bizi niçin çağırtıyor? Onu anlamak. Bu belayı da atlatırsak sonra biz seninle nasıl olsa geçiniriz zannederim. Koruda gösterdiğin hiddet ve şiddetlerin lüzumu yok. Ayağını tetik al Sadri. Sonra ikimiz bir olur o çapkının hakkından geliriz. Böyle aralarında uyuşma hasıl edecek sözlerle yukarıya büyük sofaya çıktılar. Koridorun kapısı önünde Şem'i gayet çatkın bir çehreyle duruyor. Babasının yanına girmek için besbelli amcası ile eniştesinin gelmesini bekliyordu. Amca bey hemen Şemi'ye gayet dostça bir uysallıkla efendiye verilecek cevaplar için kısa talimat verdi. Delikanlı hiç cevap vermeden bu sözleri put gibi dinledi. Önde amca bey, arkada Şemi, daha arkada Sadri, odadan içeri girip efendinin huzurunda bir sıraya ayakta durdular. Dehri Efendi kütüphanesinde bulunuyordu. Odanın pencereler tarafından başka olan üç duvarı yerden tavana kadar kütüphaneydi. Yerden insanın göğsüne kadar gelen bir yükseklikte enine ve boyuna duvarın önünde uzanan kapalı dolapların üzerinde 35-40 santimlik boş bir yer bırakıldıktan sonra kitap rafları camsız olarak zarif oyma başlıklı kürsülü direk şeklinde bölmeler ile geriye doğru yapılmıştı. Meşhurlardan fen, edebiyat, tarih yazmış olan her müellifin eserleri için raflarda birer yer ayrılmış, ayrı ayrı renkler ile ciltlenmiş olan eserler muarirlerinin eskiliği itibariyle bir sıraya konulduktan sonra o kısmın önüne eserin nevini, yazanın adını gösteren bir levha asılmış bir de yazanın yarım heykeli konulmuştu kendine mahsus yerlerinde bir sıraya Cornelia, Molerrya, Voltaire levhaları altında bu meşhurların birer de heykellerini görmek hoşa gidecek şeylerdi. Kitaptan boş kalan yerler Hint'in, Mısır'ın, Avrupa'nın antika çanak çömlekleri, vazoları, mızfer, ok, kalkan, kılıç gibi harp aletleri vesaire ile tıklım tıklım doldurulmuştu kat kat halı perdelerle açıklarının büyük bir kısmı örtülü olan geniş iki pencereden birinin önüne Dehri Efendi Avrupa'nın meşhur muharrirlerinden birinin terekesinden 500 liraya alıp getirttiği çok güzel meşeden yapılma büyük bir yazıhane koymuştu. Üzerinde atlaslar, kitaplar, lügatlar, kağıtlardan meydana gelmiş yığınlar bulunan bu yazıhanenin önüne Dehri Efendi oturmuş daha doğrusu gömülmüş, makara tiresi ilanlarında görülen o bir kucak sakallı, koca kafalı, acayip manzaralı cüce resmenin tabii büyüklükte bir eşini gösterir surette fıldır fıldır bakıyordu. Deminden beri pek kahramanca boğuşan bu üç zavallı odanın sağ tarafına bakınca büsbütün titremeye başladılar. Nasıl titremesinler? Orada küçük bir masanın bir tarafında Angel, karşısında da Vahip ile Nezahat oturmuş ders okuyorlardı. Mürebbiye beyaz muslinler giymiş, kolları hemen bileklere kadar açık, yaka, ensenin, göğsün kapalı kısımlarından göze müjdeler verecek derecede geniş bir yuvarlaklıkta, gerdanın billur gibi şeffaflığı, muslinin beyazlığını pek çiğ, donuk bırakıyor. Hası, kız yarı dekolte bir yaz sabahı tuvaletiyle ayağını ayağının üstüne atmış, dirseğini masaya, elini de sakağına dayamış, kah çocukları, kah karşısında söylenen efendiyi dinliyordu karşısındakini tasdik için ara sıra başını salladıkça ensesinden başına doğru kaldırdığı saçlardan ayrılmış, kısa, kıvırcık döküntülerin renk ve yumuşaklıkta beyaz atlasları kıskandıracak o deri üzerine saldığı gölgeleri görmek bizim üç aşıkı nerede bulunduklarını unutturacak heyecanlar içinde bırakıyordu. Dehri Efendi, mürebbiye ile mühim bir edebiyat bahsi açmış olduğundan durmayıp heyecanlı heyecanlı söylüyordu. Kendi sözlerinin ateşinden ya içeri girenleri görmedi ya da gördü de aldırmadı. Efendi Fransızca diyordu ki, Andromak ismindeki trajedisinin ikinci perde ve üçüncü meclisinde Rasin kahramanlarından Hermoniye, halbuki gramerce bu mısra yanlıştır, yumru ile yazıhaneye vurarak, çok büyük hata efendim, çok büyük, mürebbiye, efendim buyurduğunuz şekil hakikaten şive ve kaydaya uygundur. Rasin'in buradaki yanlışı meydanda fakat vezin ve kafiye zarureti var. Dehri efendi köpürerek, ''A benim canım, a benim kızım, vezin ve kafiye zarureti için mısra bir kelime, bir hece, bir harf lave etmek veya eksiltmek mazeretiyle lisan şivesini altüst etmek, sarf ve nahvi ayaklar altında çiğnemek reva mıdır?'' Bu bahis mübalağasız yarım saat sürdü. Yorgun vücutlu bizim üç zavallı hep ayakta duruyorlardı. Rasi'nin bundan 200 yıl önce işlediği bir hatanın bugün işkencesini kendileri için Rasi'ne yazdığı Andromak'ta içlerinden atıp tutuyorlardı. Hele zavallı amca bey safrası yana kaçmış salapurya gibi ağrayan kalçası üzerine çarpıldıkça çarpıldı. Angel Efendinin edebiyat krizini yatıştıracak cevaplar vererek bahsi biraz bastırdı. Nezahat, fabıl dersini okumaya başladı. Efendi oradan gene söze katılarak, ''Kız sen dragon ne olduğunu biliyor musun? O bir mitoloji hayvanıdır.'' diye bir bahis açarak bir çeyrek kadar da o vadide çene çaldı. Nihayet karşısında baygın titreye titreye korkarak bir saattir ayakta duran o üç kişi gözüne çarparak amca beye sordu. ''Ne o? Hayrola birader?'' Amca bey doğrulmaya uğraşarak emir etmişsiniz geldik. Bak unuttum evet sizi ben çağırttım. Söyleyeceğim mühim şeyler var. Üçünün de dikkatle kıyafetlerine ve çehrelerine bakarak azıcık şöyle bana doğru gelsenize bakayım. Üçü de ilerlediler. Amca bey denize yuvarlanmış boş bir sepet gibi 5-10 defa sallandıktan sonra istoper etti. Dehri efendi korkunç bir sesi gürleyerek tulumbacı kavgasından mı geliyorsunuz bu hal ne? Amca beyin boğazına bir şeyler tıkandı. Nutku tutuldu. İki eliyle aşçı başı yapmış olduğu gibi bir pervane işareti verdi. Dehri Efendi elleriyle aynı işareti tekrar ederek ''O ne demek olacak öyle?'' Amca boğulur gibi bir yutkunmayla ''Efendim çarkı felek'' Dehri Efendi şemiyle Sadriye ''Çarkı felek nedir? Yalpa vurmasın diye yoksa amcaya uskur mu taktınız? Bir çarenin ne çalkanmadan yürüyecek ne de yutkunmadan söyleyecek hali kalmıştı.'' Sadri Efendim, üçümüz birden çarkı felek gibi dönmek için trapeze çıktık. Sonra biraderin kamburu terazinizi bozdu, aşağıya tekerlendiniz değil mi? Hayır efendim, ip koptu. Kopara. koskoca üç herifi o incecik ipler çeker mi? Tekerlendiğiniz güzel, ona hazrettim. Akılsızlığınızın cezasına uğramışsınız. Üstünüzü değiştirmeden buraya niçin geldiniz? Burada matmazel var, yoksa başka elbiseniz yok mu? Hemen gelmemizi emir buyurmuş olduğunuzu söylediler. Dehri Efendi mürebbiyeye gülümseyerek dedi ki, ''Çocuklarınızı mazur görünüz matmazel.'' Mürebbiye aynı tatlı gülümsemeyle, ''Hay hay efendim.'' Dehri Efendi gülerek, ''Fakat bizim biraderin bir tarafı işlemeyecek derecede zedelenmiş. A kardeş, senin cimnastiğe merakın olduğunu, trapez hünerlerin bulunduğunu hiç bilmiyordum. Bari bir gün matmazel ile benim yanımda çık da cambazlığını görelim.'' Amca sırıtarak, ''Kalçam iyileşsin çıkarım efendim.'' Kavgacıların üçü de "Oh, fırtına zannettiğimiz şey limanlık çıktı." diye içlerinden seviniyorlardı. Dehri Efendi korkunç ciddiliğini takınarak, "Şimdi gelelim size vereceğim emirlere." Amcaya söylenerek, "Birader, sen bekar bir adamsın. Bundan sonra haremde işin yok. Selamlıkta yatıp kalkacak. Bir iş olduğu zaman bazı bazı hareme girip çıkabileceksin. Her zamanki yerin selamlık olacak." Şemi, "O da öyle. Beygir kadar herif oldu." Emir verdim. Haremdeki eşyanızı bugün selamlıya taşıyacaklar. Orada ikinize de ayrı ayrı oda ayırttım. Şem'i de katiyen hareme giremeyecek. Sadri Bey evli olduğu için o ister istemez haremde oturacak. Efendinin bu anlattıkları üzerine amca bey ile Şem'i başlarında aşağı birer kova sıcak su dökülmüş gibi birer acınacak hal aldılar. Sadri ile harem tarafında geceleri yalnız kalmak için bu işte mürebbiye'nin bir şeytanlığı, ustaca bir oyunu, hasılı bir dolabı bir düzeni olduğunu ikisi de anlamıştı. Hatta efendinin sözleri sonunda Sadri ile Angel arasında şimşek gibi birer sevinç bakışı olduğunu da gördüler. Fakat ne denir? Efendinin kelimesine karşı söz söylenemez ki söylesinler. Yalnız Şemi içinden Angel, Sadri ikinizin de alacağı olsun dedi. Dehri efendi sözüne devam ederek en mühim emrimi şimdi dinleyiniz. Paris. Ağaçlar heyeti kongresine gönderilmek üzere bir eser kalemi alıyorum. Akasya ağacıyla Albize Antbel ağacı arasındaki münasebeti, yakınlığı arıyorum be herifler. Siz yalnız koca bebekler, sapır sapır trapezlerden dökülünüz. Yüzünüz gözünüz ağzınız, burnunuz hacamat olmuşa dönsün arama, okuma, öğrenme merakı ile bir defa kütüphanenin kapısından sakın içeriye bakmayınız. Efendi Akasya ile Antel Mentika'nın yetiştikleri iklimlere, nasıl geliştiklerine, birbirlerine olan esas benzerliklerine, başka hallerine, hasılı çıkışlarına, büyük analarına, babalarına dair o kadar inceliklere girişti ki dinleyenlerde ne işitecek kulak ne ayakta duracak bacak kaldı. Getire getire sonu işte şuraya getirdi. Ben eserin büyük bir kısmını yazdım. Sonunu tamamlamak üzereyim. Amca Bey, Şemi, siz ikiniz benim Fransızca yazdıklarımı Türkçe'ye tercüme edeceksiniz. Sadri Bey de tercüme müsveddelerini beyaza çekecek. Anladınız mı? Yazıhanenin üzerinden bir yığın defter uzatarak, işte yazdıklarım bunlar. Haydi durmayınız. Burada mı çalışırsınız yoksa başka yerde mi? Baş başa verip işe başlamalı. Bir hafta nihayet on güne kadar tercümeyi de beyazını da isterim. Ah keşke Dehri Efendi oğlunu falakaya yatırıp tabanlarına 80 sopa vuraydı da böyle haremden kovduktan sonra o kadar acılı bir zamanında başına bir de çekilmez tercüme belası sarmayaydı. İkisine mütercimlik, birine beyaza çekme işi verilen bu üç dertli insan ellerinde defterler ile süklüm püklüm kütüphaneden çıktılar. Selamlık tarafında bir odaya girdiler. Orta yerdeki masanın üzerine hokka, kalem gibi yazı aletleri ve birkaç da lügat kitabı hazır ettikten sonra amca bey Sadriye haydi gel bakalım albizza dedi. Karşısındaki de ben hazırım Antelmentika cevabını verdi. Dehri Efendi'nin ara sıra ettiği çocuklukları vahip bile nezahat bile yapmaz. Şemi Fransızca pek açık ibareleri bile zoranlar. Şimdi Antelmentika'yı nasıl tercüme edecek? Bu işe yardım edecek olan amca bey ise sevgilisi Angele, Frank'çe derdine yanmak için haftalarca uğraştı da sonunda gene gülünç olmaktan kurtulamadı. Burada tercümeyi yapacakların gülleri hiç düşünülmüş değil. Tercümenin yapılması isteniyor. Çare yek. Mutlak başlamalı. Bu çaresizliği bildikleri için Şemi ile amca bey defterin birinci faslını açtılar. İlk cümleyi 5-6 defa okuyup ağızdan tercüme ettikten sonra Şemi kalemi hokkaya batırıp şu suretle yazmaya başladı. Albizya Mimoses familyasından Akasya'nın pek komşusu bir ağaçtır. Amca Bey gözlerini açıp tercümenin bu ilk cümlesini okuyarak "Olmadı. Tercümeyi böyle yaparsak mutlak ikimizde falaka yeriz. Evvela Mimoses sözünü öyle olduğu gibi kullanmak olmaz. Onun lisanımızda karşılığını bulmalı. Sonra familya uymaz. Onu da değiştirmeli. Üçüncü olarak efendi bize Albizya Akasya'nın komşusudur demedi." Akrabasındandır dedi. Komşuluk nerede, akrabalık nerede? Gözünü aç yavrum. Sadri bilgiçlik taslamak üzere söze karışarak. Siz de familyasından demeyiniz de ailesinden değiniz. Amca bey Sadri'ye sen sus canım ağaçların ailesi olur mu? Sadri öfkeyle akrabası olduktan sonra ailesi olmaz mı? Amca bey sözlükte familia kelimesine bakarak. ha işte nebatat için olursa familia fasile manasına geliyor onu bulduk. Şimdi legumines kelimesini arayalım. Şemi ona hiç bakma. Legume sebze değil mi? Ona bir nispet edatı ekleyerek sebze deriz. Amca bey olmaz çocuk. Dur bir defa da ona bakayım. Bakarak ha ala İşte onu da buldum. Bakli yazıyor. O halde terkibimiz fasileyi bakliye, baklagiller oluyor. Şimdi mimoses kelimesine ne diyeceğiz? Amca bey Fransızcadan Türkçe'ye olan lügatlara bakar o kelimeyi bulamaz. Mimose'yi iki çenekli kelimesiyle tarif olunmuş bulurlar. Bu ikinci kelimeye bakarlar. Onu da hiç anlayamadıkları sözlerle tarif edilmiş bulurlar. Tutturdukları münakaşalar bazen sövme derecesine varır. Akşama kadar uğraştıkları halde yarım sayfadan ziyade tercümeye muvaffak olamazlar. Ondan da mana çıkar gibi değil. Akşam Akşamüstü amca bey, vay kalçam diye masanın önünden kalkar. Akasya'nın komşusuna da, Antel Mentika'nın akrabasına da ağzına geleni atar tutar. O günü Şemi ile Sadri ortadan açık söz söylerlerse de birbiriyle doğrudan doğruya bir kelime bile söylemezler. Fakat bu Antel Mentika tercümesi kendilerine her gün acı acı karşı karşıya gelmek zorunda bırakır. Dövüşün ilk akşamı efendinin emrine uyarak Sadri haremdeki odasına çekilip de amca bey ile Şemi selamlıkta kendilerine ayrılmış olan ıstırap hücresinde kalınca sevgiliden olan bu uzaklık ikisini de ümitsizlikten çılgına çevirir. Anjel ile karşı karşıya odalarda bulunurken şimdi böyle kilitli kapılarla ayrılmış ayrı ayrı dairelerde kalmak dayanılmaz bir talihsizlik değil midir? Bu ayrılmaya sebep olan acaba Anjel'in kendisi midir? Şeminin gündüz böyle olduğunda hiç şüphesi kalmamışken gece bu hükmü yavaş yavaş kuvvetten düşer. Angel'in hayali görünür görünmez bir halde saf, temiz, gönül alıcı bir melek şeklinde hasretli gözünde dolaşmaya başlar. Ruhunun bu emelini, bu nazik hayali şüphe çirkefi ile lekelemek istemez. Onu her zaman bir melek saflığında düşünmek ve ölene kadar gönlünü ona bağlı bulundurmak isteğine karşı gelemez. Bazı bazı kıskançlıkla acayip bir duygu zihnine Anjeli kabahatli bulacak şeyler getirirse de kısa olan aşkı hemen bir avukat kesilerek Anjeli temize çıkarmaya, her lekeden sıyırmaya uğraşır. Fakat amca beyle kendisinin selamlıkta yatmaları lüzumunu efendi babasına hissettiren şey nedir? Bu karara neden lüzum gördü? Acaba bunda Sadri'nin parmağı mı var? Sadri'nin hiledeki gücü oralara kadar varabiliyor mu? Bazı apaçık gerçeklere karşı bile kendince anjeli korumaya uğraşırken birdenbire şeminin başı döndü. Aşçıbaşı Tosun Ağa'nın sakız ağacının derdi yavaş yavaş meydana çıkıyor diye ağzından kaçırdığı sözler aklına geldi. Kendi kendine "Herifin elbette bir bildiği, gördüğü şey var ki böyle söylüyor." dedi. Nasıl etsem de aşçıyı tamamıyla söylesem Belki o zaman böyle haremden selamla kavulmamızdaki hikmeti de anlardım diye düşündü. O gece yeni odasında amca beyi de bir türlü uyku tutmadığından öksürüp söylenerek geziyordu. Şemi sofaya çıktı. Amcasının odasını dinledi. Onun da uykusu kaçmış, rahatsız bir heyecan halinde olduğunu anlayınca her türlü düşmanlık ve çekememezlik duygusunu bir tarafa bırakarak kapısını vurup konuşmak için içeriye girdi. Amca, yeğen karşı karşıya oturdular. İkisinin derdi hemen birbirinin aynı olduğundan, birinin söyleyeceğini öteki, ötekinin söyleyeceğini bir iki zaten biliyorlarmış gibi bir zaman susarak birbirlerinin yüzüne bakıştılar. Sonunda Şemi nasıl oldu der gibi derin bir bakışla o uğursuz vakanın sabahı böyle çarçabuk haremden kovulmamızın sebebi nedir? Amca bey düşüne düşüne. Bu sebebi ben de çok düşündüm. Aklıma türlü türlü şeyler geldi. Efendi babam bu kararını bize anlatırken Eniştemle mürebbiyenin bakışlarına dikkat ettim mi? Ettim. Ama bundan bir hüküm çıkaramadım. Efendi babanın bu kararında mürebbiyenin de sadrinin de bir parmağı yok. O bakışları olsa olsa bundan sonra haremde ikimiz kaldık gibi bir sevinci birbirlerine anlatmaktan ibaret olabilir. Mürebbiye eniştemi sahiden seviyor mu? Ona şüphe mi ediyorsun? Seninle benim yüzümüze gülüşü defi bela kabilinden bir şeydir. Karının gönlü onda. Şemin'in çenesi çalpara gibi takır takır birbirine vurmaya başladı. Amca bey yeğeninin o büyük teessürüne hiç aldırmayarak sözünü tamamladı. Haremden kovulmamızın en akıllıca sebebi bak nedir? Efendi baban edayı kovdu. Şimdi o gidip orada burada mürebbiye için bir sürü şeyler söyleyecek. Bu sözlerden kıza bir leke dokundurmamak için bizi selamlığa çıkarmaya lüzum gördü. Öyle yapacağına çocukları mürebbiyenin yanında yatıraydı. Hem de adet öyledir. Bir mürebbiyenin terbiye ettiği çocuklar beraber yatıp kalkarlar. Mürebbiyeyi çocuklarla yatırmamasında da mühim bir sebep var. Angel o kadar mutasip bir kız değil ama bilmem neden. Karyolasının başı ucunda hacı filan var. Çocuklar beraber yatıp kalkarsa göre göre bazı Hristiyan ibadetleri öğrenirler. Yalı komşumuz A efendinin evinde aynı şey olmadı mı? Anneleri çocukları bir sabah haçın önünde tapınırlarken görmedi mi? İşte böyle bir halden çekinerek efendi çocukları mürebbiyenin yanında yatırmıyor. Şemi o gece büyük bir ümitsizlik ile odasına döndü. Kendisinden iyi bularak mürebbiyenin Sadri'yi sevmesine ihtimal vermiyordu. Gündüzki dil kavgasından dolayı kendinden öc almak için amca beyin böyle ağız kullandığında kendi kendine inandırmak için bin yol arıyordu. Antel Mentika'nın zoraki tercümesi için üç kişi her gün birlikte bulunuyorlardı. Bu suretle geçen 3-4 gün sonra amca beyin Şemi hakkındaki muamelesi kökünden değişti. O şimdi Sadri ile daha dost görünüyordu. Amca ile enişte Şemi'ye alaylı alaylı baktıktan sonra birbirine bakışıp gülüşüyorlardı. Şemi bazı geceler acısını hafifletmek için odasına gittiği vakit amca bey şimdi seni dinlemeye vaktim yok ben uyuyacağım diye kaba cevaplarla yerini içeriye almıyordu. Amcasının muamelesindeki bu değişikliğe sebep nedir? Gene Şemin'in zihnine sakız ağacının derdi geldi. Bu nasıl lakırdı? Bunda ne mana çıkabilir? Aşçı başının pek ehemmiyetli saydığı bu sırdan bir ipucu yakalarım hülyasıyla Şemi zoraki tercümeden vakit buldukça mutfağa gitmeye başladı. Fakat ehrif'in ağzından mana çıkarılması antel mentika tercümesi kadar zor olan sakız ağacının derdi bilmece halindeki cümleden başka bir söz çıkmıyordu. Tosuna Şemi'ye her görüşünde hele aptala bak ağzımdan laf almaya geldi. Benim ağzım sıkıdır diye alaylı çocuğa ters surat göstermekteydi. Şemi bu sakız ağacının derdi bilmecesini olsa olsa yine sakız mastikasıyla çözebileceği yani tosunu sarhoş edip söyletmek yolunu düşündü. Bir gün gene aşçı başının yanına giderek dedi ki Tosun hani efendi babama hediye gelen koca hasırlıyı biliyorsun ya kayıktan çıkarıldığı günü kokusuna bayılmıştın. Biliyorum nefis bir şeydi. Ben o günü kokudan sarhoş oldumdu. O koku hala burnumun ucunda duruyor. Derdin nedir ki sanki? Bana ondan içirip de ağzımdan kelam mı kapacaksın? Ben öyle iki hasırlı içerim de ağzımdan cücük bile salı vermem. Anladın mı? Yok ağzından almak için değil. Maksadım beraber eğlenmek için o hasırlıdan ben yarım binlik mastika aşırdım. Sen bu akşam haremin selamlığın yemeğini verdikten sonra küçük sefertasının içine biraz öteberi ayır bir testi de sual. Tepeye çık. Kuru bittikten sonra dağın öbür yamacındaki kayalıkta tek fıstık ağacı yok mu? İşte orada beni bekle. Yarım binlik zıkkım içmek için o kadar yola gidilir mi? Hem efendi baban seni aramaz mı? Efendi babam şimdi yazıyla uğraşıyor. Hiç odasından çıkmıyor. Ne yazar durur bilmem ki. O da bir şekil divane. Geçen gün mutfağa gelmişti. Bana ateşin faziletini anlattı. Bir takım hava varmış da. O hava bilmem odunun neresine takılır yanarmış. Odun yanmazmış, hava yanarmış. Sonra o havalara birer birer at taktı. Odunların ta bitim yerinden masalını anlattı. Daha sonra ocaktaki kütüğün bana yanışını sordu. Tövbe ilahi ya Rabbi. Odun benim evladım mı? Yaşını ne bileyim. Neyse. Şimdi onlar lazım değil. Bu eğlentiye karar veriyor musun? Verdim, gitti. Mastika olur da tosun oradan kaçınır mı? Senin niyetin başka ama yağma yok. Bak ben de bir karar koyacağım o kayalıkta sakız ağacının lafı olmayacak. Yok neme lazım. Sakız ağacını azma bile almam. Biz oraya eğlenmeye gidiyoruz. Bu karar üzerine o akşam güneş battıktan sonra Şemi ile Aşçıbaşı sözleştikleri yerde birleşirler. Tosun sefertasının gözlerine en seçme yemeklerden koymuş bir testide su getirmiş. Şemi sarhoşluğa çeşni vermek için kilerden mastikadan başka havyar, anşua, balık yumurtası filan da aşırmış. Şemi babasının esaslı yasağı olduğu halde her türlü hapasetten tatma işinde hiç geri kalmazdı. Para ve arkadaş buldukça kumar oynamak, fırsat düştükçe işret etmek Şemi'nin başlıca eğlencelerindendi. İçkide tosun ağa kadar değilse de hemen ona yakın idmanı vardı. Yani içki kadehini ömründe ilk defa olarak o akşam eline almıyordu tam ay karşıki dağların ardından nazlı bir uyuşuklukla gülümsemeye başlayıp da nur olu vermiş bir sevda nefesi gibi hafif bir sarartı ile her tarafa hazin hazin ışıklar saçtığı sırada aşçı başı önlerine koymuş oldukları nevaleye göz gezdirerek şemiye hele bir yol doldur bakalım ilk zıkkımı senin elinden içeyim karşılıklı birer tane yuvarladılar aşçı başı insanın boğazından yağ gibi akıp gidi ne kokulu şey mübarek bu ala mastikakilerde mahpus gibi duruyor. Efendi baban bundan akşamları atmıyor da odunların yaşını hesaplamakla beynini yoruyor. Acayip adam. Ulu orta acayip canım. Birer sigara sardıktan sonra aşçı. Hele birer daha göndersek nasıl olur? Aşçı bir daha yuvarlar. Şemi bu ikinci de ihtiyat eder. Aşçı sen niye içmiyorsun ki? Öyle pek birbiri üzerine midem kaldırmaz. Ne olacak ya? Şehir uşağının midesi nazik olur. Hele bir yol daha göndereyim de nasıl içildiğini sen de gör. Aşçıbaşı bir daha boca eder. Hafif bir neşe duyarak aya doğru bakıp ay ışığı da bu akşam bana helavetli gözüküyor. Adeta içimi kamaş kamaş kamıştırıyor. 8-10 dakika birbiri ardından ikisi birden doldurup toka ederek içtikten sonra Tosun'un gözleri biraz parıldamaya başlayarak canım sakızı içtikçe bu meredin ağacı aklıma geliyor. Fakat onun lafını bu akşam etmemeye kararlaştırdık sakızı iç. Lakin onun ağacını ne sen ağzına al ne de ben. Hele ben almam tövbe olsun. Aşçı başı bir daha yutarak mürebbiye dolaş da gel tepeyi tepeyi şarkısı ile ayağa kalkıp kıvıra kıvıra oynamaya başladı. Sonra uzun bir kahkaha ile mürebbiye o sakız ağacının gülüdür işte. Fakat dikkat et beynimizde o ağacın lafına lüzum yok. Kim söylerse yürekten gücenirim. Şemi aşçıya üç dört kadehte bir içki arkadaşlığı ediyor, kendi bir içerse o dört içiyordu. Tosun ağa, o içkili mecliste sakız ağacı sözünün ağzına alınmasına bile çok sıkı bir yasak haline sokmaya uğraştığı halde kendisi hiç durmadan o sözü diline dolamış olduğundan zorlamaya veya yalvarmaya pek lüzum kalmadan onun sırlarını Tosun'un kendi kendine yumurtlayacağında Şemi'nin şüphesi kalmadı. Tosun bir daha içerek ''Bu rakıyı niçin sakızdan yapıyorlar? Sakız ağacının kökü kurusun. Başka ağaç bulamadılar mı? <laughs> Onun pavlukasını görsem de temelinden yıkardım. Lafına lüzum yok ya. O ağacın derdi beni harap etti. O işin ne olduğunu ben söylemem. Nafile. Hiç üzerime var mı? Söyleme canım. Ben de sana sormuyorum ya. Aşçı öfkeyle. Ne için sormuyorsun? Hazen kebire sen benim küçük beyim değil misin? Tosun'un derdini sen, sen sana diyorum be. İşte şu sen sormadıktan kelli kim soracak? Öyleyse sorayım ne olmuş? Ne mi olmuş? Elinin körü ne olacak? Uzun hikaye. Buradan tuttursak bir ucu bizim memlekete varır. Hele bir kadeh daha toka et. Şemi kendi içmez aşçıya bir daha verir. Tosun o senin domuz eniştenle çörek amcan yok mu? İkisini de elime şu ellerime verseler. Alim Allah pişman ederdim. Ah benim malim menalim Şemi. Senden canımı saklamam. Sakız ağacı saklarım ha. Of içerim yanıyor. Ah benim kokanam murabiye. Hele daha içelim. Kadehi dikerek sana derdimi anlatsam parmakların ağzına takılır kalır. Anlat bakalım. Hele kurnaza bak. Tosunu sarhoş oldu sanıyor da lafı döndürüp dolaştırıp sakız ağacına getiriyor. Ne yapayım anlatma. Burada sakız ağacı dinlemeye gelmedik ya. Ulan sakız ağacı lafı kim ediyor ki sen dinleyesin? Orosbulağa bak. Lafı tersine çevirip de ağzımdan yutacak. Bir yol daha doldur bakalım. Aşçı yutar. Şemi, oh Tosun'um, afiyet olsun. Tosun, süzük gözler, sarhoşça bir söylenişle, benim içinde o dert dururken bu zıkkı mafiyet olur mu? Hangi dert? Hazen kebire canım, o ağacın derdi. Ağzını alma sakın, meclisimizden dışarı. Sakız ağacı değil mi? Buna ağzı almaktan ne çıkar? Ne mi çıkar? Bir dolu daha sun bakalım. Şemi doldurur, tosun yuvarlar, fakat bu defa aşıdaki göz şaşılığı, ağız çarpıklığı, söyleme uyuşukluğu hayliden hayliye artar. Derin bir of çekerek o dert içimde sanki kaynaşıyor. Ağzını göstererek buradan dışarı fırlamak istiyor. Ben anlasam da sen dinleme ha. Bıktım bu sakız ağacından. Dinlemem kulaklarımı tıkarım. Sen dinlemezsen ya ben içimde o dertle patlayayım mı? Patla. Amcanın kamburu patlasın. Anladırın işte. Fakat hikayenin ucu sakız ağacına gelince sen ağzımı tokatla. Ağzını yırtarım. Hikayeye başla. Fakat orasını anlatma. Kadehi sun bakalım. İnsanın karnına rakı girince dert dışarı çıkar. Senin muhabbetine mürebbiyenin aşkına içer. Gayrı patlıyorum dinle bakalım. Şemiye dikkatle bakarak bak kulaklarını nasıl dikti. Şaşkın. Sanki ağzımdan laf alacak. <laughs> Beni sarhoş sanıyor. Güle güle bir tarafına yatıp kalkarak Hepsini anlatırım da iş ağaca gelince orada mıh kesilirim. Sağına soluna sarhoşça bakınarak işte başlıyorum. Efendim benim çırak yok mu Bekir? İşte o memmenetsiz geceleri yattığımız odada. Usta korkuyorum bana hayalet gözüküyor lafını tutturdu. Ulan zıbar hayalet dediğin ne oluyor dedim. Uykum biraz kaymaklanır. Bekir dapturu döşeğinin içinde gene dikelir. Usta hayalet pencerenin önünden geçti der. Hay babanı ananı hayalet götürsün. Gir döşeğine zıbar. La hevlayı oku, etrafına üfür diye haykırırım. Döşeğinde dikilen uşak, laf anlar mı? Sabaha dek böyle dalaşırı dururuz. Bir akşam yine hayalet değecek suratına şapla yapıştırıp, di bakalım, bu şekil hayalet. Bana bir tarif et dedim. Bekir ağlayarak, biri fistanlı, biri pantollu dedi. Ulan onlar geçince beni dürtüşle ne cins ecinli olduklarını göreyin dedim. Bir gece nısfille'nin yarısında ben tatlı uykudayken Bekir beni dürtükledi. ''Hahay'' diye tavan boyu sıçradım. ''Usta gidiyorlar'' dedi. Pencereye baktım ki ne göreyim. Hele bir yol doldur. İçtikten sonra koruya doğru karanlıkta iki gölge gidiyor. Çapaklarımı silip dikkat ettim. Tu Allah cezaların vere. Senin kamburla kokana daha doğru gidiyorlar. Amcan karanlıkta ne acayip gözüküyor. E farkı yok. Bekir'in korktuğu kadar var. Şimdi Bekir'e doğrusunu desen olmaz, eğrisini söylesen uymaz. O akşam okuduk, üfürdük, yattık. Artık benim merak sardı. La havleyi ben okumaya başladım. Ertesi gece Bekir'in dürtüşlemesine hacet yok. Pencerenin önünde bekledim. Geçmediler. Tam beş gece geçmediler. Altıncı gece gene hayaletler karşıdan koptu. Bu defa kambur yok. Mürebbiye ile enişte. Kol kola vermişler. Sanki zannedersin ki birbirinin ağzına girecekler. Usulla odadan çıktım. Sezdirmeden peşlerinden vardım. Ah bu gözlerim neler gördü. Doldur doldur bakın mı öyle. Sıtma tutmuş gibi ne titriyorsun? Ha hava serinleşti de üşüyorum. Hava mı? Dilin dolanıyor. Ben içtikçe sen mi sarhoş oluyorsun? Enişteni ayı ahlata yapışır gibi karıyla sarmaşırken gördüm. Neyse. O babı geç. Ondan sonra geceleri çok bekledim. Gayrı geçmediler. Mürebbiye dedin mi benim de kanım kaynıyor. O karıyı üç gün görmesem rahat edemiyorum. Benimki bir şey değil ha. İşte bir göz sevdası. Karşıdan cemaline hayran olmak. Bir gece döşekte sevda gönlümü sardıkça sardı. Yatamadım gayrı. Odadan fırladım. Mürebbiyenin yattığı odanın karşısında dolanmaya başladım. İçim cemalime hasret. Görmek istiyorum. Meğer ben kalktıktan sonra Bekir de arkamdan ulaşmış. Beni gözetlermiş. Baktım mürebbiyenin odasında mum yanıyor. Odanın karşısında bir sakız ağacı var. Biliyon ya maksadım o ağaca tırmanıp odanın içini seyretmek ağaca el attım bekir arkamdan usta nereye çıkıyorsun dedi hay başımın belası ulan nereden çıktın sen dedim baktım sen gidiyorsun ben peşin sıra vardım dedi oldu bir şey artık kolsan da faydası yok öyleyse gel bekir omzunu ver şu ağaca çıkayım dedim çırak omzunu yaylımladı üzerine bindim ağacı kucaklamaya savaştım diha koca meret kucaklanmıyor ki Bin zorlukla kollarımı doladım. Yısa ha yısa. Dallarına kadar yükseldim. Ha hay. Öyle yüksekliğe vardım ki gözlerim mürebbiyenin penceresiyle karşı karşıya geldi. Pencerenin tüllük perdeleri sıyrık duruyor. İçeride tepesi fistanlı, lambadan kızıl bir ışık çıkıyor. Sanırsın ki odada yangın var. O alevin içinde mürebbiye geziniyor. Odayı dolandı dolandı. Hani orada aynalı bir yüklük yok mu? İşte onun önünde dineldi. Başladı fistanını çıkarmaya. Ha babam ha, soyunuyor, mal meydana çıkıyor. Aşçıbaşı hikayesinin bu noktasında bir bolu bestesiyle aşağıdaki beyti ırlamaya başladı. Yaktı aşkın kederin beni, çöz aslım göğsünün düğmelerini. Tosun Ağa, her kelimesine 7-8 elif miktarı uzata uzata bu beyti okuduktan sonra hele bir daha tepeleme sun ki hikayenin alt tarafını diyem. Şemi zangır zangır bir titremeyle aşçıya bir tepeleme kadeh sundu. Pelüze vücut aynanın karşısında titriyor. Ben de ağacın sırtında zangır Mürebbiye derede gölgesini gören ceylan gibi ardına baktı, önüne baktı. Ağacın çatalında benim işim bitiyor. İçindeki resimleri parayla seyrolunan delikli sandık yok mu? Hani camdan içine bakılıyor. O sandığın şahini al bakalım bu da nedir dersen dünya güzeli. Asma kabağı gibi bacaklar, kalaylı pilav tenceresi memeler, at yelesi saçlar, ayva göbek, hokka ağız, Badem gözler diye bağırmıyor mu? İşte onu seyrediyorum sandım. Kendini doyasıya seyrettikten sonra mürebbiye sırtına delikli bir gömlek geçirdi. Ne durdu ne durmadı. Odanın kapısı açıldı. Göre göre ne görsem beğenirsin. Kambur içeri girmedi mi? İkisi evvela baş başa tokuşur gibi eğilip kıçlarını çıkararak alafranga selamlaştılar. Onlar el ele tokuştuklan ben ağacın üstünde düşe yazdım. Ulan Şemi ne oluyorsun? Suratın değişti, gözlerin fırıldıyor. Kötü kötü ne soluyorsun öyle? Mürebbiye ile kambur al içinde cilvelenmeye başlayınca ağacın sırtında işte ben de böyle senin soluğan oldum. Ağaçtan aşağı teker meker oluyordum. Di bakalım sarhoş olmamanın mümkünü var mı? Doldur bakalım. İçtikten sonra o geceden sonra ben artık yuvada yatan leylek gibi o ağacın sırtını kendime mekan tuttum. Her gece seyretmek için oraya varırdım. Delikli sandık kaç para eder? Neler gördüm neler?'' İki gece sonra o odada Sadri'yi gördüm. Enişteni birkaç akşam sonra da seni gördüm. Şemi'nin omzundan tutup sallayarak. Ulan domuz sen de mürebbiyeyle nazlaşıyordun. Tu, sıra bana gelmedi ki. Talihim olsa aşçı olmazdım. Şemi dili dolaşarak sordu. Bana baksana şey başı. Aa, aman aşçı başı. Şey şimdi hala onlar mürebbiye'nin odasına geceleri geliyorlar mı? Hayır şimdi iş başkalaştı. Gene ağaca tırmanıyorsun ama bir şey göremiyorum. Mürebbiye gayrık pencerenin storlarını sıkı sıkıya indiriyor. Üzerine kalın perdeleri de kapıyor. Hadin varsa içerisini seç. Bir şey görünmüyor. Pencerelerin böyle kapatılmasından anlıyorum. Gene odada bir dolap dönüyor. La gaybını Allah bilir ama gene gelen giden oluyor. Fakat ben göremiyorum. Tosuna ayağa kalkıp gene mürebbiye dolaş da gel tepeyi tepeyi sözleriyle oynamak istedi fakat birkaç çalkantıdan sonra yere düştü. Sarhoşluktan gözlerine acayip bir mahmurluk, ağzına da hafif bir çarpıklık geldi. İri bir nefes alarak ağır ve yayıkça bir söylenişle ''Şey, şey ama da tuhaf şey ha, küçük bey yıkılıyorum, bu sakızın suyu ne sertmiş. <laughs> Yok rakı beni yıkmaz, beni anlıyorsun ya, şu beni mürebbiyenin aşkı hem yakıyor hem yıkıyor, anladın mı?'' Ulan hey, Tavaya düşmüş mercan balığı gibi ne bakıyorsun? Haydi oradan çürük yumurta. Sarıya sarımsaklı yoğurt, mürebbiye kambur aşık. <laughs> aşçı başıya bulaşık kaşık da şıkır şıkır terelelli. Aman da kokanam yelelli gibi sarhoş saçmaları ile aşçıbaşı arkasını kayaya dayayıp sızdı. Tosun Ağa'nın mürebbiyenin yatak odasında delikli sandık diye anlattığı panoramanın kızıl alevi asıl şimdi yüreğinde korkunç alevlerini saçmaya başlamıştı. Mürebbiyenin Şemiye hıyaneti hakkında Tosu'nun saflıkla verdiği haber gerçeği korkunç bir surette meydana koyuyordu. Sevgili Anjeli artık melek gibi düşünmeye, onu her türlü kötülükten saf biri gibi görmek ihtimallerini aramaya, daha doğrusu içindeki azabı yatıştırmak için Şemi'nin kendi kendine aldatmaya uğraşmasına imkan kalmamıştı. Mürebbiyenin üçünü birden içeriye aldığı maddesi apaçık meydana çıkmıştı. Bu meydandaki hainlik Şemi'nin içtiği birkaç kadeh tesiriyle kafasında büyüdükçe büyüdü kendisini dayanılmaz bir ateşe saldığı için Şemi karşısında yatan aşçının üzerine atılıp boğazını sıkmak, o her kelimesi kalbine başka bir yara açan sözlerin çıktığı ağzını yırtıp paralamak istedi. Fakat biraz düşündü. Aşçının ne suçu vardı? O ayıkken söylemek istemedi. Şemi kendisi onu söyletme yollarını aradı. Zavallı, bahtsız aşık o anda aşağıya inip yalıyı alt üst etmek, amcayı, sadriyi, mürebbiyeyi vurmak fikrine düştü. Lakin hep bu düşünceleri düşünmesi kolay, yapılması olmayacak fikirlerdendi. Yavaş yavaş bu delice fikirlerindeki, bu çocukça kararlarındaki ilk şiddet kayboldu. Gene niyeti, o niyet, kararı o karardı. Fakat düşündüklerini o gece yapmayıp, bunları yapmak için uygun bir zaman bekleyecek, başarmak için bazı tertipler yapacaktı. Aşçıbaşı dayanıp sızdığı yerde horlamaya, Şemi de kederinin şiddetinden ağlamaya başladı. Birinin sarhoşça horlaması, ötekinin aşk ağlamasına karışarak o şekilde yarım saat kadar geçti. Şemi'nin hıçkıra hıçkıra söylenmelerinden aşçı başı biraz gözlerini açarak ''Hele bir yol daha doldur bakalım.'' dedi. Şemi hiç cevap vermedi. Tosun Ağa başını zor tutabilir bir halsizlikle kendini toplamaya uğraşarak uzun bir kahkaha salıverip terelamlarla karışık birkaç saçma savurduktan sonra birbirine kavuşmak isteyip duran göz kapaklarının arasından şemi ve bakarak ''Hele hele aptala bak ağzımdan lakırdalacak ulan. Ulan yoksa sakız ağacını ben sana anlattım mı? Yo ne güzel anlatmadım. Yumruğuyla yere vurarak ''Ben onu sana anlatmam ihtimali yok ağzımdan bir laf alamazsın.'' Aşçıbaşı Tosun'un bütün olup biteni hiçbir tarafını eksik bırakmadan anlattıktan sonra gene ağzımdan laf alamasın diye sarhoşça iddialarda bulunduğu gecenin sabahı Angel'in vefalı üç sevgilisi Antel Mentika'yı çevirmek için masanın etrafında yerlerini aldılar. Şemin'in suratından düşen bin parça oluyordu. Zavallı çocuk, aşçıbaşının akşamki açığa vurduğu korkunç sırlar, o sırada içtiği rakının ertesi günkü mahmurluğu, uykusuz geçirdiği gecenin güç yıpratan ıstırabı tesiriyle tercüme etmek değil birisi kendine ismini yaz demiş olsa nasıl yazılacağını hatırlamayacak bir hale gelmişti. O günkü çevirme çalışmasında amca bey yeğeninin sayısız yanlışını çıkarıyordu. Her yanlışı alaylı sözlerle ihtar ederek amca ile enişte birbirlerine bakışıp ilkin manalı manalı gülümSüyorlar sonra da ardı arkası kesilmez kahkahalarla gülüyorlardı. Şemi bu alayların bir kaçına dişini sıktı. Ötekiler bu insafsızca acı alayların arkasını kesmeyince çocuk ikisinin yüzüne de büyük ümitsizliğini gösterir keskin bir bakışla bakarak şu ortadaki hokkayı alınca şimdi beyninizde paralarım bir kamburla bir evli herifin aşk düşkünlüğü benim halimden daha az mı gülünçtür gülecekseniz aynaya bakınız da kendinize gülünüz benim yüzümde maymun oynamıyor ya diye öfkeli öfkeli söylenip tercümeyi elinden atarak odadan çıktı Sadri arkasından yavaşça zırt dedi. Amca bey yeğeninin bu ansızın patlak veren alınganlığından şaşırarak Sadri'ye zırlama birader. Oğlanın bugünlerde pek sağa solu yok. Şimdi geri döner. Belki hokkayı birimizin kafasına fırlatır. Sadri öfkeyle benim elim armut devşirmiyor ya ben de onun kafasında bardağı paralarım. Zırt demenin sırası asıl şimdi geldi. Geçen gün koruda ellerin ne armut devşiriyordu ne de elma. Şemiden mükemmel daya yedikten sonra bir de utanmadan oturup çocuk gibi ağladın. O bir kere olur. O günden sonra kuvvet macunu yemeye mi başladınız? Yoksa pazılarınıza yiğitlik muskası mı taktınız? Kaç paralık gücün kuvvetin olduğunu gözümle gördüm. Artık bana da kabadayılık satma. Biraz süren bir sessizlikten sonra amca beyi bir sinir gülmesi yakaladı. Bu gülüş hemen Sadriye'de geçti. İkisinin arasında pek güldürücü gizli bir şey varmış da hatırlarına geldikçe kendilerini tutamıyorlarmış gibi birbirlerine bakıp bakıp gülüyorlardı. Gide gide bu kahkahalar o kadar kuvvetlendi ki amca bey bir kanepenin Sadri bir koltuğun üzerine arka üzeri yatıp öyle katılırcasına gülmeye başladılar. Sadri biraz kendini tutmaya uğraşarak dedi ki ''Nasıl? Şu ahmak oğlandan intikamımızı çıkarabilecek miyiz?'' ''Hahaha, <laughs> intikamını ilkin ondan, sonra senden çıkaracağım. Fakat aklıma geldikçe kendimi tutamıyorum. Üstüme aldığın rolü tamamıyla oynayabilecek misin? Ha hay, seninle birleşip Şemi'den, Şemi ile birleşip senden intikamımı alacağım. Ben açık söylüyorum. Kendini tetik al. Fakat birader, o bana söylediğin şey yok mu? İşte ona inanamayacağım geliyor. Pencereden dışarı bakarak, bizim Şemi iyiden iyi fitili aldı. Kuduz köpek gibi bahçeyi dört dönüyor. Beyler böyle konuşurlarken uşak geldi. Öğle yemeğinin hazır olduğunu haber verdi. Yemeğe indiler. Birkaç kere çağrıldığı halde Şemi o gün sofraya gelmedi. Yemekten sonra damat bey kaleme mahsus olan elbiselerini giyinerek iki haftada bir defa gitmekte olduğu dairesine gitmek üzere yalıdan çıktı. Amca bey de selamlık bahçesindeki kameralardan birinin içine girip yaprakların arasından Şemi'nin davranışlarını gözlemeye başladı. Şemi sinirli bir yürüyüşle bahçeyi dört döndükten sonra koruya çıkıyor Biraz durup iniyor gene bahçeyi dolaşarak yeniden oraya çıkıyor gene iniyor. Sözün kısası deli gibi durmayıp dolaşıyordu. Amca bey bu iniş çıkışları 6'ya kadar sayıp kendi kendine dedi ki bu ne delice dolaşma işte bundan ibret almalı. Angela'nın sevdası bak insanı ne hallere koyuyor. Ben de böyle 18-19 yaşımdayken bu kızın aşkına düşseydim besbelli işte şemi gibi olacaktım. Sanki şimdi olmadım mı? Benim de içim içime sığmıyor ama ne yaparsın? İçinin ateşini büsbütün belli etmek olmaz. İhtiyat göstermek lazım. Son derece ihtiyatlı olmak gerek. Bana kambur diye yüksekten bakıyorlar. Ben kamburum ama elhamdülillah o kambur kadar da aklım irfanım var. Abudala aşıklar. Beni siz kolayca yakadan atarız sanıyorsunuz. Öyle mi? Biri pazısının kuvvetine, öteki de güzelliğine güveniyor. Ben akıl, zeka, incelik ve kavrayışımla gururlanıyorum işte. Zeka her şeyden üstündür. Ben kambur olduğum halde gücümle, irfanımla kızın gönlünü çeldim. Sadri güzel delikanlı. Fakat sevgilisini öteki iki rakibin ellerinden tamamıyla kurtaramıyor. Ben onun gibi fidan boylu olaydım. Acaba Anjel'e öteki ikisine selam mı verdirirdim? Hey gidi şaşkınlar hey. Saatini çıkarıp bakarak altıya çeyrek var. Rolünü oynamak zamanı geldi. Angelin aşkından kabına sığamayan şu Bahadır Şemi Bey'in kalbine bir pehlivan yakası açayım da o da görsün. Şemi'nin korudan yedinci içinde amca bey kamerayden çıkıp o sevda ümitsizine yaklaşarak gamlı bir surat ve acılı bir sesle ''Şemi yavrum azıcık bana baksana. Beş aşağı on yukarı ne dolaşıyorsun öyle?'' Şemi nefretle karışık bir öfkeyle ''Amca şakanın sırası değil şimdi. Ağzımdan pek fena bir söz çıkar kalbin karılır. İki elini şarkadak birbirine vuran amca. işte al cevabı otur aşağı. Be hey ahmak beni dinle. Asıl şimdi böyle lüzumsuz öfkenin şiddetin sırası değil. Dinle bak ne mühim şeyler söyleyeceğim. Ben o enişteniz olacak adamın yüzüne safamdan gülmüyorum. Sırrını öğrenmek için avali yemliyorum. Ben arpayı önüne döktükçe o yedi. Ben döktükçe o yedi. Sonunda hazmedemedi. Yüreğinin içindekilerin hepsini meydana döktü. Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Ben bir fin personum, sen ise bir maladrasın. Rica ederim amca, Türkçe söyle. Şaşırarak, canım kurnazca zekamı tarif için Türkçe'de ekspresyon bulamıyorum. Peki ne olmuş? Esas maddeden ayrılmayınız. Başım pek sersem, dinlemeyeceğim. Efendim sözün kısası, muhtasarı, hulasası, toplucası, özü... Of! Yani sözün cevheri, biz leylek yuvadan atılır gibi ifal babından ihraç mastarıyla haremden def edildikten sonra oh yavrum keka mürebbiye ile bizim enişte beynindeki muamele artmış. Bunu bana sadri alık yarim kendi anlatıyor. Ne yapayım? İkisi de kahrolsun. Garip bir gülümsemeyle senin bu cevabın elinden bir şey gelmeyen aşıklara mahsus sözlerdendir. Sen onlardan mısın ya? Hani birkaç gün evvel Angel'in ismini ağzına alanı gebertirim diyordun. Nerede kaldı o baba yiğitlik? Şemi vahşi bir bakışla Amca beyin omuzlarından yakalayıp silkerek ''Söyle, ikisini de öldüreyim mi? Ne yapayım?'' Birkaç adım geri kaçmak isteyerek ''Yok yavrum, beni öldürecek değilsin. Hem bana artık rakip gözüyle bakma. Ben Matmazel Angel'in üzerine çoktan su içtim. Bira, mastika, gazozda yuvarladım. İnşallah kış gelirse boza bile içeceğim. Yok, ben artık o karıyı sevmiyorum. Ben kamburum ama gönlüm büyüktür. Nefsim yüksektir. Üçünün dördünün bir yalaktan su içmesi o hal köpeklere mahsustur. Çok şükür ben dört ayaklı değilim. Bak iki ayak üzerinde yürüyorum. Koruda öyle birkaç defa topraklara yuvarlanıp da böbürlenmekle iş bitmez. Şimdi sözümün alt tarafını dinle. Sözün kıpkısası yok mu? Bu gece Mademoiselle Angel tarafından sizin enişte bey o pembe ışıklı odaya davetli. Bunu çok sahih olarak söylüyorum. Benden bir kere haber vermek. Alt tarafı senin bileceğin iş. Ben o sevdadan çoktan elimi yüzümü yıkadım. Bak şimdi, hiç üzülmeden tavla oynamak için bitişik yalı komşumuza gidiyorum. Orova, sevgili yeğenim. Amca bey kendine mahsus yürüyüşle kırıta kırıta gitti. Şemi mıhlanmış gibi durduğu yerde kaldı. Gözleri bakıyor ama artık görmüyor. Kulakları dinliyor ama bir şey işitmiyordu. Deniz, yalı, ağaçlar, ümitsiz bakışları önünde fırıl fırıl belirsiz şekillerle dönüyor. Nereye bastığını, nerede durduğunu bilmiyordu düşünmek istiyordu fakat zihni her vakitki aydınlığını kaybetmişti. Yalnız kafasında akan ateş gibi bir fikir dönüp dolaşıyordu ki o da bu gece mürebbiye Sadri ile yalnız başlarına otururken üzerlerine gidip ikisini de gebertmek gibi korkunç bir niyetti. Gece hareme nasıl girecek? Mürebbiye'nin kilitli kapısını nasıl açabilecekti? Bu zorlukların nasıl giderebileceklerini düşünmek için beyninde bir kuvvet yoktu. Babasından korkusunu ve çekinmesini giderip biraz zihnine açıklık vermek için Dost doğru kilere koştu. Sakız mastikasından birbiri üzerine 3-4 kadeh yuvarladı. 5-10 dakika sonra zihninden her zorluğu yenebilecek bir tazelik, vücudunda bütün engelleri alt üst edebilecek bir kuvvet, çılgınca niyetini gerçekleştirmek için kendinde büyük bir cesaret duydu. Kararını o gece mutlaka yerine getirecekti. Mastika'nın beynine verdiği ateşli bir şiddetle ilk kararının zorluklarını teker teker düşünüp taşındı. İşi kolaylaştırmak için öldürmek için lazım olan aleti bulmaktan başladı. Yalının selamlığında duvarları silahlarla süslenmiş küçük bir oda vardı. Oraya gitti. Duvarlara kıymetli halılar üzerine üç köşe, yuvarlak, oval şekiller vücuda getirerek asılmış olan tabancalara, tüfeklere, palalara, yatağanlara, kamalara göz gezdirdi. Kabzası altın işleme üzerine mercanlı firuzeli orta büyüklükte çok şık bir hançer üzerinde bakışı durdu. Kendi kendine Ha, Anjeli böyle zarif bir aletle öldürmeli ki üç erkeği birden baştan çıkardığı için ahirete pişmanlıkla gitmesin. Bu hançer şimdi yerinde dursun. Lazım olduğu zaman ben gelir onu buradan alırım dedi. Gece hareme nasıl girebileceğini düşündü. Bunun için bin türlü yol buldu. Şimdi Anjel'in kilitli kapısını açmak zorluğu kalmıştı. Bunun için uzun düşünmek lazım geliyordu. Odasına çekildi. Pencerenin önüne oturdu düşünmeye başladı. İlkin pencereden girmeyi uygun buldu. Odanın yüksekliği çok olduğu için böyle girmekte zorluk gördü. Kamayı alıp gündüzden Angel odada yokken karyolasının altına girip saklanmayı, intikam zamanına kadar orada beklemeyi düşündü. Bu ikinci şekli de zor buldu. Böyle davranıp da gündüzden yakalanırsa isteği yerine getiremedikten başka babası tarafından adam akıllı cezalandırmak ihtimali de vardı. Bu korkunç düşüncelerle pencereden dışarı bakmaktayken mürebbiyenin çocuklar ile bahçede gezindiğini gördü. Bakışı kızınkine rastlarsa zihninde dolaşan korkunç kararmayı belki anlar korkusuyla pencereden çekilip kendini mürebbiyeye göstermedi. Kapının kilidini gece istediği dakikada açabilmek işini olanca düşünce ve kurnazlığıyla kafasında evirdi çevirdi. Sonunda kendi kendine evvela gidip şu kapının kilidini bir muayene edeyim. Belki ondan sonra bir karar verebilirim dedi. Fakat hareme nasıl girecekti? Oraya girmesi şiddetle yasak edilmişti. Sadri'nin kalemde olması, amca beyin yalıda bulunmaması, mürebbiyenin bahçede gezinmesi bu maksadını kolaylaştıracak tesadüflerdendir. Selamlıktaki uşaklar, haremdeki cariyeler gündüz o vakit hep alt katlarda bulunduklarından yukarı katta bir kendisi bir de babası vardı. Selamlıktan hareme geçilen koridorun kapısı geceleri kilitli, gündüzleri açık bulunduruluyordu. Fakat o koridordan harem tarafına girmek için mutlaka babasının kütüphanesi önünden geçmesi lazım geliyordu. Şemi yine kendi kendine ''Efendi babam bugünlerde günlerde Antel Mentika'nın yazısıyla uğraşıyor. Böyle zamanlarında kapının önünden geçmek değil ha, odasına bile girilmiş olsa çok defa farkında olmaz. Harem sofasında kadınlardan birine tesadüf edersem oradaki eski odamda kalmış olan bir kitabımı almaya gelmiş olduğumdan bahsederim. İnandırabilirsem ne ala?'' İnandıramazsam duçar olacağım ceza falakaya yatmaktan ibaret olur. Bu kararı üzerine Şemi koridordan içeri girdi. Tüylü halıların üzerinde yavaş yavaş adımlarını atarak babasının kapısı önüne geldi. Kulağına yavaşça kapıya verip içeriği dinledi. Babası Fransızca söyleniyordu. Şemi içinden oh oh peder meşgul dedi. Yavaş yavaş yürüdü. Başını harem sofasına çıkarıp etrafı dinledi. İnsan vücuduna delalet edecek hiçbir ses işitmedi. Son derece çekine çekine mürebbiyenin odasına doğru gitti. Odanın kapısı kapalıydı. Topu çevirdi. Kapının bir kanadı açıldı. Kilidi muayeneye başladı. Kilit tek anahtarla lazım olduğu zaman içeriden dışarıdan kilitlenen cinstendi. Yalıdaki kapı kilitlerinin hepsi hemen bir çeşitti. Fakat hiçbir kilidin anahtarı başka bir kapıya uymazdı. Çünkü anahtarların dillerindeki oymalar hep başka şekildeydi. Böyle kilitleri bulunan kapılar içeriden kilitlenip de anahtar da üzerinde bulundurulursa, dışarıdan o anahtarın bir eşi de sokulsa yine kapı açılmaz. Bundan dolayı anahtarı oradan çalıp bir çilingire çabucak aynını yaptırmaktan Şemi için bir fayda yoktu. Şemi anahtarı çevirdi. Dışarı çıkan sürgüyü ve onun gireceği yuvayı muayene etti. Her ikisini de pek sağlam buldu. Karma karışık bir bilmecenin en can alacak noktasına arar gibi kapının her yanını karış karış incelerken birdenbire elini alnına götürüp "Buldum, buldum. Kolayını şimdi yakaladım." dedi. "Kapı çifte kanatlı değil mi? Kilitlendiği zaman bir kanadının kilidinin sürgüsü, ötekini de yukarıdan söveye, aşağıdan eşiğe sürülen iki sürgü tutuyor. Sabit kanadın bu üstten ve alttan olan sürgüleri sürülmemiş olsa Kilitin pek o kadar ehemmiyeti kalmayacak. Çünkü kilit sürgüsü yuvalı kanattaki tutunduğu yeri kaybediyor. Sabit kanadın aşağılı yukarılı sürgüleri sürülmeden kapı kilitlenmiş olsa dışarıdan yapılacak kuvvetli bir yüklenme ile kanatları açılabilir. Şemi bu düşünceyle sabit kanadın iki sürgüsünü de yuvalarına ancak 1 milimetre kadar tutunacak kadar çekti. Sonra alt sürgünün kendi kendine yuvaya düşebileceğini düşünüp bir iki kibrit bularak sürgüyü istediği gibi bunlarla sıkıştırdı. Mürebbiye akşam odasına girip de sabit kanadın sürgülerini muayene etmeden misafirini kabul ettikten sonra kapıyı kilitleyip yatarsa şeminin işi işti. Bizim çılgın aşık bu tertipleri yaptıktan sonra odanın içine pek tatlı demler geçirdiği, sevdadan tat aldığı o sevgilisinin yerine acı bir bakışla baktı. Bütün gençlik ümidi, ruhunun manası işte orada açılmış, o ana kadar yabancısı olduğu hayat lezzetlerini o dört duvarın arasında görmüş bulmuştu. Her köşesi gönlünde tatlı fakat şimdi dayanılmaz bir acılığa gözleri doldu. Karyolanın örtüsünü kaldırıp ütülü patiska çarşafın dört köşe dantelli yastıkların üzerine sevda ümitsizliğinden yanan yüzünü sürerek bu tesirle akan sıcak gözyaşlarını serperek Angel'in şimdi hayal olmuş vefasının kokusunu arayıp bulmak istedi. Döşeye yaklaştı. Fakat o anda gözlerine ateşten ejderler görünmüş gibi titreye titreye geri çekildi. Yumruklarını sıktı. Dışarı vuramadığı içinden kopan bir çığlıkla bu karyola birkaç saat sonra başka bir erkeğe yataklık edecek. Ondan sonra da benim intikamcı elimle de cinayet yerine dönecek dedi. Döşekten kanlar fışkırdığını görür gibi acayip bir duygu ile birkaç adım geri çekildi. O acayip görünüşten gözlerini kurtarmak için başını öbür tarafa çevirdi. Bu sefer de gözleri Anjela'nın fotoğrafına rastladı. Mürebbiye, üzeri ipekten çiçeklerle süslü, fes rengi kadifeden bir çerçeve içinde gönül alan bir bakış, hafif bir gülümseme gösteriyordu. "Şemi, ben ağlarken sen gülmek için mi yaratıldın?" dedi. Resmi ayakları altına alarak çiğnemek istedi. Fakat yine yok. Bu oda içindeki bütün eşya ateş gibi gözüme batıyor. Fakat bunlardan hiçbirine el sürmeyeceğim. Şu odaya bugünkü gelişimi sana haber verecek burada hiçbir iz bırakmak istemem. Fotoğrafa dikkatle bakarak gül sevgili Angelim. O zehirli, o kandırıcı gülüşün yüzünden hiç eksik olmasın. Bu gece cesedin şu karşıki döşekte cansız yatarken sen gene buradan o faciayı güleceksin değil mi? Gül efendim gül. Şu karşıki odanın penceresinden kendimi akıntıya atacağım. Ben orada boğulurken sen burada gene gül. Orova Angelim dedikten sonra acı bir gülüşle Şemi odadan çıkıp kapıyı eskisi gibi kapadı. Bu korkunç kararından kimseye bir şey sezdirmemek için o akşam Şemi zoraki bir neşeyle sofraya indi. Birkaç lokma yemek yedi. Amca beyin 5-10 zevzekliğini dinledi. Yatmak zamanı gelip de bütün ev halkı yataklarına çekilince zavallı ümitsiz aşıkı şiddetli bir çarpıntı aldı. Gündüzki rakının verdiği sarhoşluktan bir şey kalmamıştı. Ben bu işi ayık kafayla yapamayacağım dedi. Kilerden bir şişe konyak çalarak odasına çekildi. Bir kadeh içti. Gözlerini duvardaki saate dikip dört buçuk. Daha altıya bir buçuk saat var. Az bir zaman sonra bu ev bir matem evine dönecek. Yarın gece bu vakitleri acaba nerede olacağım? Hiçbir yerde. Cesedimi denizde bulabilirlerse bir mezara gömerler. Fakat Angel, o perişan saçları, o güzel yüzü, her erkeği bir türlü baştan çıkaran o sevimli ağzı ile o da toprağa girecek. İkimiz bir günde gömüleceğiz. Sadri o hain. O da bu şerefe nail olacak. Ölümümüzde bile Angel ile aramıza kötü bir rakip olarak giriyor. Diye mırıldanarak başını duvara dayayıp ağlamaya başladı. Zavallının beyninde aşkın şiddetleriyle gençliğin hayatı olan kuvvetli bağları pençe pençeye gelmiş son bir şiddetle boğuşuyordu. Biri bu yaşayış alemini görülmesine dayılmaz kara renk şekiller, eziyetine dayanılmaz sürekli gamlar, kasvetler içinde göstererek Zavallıyı ölüm çukuruna doğru çekiyor. Rahat bendedir. Sevdadan vazgeç. Bak sana kara kucağımı açtım. O çektiğin aşk azabının bir dakikalık acısı benim bütün ebedi sessizliğimden daha korkunçtur diyordu. Beri yandan gençliğin hayata bağlılığı, gülümser ümitler, hülyalı emeller, gençlik haline bürünmüş saadetler, aşklar, muhabbetler, bağlılıklar ile süslü bir gelecek göstererek Genç ayaklarının altına serdiğim bu sevk vadisine adım atmaktan niçin çekiniyorsun? Tutkun bakışlarına gösterilecek büyülü ne manzaralarım, hasretli kulaklarına fısıldayacak ne tatlı sırlarım, koklamak için serpilecek ne bayıltıcı çiçeklerim var. Benden yüz çevirip de niçin o korkulu uçuruma dönüyorsun? Ben sana gülerken sen bana somurtursan sonra pişman olursun diye şakıyordu. Gençliği, canlanıp da karşısına geçmiş gibi Şemi yumruklarını sıkıp ona karşı dedi ki ''Hayır, seni istemem. Bana göstermek istediğin hep o aldatıcı çiçekler gözümde yalnız bir kelebeğin onlara konup kalkması ile beğenilebilir. O kelebek Anjel'dir. Beni ilk sevgi adımımda aldattın. Senden bu hainliği görünce ben de o karanlık çukura çevrildim. Anjel'i bütün sevda günahlarından temizleyerek bana saf olarak geri verebilir misin?'' Bu olacak şey değil veremezsin. Öyleyse ben de senin yüzüne bakmam. Bir an evvel elemlerimi yatıştırmak için beni yutacak dalgalara atılırım. Zavallı sevdalı başını tahtalara vurarak gözyaşlarını salıverip öldüreceğim, öleceğim. Başka emelim kalmadı dedikten sonra kalktı. Bir kadeh daha içti. Saate bakarak intikam vaktine daha bir saat yani bir asır var. Değil tam bir ömür. Benim şu ıstırap hayatının bir tek saatini geçirmeye tahammülüm yok. Sözleriyle oda kapısından başına çıkarıp dışarıya dinledi. Herkes odasına çekilmişti. Hiç ses yoktu. Elinde küçük bir lamba ile yavaş yavaş yürüyüp silahlarla süslenmiş olan odaya girdi. Gündüzden seçtiği hançeri duvardan alarak odasına döndü. Bir kadeh konyak daha içtikten sonra hançeri kınından çıkardı. O soğuk demirin orasına burasına dokundu. O dokunmadan duyduğu soğukluğun bütün vücuduna yayıldığını hissetti. Biraz paslı ama Angel'in yumuşak vücudunu delebilir dedi pencerenin önüne oturdu. Denize, karşıdan gölgeler içinde görünen dağlara, yalılara, küçükten beri hep içinde büyüdüğü o manzaralara birer veda bakışı ile baka baka kah ağlamak, kah acı acı gülmek suretiyle bir hayli vakit geçirdi. Kalktı, saate baktı. Altıya çeyrek var. Vakit gelmiş, dedi. Deminden beri sabırsızlıkla beklediği o uğursuz saatin yaklaşmış olması bu sefer aksi bir tesir yaptı. Çarpıntısı arttı. Eli ayağı buz kesildi üşüyorum, konyak içmeliyim dedi. Bir, bir daha birbiri üzerine iki konyak içti. Arkasından ceketi, yeleği çıkardı. Bir pantolon, bir gömlekle kaldı. Hançeri eline aldı. Odadan çıktı. Hareme giden koridorun kapısı kilitli olduğunu bildiğinden, hiç o tarafa gitmeden merdivenden ihtiyatla indi. Geçtiğini kimseye duyurmadan bahçeye çıktı. Haremle selamlık arasına ayıran insanın boyundan yüksekçe bir duvar vardı duvara yakın ağaçlardan birine tırmanıp çıktı. Duvarın öbür cihetinden aşağı süzülerek harem bahçesine indi. Bir zaman durdu, düşündü. Ah keşke yanıma biraz konyak alaydım. Bu gece ne kadar içsem beni tutmuyor, dedi. Haremin alt kat pencereleri demir parmaklıklı, bahçeye açılan kapıları da geceleri kilitli bulundurulduğunu bildiği için Şemi etrafına bakındı. Bahçeyi dolaştı. Ağaçların kurumuş dallarını ayıklamak için bahçıvanın her vakit oralarda bulundurduğu üç ayaklı merdiveni arayıp buldu. Bunu alt kat penceresinin önüne koyarak oradan içeri girdi. Koca yalı bütün içindekilerle beraber derin uykuda, ses seda yok. Taşlıktan geçti. Her basamağında bin heyecan duyarak iki merdiveni çıktı. Sofaya, üç rakibin orta yerdeki masanın altına gizlendikleri mahut sofaya geldi. Orada asma lamba gene yanmıyor. Bunun söndürülmesini manalı buldu. Sofanın bu karanlığı Angel'in odasında misafir bulunduğunu gösteriyordu. Yavaş yavaş yürüdü. Mürebbi'nin kapısına geldi. Kulağını verdi. İçeriyi dinledi. Ufak ufak mırıltılar, kesik kesik ahlar, oflar. Hasılı üçüncü bir kimsenin işitmemesi gerekli mahrem şadalar duydu. Sevda ümitsizliğinin içtiği o birkaç kadeh Konya'nın tutuşturduğu kanı buhar gibi genişleyerek damarlarına sığmaz bir hale geldi. Kendi kendine, demek amcanın haberi doğruymuş, dedi. Şemi artık insanlıktan çıkmış, baştan ayağa bir titreme, bir ateş kesilmişti. Oradan çekildi. Yere düşmemek için duvarlara tutuna tutuna Sadri'nin odasına kadar gitti. Baktı, kapı aralık, içeride kimse yok. Onun yanındaki odaya girerek pencerelerden birinin camını, kafesini sürdü. Maksadını icra ettikten sonra kendini kolayca denize atabilmek için bu hazırlıkta bulunuyordu. Oradan geri döndü. Babasının dairesine giden koridordan içeri girdi. Kütüphanede lamba yandığını kapının aralıklarından gördü. Babam oturuyor dedi. Usulca geri çekildi. O tarafa ses gitmemesi için koridorun sofaya olan kapısını yavaşça kapadı. Bir gürültü duyup babasının gelmesine, ev halkının uyanıp yukarıya konuşmalarına meydan kalmadan bu işi çarşabuk görmek icap ediyordu. Zangır zangır titrer bir halde kendi kendine ''Haydi bakalım, cesaret, metanet, İşe başlamak zamanı geldi, dedi. Yavaş yavaş genç mürebbiyenin kapısına yaklaştı. Aşk ümitsizliği ve kıskançlığının vücuduna verdiği olanca şiddetle iki ayağını döşeme tahtalarına kuvvetlice dayadı. Sağ omuzunu iki kanadın arasına vererek insanüstü denecek bir kuvvetle kapıya yüklendi. Gündüzden çekip hazırladığı alt ve üst sürgüler yuvalarına olan hafif bağlarından kurtularak iki kanat birden gacır gacır bir karış kadar ileriye yürüdü. Fakat kilit bütün bütün açılmadı gene kapıyı tutuyordu. İçeriden Türkçe Fransızca ''Ay yaman o nedir ne oluyoruz?'' diye korkulu, şaşırmış, kalınlı inceli sesler işitildi. Ondan sonra telaşlı bir gezinme başladı. Küt diye birkaç kişi birden karyoladan atladıktan sonra içerideki dolaplardan birinin anahtar ile kapısı açılıp gene kilitlenir gibi oldu. Şemi bu kargaşalıktan istifade ederek hançeri elinde sımsıkı tuttuğu halde 15-20 adım geri açılıp kendini bilmez bir halde koşa koşa gürler gibi bir hızla kendini bir ikinci defa daha kapıya verdi. İki kanat birden çatır çatır arkasına dayandı. Odanın içi gene pembe ışıklara boğulmuştu. Angel ayakları çıplak, göğsü bağrı açık, saçlar ürpermiş, titreyerek çok korkmuş bir halde odanın bir köşesinde ayakta duruyor üç erkekle oynamak istediği, muhaşaka komedyasının hiç beklemediği böyle bir drama dönmesine şaşa kalmış gibi korku ve şaşkınlıkla karışık bir gözle bakıyordu. Şemi sağına baktı, soluna baktı. Dadı Angel'den başka kimseyi göremedi. Hançerin kınını çekip odanın ortasına fırlatarak silahlı elini mürebbiyeye doğrultarak yukarı kaldırdı. Çarpıntıdan zor anlaşılır bir sesle ''Eğer bağırırsan bu hançeri göğsünde bil. Birkaç dakika evvel burada biri vardı.'' Nereye sakladın? Söyle. Mürebiye cüretli olmak isteyerek koşun. Katil var diye bağıracağım. Bağırırsan öldürürüm. Angel o korkunç dakikada düşmanının kendi diliyle söz söylerse belki tesiri daha büyük olur fikriyle Türkçe söylemeye başlayarak ben ölmek korkmuyor. Şimdi katil var bağıracak. Efendi Baba gelecek burada. Senin ayaklar koyacak falaka içeri. Sopa sopa çok acı çok ağrı. Uzun lakırdıya vaktim yok. Bu gece içeri aldığın herifin nereye sakladın? Deminden tatlı tatlı konuşuyordunuz. Ben içeride herif aldı, ben masum, günahsız karı. Günahsız olduğunu papaza anlat. Ne mal olduğunu biliyorum. Çabuk söyle. Herif nerede? Ah vahşi adam. Gece yarı bir karı kapı kırıyor. Şemi çılgınca bir öfke ve hızla karyolanın eteklerini kaldırıp altına baktı. Kimse yok. Komedin yerine karyolanın başucuna konulmuş bulunan dolaplı büroyu açtı. Yine aradığını bulamadı. Aynalı dolaba koştu. Baktı. Üzerinde anahtarı yok. Titrek bir sesle dedi ki ''Şu aynalı dolabın anahtarını ver. İçinde kimse yoksa bu gece seni affedeceğim. Benim aynalı dolap anahtarın kimse vermez. İçeride kadın eşya var. Eğer bir erkek onlara bakıyor ayıp oluyor. O kadının kendini çırılçıplak erkeklere göstermesi ayıp olmuyor da eşyasını göstermesi mi ayıp oluyor? Anahtarı ver diyorum.'' Angel hakaretli bir cüretle kaşlarını kaldırıp ''Ben anahtar vermiyorum.'' Şemi kudurmuş bir kaplan gibi bir sıçrayışta üzerine atılarak mürebbiyenin iki elini arkasına çemreyip sımsıkı tuttuktan sonra kızı yan üstü yere yatırdı. Üzerine çıkıp hançerin ucunu iki memesinin ortasına doğru tutarak ''Sen anahtarı vermiyorsun ama ben seni gebertiyorum.'' Angel boğuk boğuk ''Ben katil var'' bağıracak. Bağırdığın anda bu hançer göğsüne girecek. Mürebbiyenin bağıracağım demesi kızgın aşıkını korkutmak içindi. Yoksa bağırmak onun da hiç işine gelmiyor, ufak bir gürültü olup da dışarıdan biri gelecek diye kız oğlandan çok korkuyordu. Angel, göğsü üzerine parlayan hançere bakıp bir ölüm acısını, bir de anahtarı karşısındakine vermekteki kötülüğü düşündü. Ölümü daha iyi bulur gibi kendini bırakarak kısık kısık dedi ki, ''İsterse beni öldürüyor.'' Fakat ben anahtar vermiyor. Şemi büyük bir hiddetle artan kuvvetini kullanıp kızı bir iyi tartakladı. Angel, şeminin demirden pençeleri altında yarı baygın bir hale gelerek ''Bu ne işkence, ne kadar eziyet'' dedikten sonra vücudunun her zerresi başka başka titreyerek gözlerinden bir gözyaşı seli boşandı. Kendini hiç müdafaa etmedi. Yardım istemek için haykırmak cüretini göstermeyerek yalnız hıçkırıklar, iniltiler ile sessiz sedasız ağlıyordu. Şemi sıkıştırdığı eli altında kızın mororan beyaz bileklerine, diziyle çökerttiği kalçasına o latif, yumuşak vücuda baştan aşağı bir baktı. Şiddetli bir teessürle kendi gözlerinden de akmaya başlayan yaşları göstermemek için başını arkaya çevirdi. Şimdi ikisi de ağlıyordu. Bir aşkın en çok başı ile sonunda akan bu hazin katreler birbiri ardından halının üzerine yuvarlanmaktayken Talihsiz Şemi, delice bir şiddetle intikamını almak isteyen elinin altında hırpalayıp ezmeye uğraştığı hançer ile göğsünü delmeyi düşündüğü o vücudun gençlik hayallerini cennete döndüren, bütün rüyalarını sevgiyle parlatan Angel'in o ruhunun hakimi olan kadının nazik bedeni olduğunu düşündü. O vücuda dokunmaktan kalbinde hissettiği çarpıntının her biri öldürme, affet, affet, o yine seni sevecektir diyordu. Baktı ki gittikçe derecesi artan teessürü işine engel olacak, bu sefer ne yaptığını, ne yapacağını bilmez bir kederle kızın ellerini bırakıp kalktı. Odanın içinde bir iki döndü, aynı dolapla karşı karşıya gelince ''Bunun içinde erkek var, sen anahtarı vermezsen ben de tekmemle kıracağım, evvela onun içinden çıkanı sonra da seni geberteceğim.'' dedi. Tekmesini kaldırdığı sırada Angel bitkin bir iniltiyle ''Yok yok, kırmayacak, kırmayacak, ben anahtarı verecek.'' dedi gecelik gömleğin sol tarafındaki ufacık dantelli cebinden küçük bir anahtar çıkarıp odanın ortasına fırlattı. Şemi hemen anahtarı aldı. Dolabın kilidine sokarken beri yandan mürebbiye uzun bir ah çekerek ''Şemi açma, açma sonra çok pişman olacak.'' dedi. Kız bu sözleri bitirir bitirmez bütün bütün yere serilip bayılıverdi. Şemi düşmanını dolaptan kaçırmadan ilk hamlede öldürmek için bir eliyle hançeri kaldırdı, hazır tuttu. Öteki eliyle dolabı açtı. Gözüne ilk çarpan manzaradan bu sefer sahiden delirmiş gibi iki adım geriye fırlayarak ''Aa efendi babam'' feryadıyla elinden hançer bir tarafa, kendi öbür tarafa düştü, bayıldı. Evet, Şemin'in efendi babası, Dehri Efendi, aksakalı ve kıpkırmızı bir çehreyle Anjel'in fistanları arasından çıktı. Odanın ortasına doğru bir iki adım yürüdü. Baygın, yerde yatan o iki gencin haline, o dokunaklı levhaya baktı. Üçüncü bayılan da kendisi oldu. Son. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.